Evet, değerli izleyiciler, ne yapıyorsunuz diye soruyorsanız Fenerbahçeli arkadaşlarımın yolladığı mesajlara cevap yazıyorum. 3-1 kaybettik biliyorsunuz, gülüyoruz ama yani pek keyifli bir gülme değil. Fenerbahçe'yi kutluyoruz. Galatasaray'a da bu kötü oyunundan ötürü teessüflerimizi iletiyoruz. Hakikaten yenilgiyi bu kadar hak ettiği bir başka maç Galatasaray'ın az gördüm. Az bile yediler. Biz hocamla beraber maçı izliyorduk. Sonra aşağı müziğe çıktık. Kapıdan baktım. Üçüncü gol geliyor dedim. Asansöre bindik. İndik. Üç olmuş dediler. Galatasaray'ın hak ettiği bir mağlubiyetti. Fenerbahçe'nin de çok hak ettiği bir galibiyetti. Hayırlı uğurlu olsun kendilerine. Ve futboldan tarihe geçeceğiz. Hukuka geçeceğiz. Konularımıza geçeceğiz. Tek tek özelde yine keyifli bir akşam geçireceğiz. Bağrımıza taş basarak. Evet, bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın. Kendisini tanıyor musunuz bilmiyorum ama çok tanınması gereken birisi olduğunu söyleyerek başlayayım. İzleyeceksiniz ve hakikaten diyeceksiniz ki Türkiye'de ne adamlar varmış. Onlardan biri daha bizle beraber. Hocam hukuk tarihi profesörü, aynı zamanda da Türkiye'de yayınlanmış en iyi ansiklopedilerden biri olan, belki de en iyisi diyebileceğimiz detaylar bakımından İslam Ansiklopedisi'nin de yayın kurulu başkanı bildiğim kadarıyla, değil mi hocam? Evet. Ve hoş geldiniz Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın. Siz de hoş geldiniz Murat hoş Bey. Hoş bulduk. Sabahlara kadar program, şimdi bir daha sabahlara kadar program. Daha işte 15 saat olmuş çıkalı. 15 saat olmuş. Burada. 5'te mi bitti? Ben şey yatalım, ona saati değiştirdik ama 6'ya geliyordu eski şeyle. Geri alındı ya, geri saat 6'ya geçmişti eski saat. Güzel. Şeyi hatırladım bu maçta, biliyor musun? Neyi? Yukarıda manzara güzeldi. Bir gazeteci, bir ilim adamı televizyonun içine girmek üzere. Sen de fotoğrafladın bunu. Fotoğrafın lazım olur o. Fakat ne hatırladım biliyor musun? Galatasaray, ben futbolları anlamam biliyorsun pek. Ama hatırladığım Galatasaray, ben 4 veya 5 yaşındaydım, misket oynardık. Fenerbahçe yenmişti. En son o zaman yenmişti. Şeyinde, onu hatırladım. Murat yapma. O kadar da kötü değil ya. Yani öyleydi yani. Fenerbahçe'nin sahasında 4 veya 5 yaşındaydım. Yok yok, yendik birkaç kere, yendik. 60 ihtilal öncesiydi. Olur mu? Ben mesela bir maçta oradaydım. Çok lüzumsuz bir korner olmuştu. Bak, tarih anlatıyoruz. Neydi? Fenerbahçe'ye Ankara Gücü'nden gelen bir oyuncu var. Böyle sarışın, uzun saçlı. O boş bir topu durduk yerde kornere attı. Kornere Cevat Prekazlı kullandı. Uğur Tütüneker şöyle geriye doğru gidip bir kafa vurdu. Gol oldu. 2-1 kazandı mesela. Fenerbahçe'de. Ben onu bilmiyorum. Benim de ama Fenerbahçe adına herhalde son gidişimde taraftar olarak bir daha da. Hatta şey vardı, bir trafik kazasında öldü kaleci Bahadır rahmetli. Galatasaray'ın. Kaygan iç. Yok yok, eski. Metin. O golcü kaleci. Golcü işte. Ha. Metin Oktay. O kaçırmıştı. En son ben 4 veya 5 yaşındaydım o kadar. Senin tarih bilgin de böyleyse eğer hiç burada program yapmayalım. Çünkü tamamen palavra atıyorsun. Yok, Erhan söyledi, söylememi biraz önce telefonu böyle de dedi. Erhan tabii Fenerbahçeli olarak şimdi seni kafa yapmış vaziyette. Demek ki Erhan'ın da tarihçine güvenilmez. Yalancı tarihçi. Tarihi tahrif ediyor. Bugün kim kazandı? Ya Fenerbahçe sandalı kim kazanıyor? Fenerbahçe kazanıyor işte. Hep yine onlar kazandılar. Yapacak bir şey yok yani. Damarıma basma. Damarıma basma. Sırf beni değil, konuğumuzu da üzüyorsun. Hocam da Galatasaraylı. Fakat çok güzel oldu fotoğraf. Fotoğraf şahane oldu değil mi? Televizyonun içine girmek güzel. Bir ilim adamıyla bir fanatik taraftar televizyonun içine girmiş maç seyrediyorlar. Futbol böyle bir şey işte. Dün enteresan konulara girdiniz yine. Cuma namazı falan. Valla o da ben bir şey fark ettim. Çok mesaj geldi. Birkaç yüz tane cuma namazı konusunda. Ve 100 kadarını okudum. Hepsi farklıydı. Acaba Türkiye'de cuma namazından bilinmiyor mu diye, kusura bakmayın öyle konuşuyorum, herkes başka söylüyordu. Nesi bilinecek cuma namazının? Şartları. Cemaat halinde kılınması şart değil midir? Şimdi Hanefi hukukunda ayrı hocam varken bunlar bana düşmez ama yani bir imam cemaatinin 2 kişi, Şafii hukukunda 40 kişi diyen var. Hatta dün gelen mesajlarda Kur'an'da cuma namazı yoktu diyen bile vardı. Var mıdır peki? Olmaz olur. Kötü bakıyorlar. Estağfurullah. Hocam size anlatır hakikaten. Dün akşam takıldım çünkü ben bir türlü bu cuma namazı içinden çıkamadım. Herkes başka şey söyledi. Cuma namazına girersek orada fazla kalırız. Biz hukuk tarihinden ve şeyden bahsedelim. Kendi alanlarımızdan. Tabii şu var. İslam hukukunda ve İslam dininde
fukahanın, hukukçuların yorumunun önemli bir yeri var. Tabii bu yorumlar da farklı olabilmektedirler. Dolayısıyla biz İslam hukukunun muhtelif alanlarındaki şeylere bakarsak, kurallar bütününe bakarsak zaman zaman Hanefilerin farklı yorum yaptığını, Şafilerin, Hanbelilerin, Malikilerin ve diğerlerinin farklı yorum yaptığını görürüz. Bu da gayet tabii. Yani bu hükümlerin önemli bir kısmı hukukçuların yorumuyla ortaya çıktığından bunlara birebir Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber'in sünnetinde cevap bulmak mümkün olmaz. Şimdi Peygamberimiz Cuma kılmıştır. İşte onun kaç kişiyi de en az kıldığına bakarak bir takım yorumlar yapmakta. Bu bilgiler de farklı olarak geldiğinden bu farklılıktan olması tabidir. Yani Cuma namazında farklılık var. Sen tek başına kılınabilirdi mesela. Hayır, tek başına demedim. Hayır, tek başına, kılınmaz. Kimse hayır. Yoksa etrafta dedin, kılınabilirdi. Hayır, hayır. Cami yoksa dedim. Çünkü Erhan cami olmadan kılınmaz dedi. Çölde gidiyor dedim. Kılmak istiyor seferi. Şimdi çölde tek başına gidiyor, ne yapacak? Tek başına yok. Cuma namazı cemaatle kılınan bir namazdır. O zaman öğle namazını kılacak. Öğle namazını kılar bırakacak. Öğle namazını kılıp bırakacak. Isız adaya düşen birinin cuma namazı kılma şansı yok. Esas şudur tabii. Cuma namazında mümkün olduğu kadar çok cemaatle kılmak esastır. Bu yüzden mesela bugün mümkün değil ama eski dönemlerde tek bir şehirde ki tek camide kılmak eğer mümkünse tercih edilmiştir. Esna Ayasofya demiş değil mi? Cuma namazının en çok kılındığı cami. Ayasofya tabii önemli bir merkezdi. Cuma namazı mutlaka orada kılınmıştır. Genelde Osmanlı Devleti'nde Osmanlı padişahları kendi yaptırdıkları camide cuma namazını kılarlar ve bir cuma selamlığıyla belli bir merasimle oraya giderlerdi. Fatih kendi camini yaptırarak çok muhtemel ki Ayasofya'da kılmıştır. Zaten kendisi fetihten sonraki ilk cuma namazını orada kılmıştır. Osmanlı evet. Geleneğinde cemaati olan kiliseler dokunulmaz fakat fetih bir sembolü olarak ele geçirilen şehirdeki en büyük kilisenin cami haline çevrilmesi bir gelenektir. İstanbul'da da en büyük kilise Ayasofya olduğu için fetihten sonra Ayasofya cami haline getirilmiştir. Ama Kariye'yi de getirmişler galiba değil mi? Kariye de. Sonradan cemaati olmayan bazı kiliselere cami yapılmıştır ama cemaati olan yani kendi cemaati olan kiliselere genelde dokunulmamıştır. Ama yani tek başına kılınır falan şeyi söylemedim. Yok. Hayır. Olur mu? Ben öyle anladım. Çölde hayır, adam hayır. Yalnız cami imam yok. Gidiyorlar dedi. Ha, gidiyorlar. Evet. Gidiyorlar. Seferi tamam düşer ama kılmak istiyorsa dedim cami yoksa ne yapacak? Erhan namazgahlar var dedi. O olduğu için. Olmayan yerde. Çölü bırak başka bir yerde mesela kılalım dedi. Onu konuştuk. Ama yüzlerce ayrı cevap geldi. Peki kadınlara farz mıdır cuma namazı? Şimdi kadınların genelde bu şeyden fukahanın yorumuyla istisna tutulmuşlardır. Ama Peygamber Efendimiz döneminde daha sonraki dönemlerde de kadınların cuma namazı kıldıklarına sıklıkla rastlanmaktadır. Çünkü Hazreti Muhammed döneminde cuma namazında kadınlar da var. Var tabii. Sonra şimdi ise yok. Şimdi biraz da İran'da var. Şöyle biraz Arap dünyasında var. Biraz da Türkiye'de şöyle bir gelenek var. Veya ihtiyaç var. Cami, cuma günleri zaten normal erkeklere yetmiyor. Oluyor, evet. Yetmiyor. Yani bahçesine varıncaya kadar doluyor. Dolayısıyla kadınlara kılacak yer kalmıyor. Belki bunun için başka formüller üretilebilir veya genişletebilir ama şu anda erkeklere dahi Türkiye'deki evet. Camiler yetmiyor cuma günü. Sokaklara taşıyor insanları. Evet cuma. Taşıyor. Diğer günler bomboş camiler evet. Ya da işte belirli bir cemaat var. Cuma günleri başka bir şey. Evet. Yani benim tanıdığım böyle dinle yakın ilişkisi olmayan pek çok insan var. Bir tek cumaya gidiyorlar. Teamül. O böyle bir sosyal bir olay haline gelmiş galiba cuma namazı. Yani herkes oraya gitmez. Zaten camiler sosyal merkez değil mi hocam? Tabii. Bir de şu var tabii. Diğer namazları tek başına kılmak mümkün. Camide kılmak daha faziletle kabul edilmekle birlikte tek başına kılmak mümkün. Halbuki cuma namazını tek başına kılmak mümkün değil. O yüzden mecburen cuma camide ve beraber kılınacak. O yüzden sair zamanlar, diğer vakit namazlarını insanlar evlerinde kırarlar veya başka yerlerde. Ama cumaya mutlaka camiye gelmek zorunda. Evet. Mesela bizim böyle bir cuma toplantılarımız vardı. Eskiden cuma öğlenleri toplanırdık işimizin az olduğu zamanlarda. Bazı arkadaşlarımız hiç namazla uzaktan yakın alakası olmayanlar cuma günü namazdan gelirlerdi, geç kalırlardı. Sadece o gün? Sadece o gün namaza giderler. Cuma günü namaza giderler. O şey gibi yılın 11 ayı içip Ramazan'da içmemek. Aynı şey. Evet. Halbuki içen Ramazan'da da içebilir. Hiç içmeyeceksin canım. Ya hiç içmeyeceksin. Hiç içmeyeceksin. Ha yani içmemenin gerektiğine inanıyorsan veya o günahtan uzak durmak istiyorsan hiç içmeyeceksin. Yani. Ya da
Ramazan. Evet. Yani Ramazan'da içmekle sair zamanda içmek arasında bir günah farkı var mı tartıda? Biraz fark edebilir. Ramazan ibadet yoğun bir ay yani. Bu fark edebilir. Ama asıl olan tabiatıyla Ramazan'da da Ramazan dışında da içmemektir. Hiçbir zaman din belli bir ayda veya günde istisna getirmiyor bu tür yasaklara. Ama soru çok güzel. Günah farkı. Şimdi o gün neydi? Cübbeli Ahmet Hoca geldi. Büyük günah var, küçük günah var, ortaba günah var diye böyle günahları sınıflara ayırdı. Ve sonra da dedi ki hepsini yap, tövbe et, geçer dedi. Bizim de içimizi ferahlattı. Örneği hatırlıyorsun değil mi? Verdiği örneği. Felaket. Örneği düşünmek de istemiyorum yani. Ben hayatta böyle bir örnek duymadım yani. Akşam mesaj gönderdiler onun adına. Sonra fark ettim, program bittikten sonra epey mesaj geldi. Fıkıh tarafına, Cuma'nın. Soru mu? Bu arada Murat Bey, reklam filmimizle ilgili az önce programını izlemişler. Epey bir mesaj geliyor. Film çok güzel. Beğendin mi? Çok güzel. Aslında o bir şey öyle yemek vardı, yiyemedik. He? Yemek lazımdı onları. Çok yemek pişirdik ama. İçimiz dışımız yemek oldu. Evet. Çok da neşeliydik. Bütün gün reklam filmi çektik hocam. Bütün ne kadar yazar varsa 8-10 saat film sürdü. Tabii. Kakara, kikiri, eğlenerek, gülerek reklam filmi çektik. Yemekler yaptık. Fakat Murat artık en sonunda zıvanadan çıkmıştı. Yemeğin içerisine ne bulduysa koydu. Birisi de yedi onu. Birisi de yedi onu. Ve yanlışlıkla şey koydum ben. Ben sulandırılmış safran zannettim. Meğer boyaymış. Hani yemekleri pişirip boyuyorlar ya. Onun da yedi birisi onu. İsmi lazım değil. Bir güzelmiş diye. Güzelmiş ya. O güzeldi hakikaten. Ben de yedim. Boyalı yemedin ama. Boyalı yedim ben. Boyalı. İtiraf ediyorum burada. Boyalıdan ben de yedim. Çok güzeldi. Balık falan şahaneydi. Yani bizim ekip iyi yemek yapıyor. İyi gazete yapıyor mu bilmem ama yemek konusunda başarılı. İyi tiroş. Gazete de iyi maşallah. Dün 360 bin satmışız yine. 360 bine yakın satmışız. Vuralım tahtaya. Pazar mı? Cumartesi. Cumartesi. Pazar daha gelmedi. Pazar gelir belki. Yarın belli olur pazar. Evet, konumuza geçelim mi? Bu akşam nereden bahsedeceğiz? Çok var. Yazdık. Osmanlı, şeriat, çok hukuk. İşte ben oradan başladım istiyorum. Yani. Çok şey var. Osmanlı hukukunu bir biraz konuşsak iyi olacak. Türkiye'deki bir iki uzmandan biridir hoca okunu. Diyorum. Teşekkür ederim. Teveccühünüz. Ve en iyi bilenlerden biridir. Ve İstanbul Ansiklopedisi, açık söyleyeyim yani. Ansiklopedisi çıkacağı zaman ilk o yıllar önce bazı arkadaşlar musiki maddelerini benim yazmamı istemişlerdi. Fakat daha önce bir deneme vardı. İstanbul Ansiklopedisi denemesi. Akademisyen olmayan bazı kişiler işin içine girmişlerdi. Ve çok kötü hadiseler olmuştu. Ben herhalde öyle bir şey olacak gene dedim. Hiç bulaşmayayım dedim açıkçası. Girmedim fakat pişman oldum. Çok güzel oldu. Son şeylerde gerçi şimdi artık neredeyse yazılmayan maddeler kalmadı. Yok, gayet güzel yazıyorlar, evet. Efendim. Güzel güzel arkadaşlar yazıyorlar. İnşallah. Bir de oranın, o İstanbul Ansiklopedisi'nin kütüphanesi. Evet, o kütüphanesi İstanbul'un en güzel kütüphanelerinden birisi. Muazzam bir kütüphane. İstanbul Ansiklopedisi'nin arkasında kim var? Diyanet Vakfı var değil mi? Diyanet Vakfı var, evet. Çünkü bayağı masraflı bir çalışma oldu. Tabii büyük bir kuruluş, büyük çok masraflı bir bina proje bu. Bina çok güzel bir de. Bina muhteşem. Binası da her şey güzel oldu. Evet, Osmanlı ile başlayalım. Hocam, Osmanlı. Şimdi hep konuşuyoruz burada. Biz söyleyince farklı tepkiler, farklı yorumlar geliyor. Osmanlı bir şeriat devleti miydi? Şimdi şöyle söyleyeyim efendim. Türklerin hukukunu biz iki ana gruba ayırıyoruz. Türklerin Müslüman olmasından önceki hukukları. Töre hukuku dediğimiz bir hukuk söz konusu. Örfi mesela, hukuk mu? Yani Göktürkler'de, Hunlar'da. Burada örf ve adet hukukunun bunda rolü var. Kurultaylarda alınan kararların rolü var bu töre hukukunda. Türk hakanlarının koymuş olduğu kurallar var. Yani tek bir kaynaktan ortaya çıkmıyor. Fakat Müslümanlığın kabulünden sonra İslam hayatın bütününe yönelik kurallar koyduğu için Türkler Müslümanlıkla birlikte, İslamiyet'i kabulle birlikte Osmanlı öncesinden hukuki hayatlarını büyük ölçüde İslam hukukuna göre düzenlemişlerdir. Ama tabii şu var. Türkler tarihte çok devlet kurduklarından özellikle amme hukuku, kamu hukuku alanında
büyük bir birikimi de beraberinde taşımışlardır. Yani Hunlardan itibaren gerçekten devlet idaresinde büyük bir tecrübeleri vardır. İşte İslamiyet'in kabulünden sonra İslam hukukunu göre hukuki hayatlarına yön vermişler. Fakat İslam hukukunun imkan verdiği alanlarda, boş bıraktığı alanlarda bu tarihi tecrübeyi de hukuki hayata taşımışlardır. Dolayısıyla Osmanlı hukuku dediğimizde şöyle ikili bir yapı karşımıza çıkıyor. Bir, İslam hukuku vardır. Hukukun önemli alanlarında, temel alanlarında İslam hukuku uygulanıyor. Fakat Osmanlı padişahları mesela ceza hukuku alanında, mesela arazi hukuku alanında, vergi hukuku alanında anayasa hukuku diyebileceğimiz devlet idaresi alanında tarihi tecrübelerinde bu hukukun içine katmışlardır. İslam hukuku buna açık da bir yapıya sahiptir. Yani hukukun uygulanmasında devlete son derece önemli görevler düşmektedir. Fakat bu görevlerin yanı sıra tabiatıyla hukukun oluşumunda da devlete önemli görevler düşmüştür. Osmanlılar bunu çok büyük bir dengeyle götürmüşlerdir. Bu bakımdan gerçekten başarılı bir örnektir. Zamanla bu İslam hukukunun dışında konan kurallar belli bir yeküne oluştuğunda ona ayrı bir isim verilmiştir. Öbürüne İslam hukuku kurallarına şer'i hukuk, padişahların fermanlarıyla koymuş oldukları kanunlarla oluşan hukuka da örfi hukuk demişlerdir. Dolayısıyla Osmanlı hukuku bir taraftan şer'i hukuka, bir taraftan örfi hukuka dayanan bir bütündür. Yani Osmanlı hukuku dediğimizde aslında İslam hukuku gibi, Yahudi hukuku gibi veya Roma hukuku gibi her alanda, her açıdan kendine özgü bir hukuk sistemi anlaşılmaz. İslam hukukunun uygulama 6 asırlık bir uygulaması söz konusudur Osmanlı hukuku dediğimizde ve bu uygulama sırasında zaman zaman hukukun, İslam hukukunun düzenlediği alanlarda çoğu kere de düzenlemediği veya devlet başkanına, hükümdara bıraktığı alanlarda Osmanlıların kanun koyması söz konusudur. Bunu Osmanlı tarihi boyunca Osmanlı Devleti yetkilileri oldukça ahenkli bir şekilde götürmüşlerdir ve hakikaten Osmanlı hukukunu başarılı bir uygulama örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Galiba şöyle demek daha doğru belki, yani şer'i hukuk derken Osmanlı'ya sadece şeriat hukuku değil, yani bütün dinlerin kendi hukuklarını aslında, emperyal bir imparatorluk ve çok uluslu ve çok dinli bir imparatorluk olduğu için kimi yerlerde tebaanın kendi inancına uygun hukuku uygulamıyor mu? Şimdi şöyle, tabii şu var. İslam hukukunda diğer din mensuplarının, özellikle ehli kitap dediğimiz Hristiyan ve Yahudiler karşı bir özgürlük vardır. Evet. Yani hem inanç hürriyeti tanınmıştır, hem ibadet ve ayin hürriyeti tanınmıştır. Hem de hukukun belli alanlarında ki bunlar dini bakımdan önemli alanlardır. Yani mesela aile hukuku, mesela miras hukuku, vakıf hukuku gibi alanlarda kendi hukuklarını uygulama konusunda Osmanlı öncesi devletlerde de bir anlamda otonomi vardı. Osmanlılar da bu otonomiyi muhafaza etmişlerdir. Yani aslında Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslimler Osmanlı hukukuna tabi idiler. Çünkü İslam hukukunun ve Osmanlı hukukunun prensibi hukukta mülkiliktir. Yani şahsın ait olduğu cinsiyete falan göre bir hukukun değişmesi veya dine göre değişmesi söz konusu değildir. Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan herkes Osmanlı hukukuna tabidir. Ancak din ve vicdan hürriyeti bakımından önemli alanlarda, işte bu evlenme, boşanma gibi, miras gibi alanlardır. Bu alanlarda Osmanlılar gayrimüslimlere kendi hukuklarını uygulama imkanı tanımışlardır. Bu Osmanlılarla başlamış değildir. Osmanlı öncesinde de vardı ama Osmanlılar bunu en iyi şekilde uygulamışlardır. Dolayısıyla şöyle, bir gayrimüslim dilerse aile hukuku alanında kendi mahkemesine, ki bu mahkemeler cemaat mahkemesi denmektedir. Mesela Hristiyansa, Ortodoksa Rum Patrikliğinde bünyesinde bulunan cemaat mahkemesine başvurur. Yahudi ise hahamlıklarda bulunan kendi mahkemesine başvurur. Ve başvurduğu zaman onlara kilise hukuku veya Yahudi hukuku uygulanırdı. Bu bir Osmanlı'nın iç hukuk düzenlemesi. Affedersiniz, bu ceza hukuku da dahil mi bunun? Hayır, ceza hukuku dahil değil. Ceza hukuku dahil değil. Sadece çünkü ceza hukuku kamu düzenini yakından ilgilendiren bir hukuktur. Medeni hukukun da ahval-i şahsiye dediğimiz evlenme, boşanma, miras, biraz vakıf, vasiyet falan gibi alanlardadır. Şimdi burada da şöyle bir şey var.
bu gayrimüslim isterse Osmanlı mahkemesine gelme hakkına çok sahiptir. Var, çok örnek var. Yani var, zaman zaman var. Kadı mahkemesini tercih etmiş yabancılar daha adil olduğu olacağını şimdi söyleyeyim. Ona da söyleyeyim. İşte bazen Osmanlı mahkemesine gelir. Anlaşırlarsa kendi mahkemesine gider. Anlaşmazlarsa gideceği mecburi yargı merci Osmanlı mahkemesidir. Ve Osmanlı mahkemesini de mesela harçlar daha düşüktür. Harçlar daha düşüktür Osmanlı mahkemesinde. Zaman zaman Osmanlı mahkemesinin daha adil yargılama yaptığını gözlemlemişlerdir. Bu yüzden de Osmanlı mahkemesinin tercih edildiğini görüyoruz. Evet, çok var. Biz şimdi mahkeme defterlerini biliyorsunuz neşrediyoruz. Burada gayrimüslimlerin yani şey gibi miras davaları gibi davalarda boşanma evlenmelerinde Osmanlı mahkemesini çok, tercih ettiklerinin çok örneğine rastlıyoruz. Hatta Başbakanlık Osmanlı arşivinde birçok belge vardır. Patrik veya hahambaşılar zaman zaman Osmanlı padişahına başvurup mahkemelerin bu tür davaları dinlemesini yasaklamak istemişlerdir. Çünkü gelirlerinden oluyorlar. Çünkü büyük gelirlerinden oluyorlar. Ama gerçekten cemaat mahkemelerinin mahkeme harçları çok yüksektir. Yani Osmanlı mahkemesinin 2-3 mislidir. Evet. Bu sebeple veya Osmanlı hukuku zaman zaman daha elverişli imkanlar sunmaktadır taraflara. Bunu sağlamak için taraflar anlaşamazsa ne olur? O zaman mecburen Osmanlı mahkemesine gelmek durumundadırlar. Osmanlı mahkemesi onlara Osmanlı hukukunu uygulamak. Peki iki ayrı dinden olunca nasıl oluyordu? Bu defa genel kural şudur. Yani genelde umumiyetle Osmanlı mahkemesine başvurulur veya davalının mahkemesi söz konusu olur ama zaten şöyle bu cemaat mahkemelerini bir tür hakem heyetleri olarak kabul etmek gerekir. Yani mecburi bir yargı, zorunlu bir yargı merci olarak değil. Çünkü taraflar buraya ancak anlaşırlarsa giderler. O da şu anlama geliyor. Tescil ettirmeye mi yani? Yani hukuki ihtilafı götürürler. Bu şu anlama geliyor. Biz kendi hukukumuzu uygulamak istiyoruz. İstiyorsanız sizin mahkemenize başvurabilirsiniz. Anlaşma dediğiniz affedersiniz. Kendi taraflar. Mahkemeye gitme konusunda. Yani biz seninle davalık olduk. Evet. Anlaşırsak eğer atıyorum Hristiyan mahkemesine gidiyoruz. Ama veya... taraflardan birisi Osmanlı vatandaşı Müslüman ise o zaman tabii Osmanlı mahkemesi yetkilidir. Bir de bu söylediğim alanın dışındaki o normal yargı merci Osmanlı mahkemesidir. Peki izninizle bir kısa reklam arası vereceğim. Sonra devam edeceğiz. Bu çok hukukluluk Osmanlı'da yine çok tartışılan ve zaman zaman bugün Türkiye'de tekrar uygulanması ile ilgili bazı kişilerin öneride bulunduğu, bazılarında çok karşı çıktığı çok hukukluğa gireceğiz ama bir kısa reklam arası verelim sonra devam ederiz. Evet değerciler, Galatasaray'la ilgili mail atmaktan lütfen vazgeçin. Tamam işte yenildik, hak ettik de yenilmeyi. Artık yeter. Hakikaten sıkılmıyorum, gülüyorum bir yandan da. Atın. Canınız sağ olsun. Bu arada birisi diyor ki reklamları da fark ettim. Ben Jean Reno'ya benziyormuşum. Tipsiz de bir adamdır. İyi mi kötü mü bilemedim. Fernandel demediğine şükret. Sana da o gelecek şimdi bak. Hocam size süper bir soru var. Bu soruyu sormam lazım. Tabii biz sizin meziyetlerinizi anlatınca vatandaşlar da müthiş bir soru sormuşlar. Mehdi ne zaman gelecek diye. Onu programın sonunda söyleyeyim. Aman demeyin böyle sonra programın sonunda o sefer bize başlıyorlar. Hocam, söyledi sizi de söyleyin diye. Ne söyledi? Günlerce sürüyor ondan sonra. Ama hemen programın sonunda şey dersek, başında söylersek peki, tamam. Cazibesi kalmayabilir. Mehdi'nin ne zaman gelme ihtimali olduğunu programın son bölümünde söyleyeceğiz değerli izleyiciler. Belki de gelmiştir bile. Olduğunu söyleyenler vardı, var. Tam söylemiyor. Neyse Mehdi konusu programın son bölümünde gelirse ben rica edeceğim Galatasaray'ı kurtarsın diye. Yok, Deccal kurtarır. Deccal niye? Bu vaziyette seni bile ağlattığına göre yukarıda. Yok canım ne ağlıyor alıştık artık. O eskidendi. Murat Bardakçı dün beni hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye'nin layık olduğunu söyledi. Layık bir ülkede zorunlu din dersi olmaz. Bu zorunlu din dersi de mecburen tek bir din ve tek bir mezhep öğretiliyor. Namaz kıldırılıyor, abdest alıyor. Bunu bir bilim adamının görmesi beni üzdü. Hiç öyle bir konuşma geçmedi dün. Hayır sen dün layıktır dedin de Türkiye. Öğrenciler okula... okuldan alınıp namaza götürülemez. Türkiye layık bir ülkedir dedim. Efendim öyle konuşulmadı. Şöyle dedim. Allah Allah her şey başka türlü. Hayır layıktır dedin ama Türkiye. Öğrencinin dedim. Hayır Türkiye layıktır dedin mi demedin mi? Dedin.
Halk Müslüman'dır, Türkiye layıktır dedim. Evet. Müslüman olduğunu hatta basın bile bir kısmı farkında değildir dedim. Ama öğrencinin, ilkokul öğrencisinin otobüslere doldurup namaza götürülmesi tabii ki haberde, ben o zaman ben de kullanırım dedim. Evet. Bunu söyledim. Ya vatandaş da diyor ki Türkiye layık değildir aslında diyor. Nedir? Din dersi mecburi ise. Onda haklılar. Bence onda de haklılar. Onda son derece haklılar. Yani çünkü orada şöyle bir şey var. Burada din dersi bir eğitim olarak verilirse haklılar. Din kültürümüzün önemli bir unsuru. Yani din kültür olarak verilirse evet. Burada laikliğe aykırı bir şey yok ama bence. Ama çok hocam şimdi öyle verilmiyor. Yani veriliyor verilmiyor ayrı bir mesele. Çünkü kültürümüzü oluşturan unsurlardan birisi tarih bilinci ise mesela tarih dersi de mecburidir. Hiç kimse ben bu tarihi öğrenmek istemiyorum deme demez. Hakkına sahip değil. Dil de öyle. Türkçeyi ben öğrenmeyeceğim deme hakkına sahip değil. Ama dini kuralları mecburen uygulama söz konusuysa bu laikliğe aykırıdır. Ama kültürümüzün önemli bir unsur olduğu için aslında din kültürü ve ahlak bilgisiydi bu ders. Dersin adı öyle. Bu çerçevede İsmi olduğu sürece evet bu çerçevede olduğu sürece bence laikliğe İsmi aykırı doğru değil. Fakat müfredat içeriği yanlış. Uygulama zaman zaman farklı olabilir. Uygulama şeye bile karşıyım. Yani lazım. Alevi öğrenciye Sünni ibadetin öğretilmesine bile karşıyım mecburen. Bu yapılıyor i̇şte şimdi orada ama. Aleviliğin yani de aslında camlı masaların üstüne çıkıp namaz kılıyor oluyor çocuklara. Aleviliğin de öğretilmesi karşı. Lazım. Yani Alevilik tabii. De bizim dinimizin önemli bir bölümüdür. Türkiye'de belli sayıda Alevi vatandaşlarımız var. Sünnilerin de Aleviliği öğrenmesi lazım. Lazım. Evet. Yani bu bir kültürün bir unsuru tabii. Olduğu için. Kesinlikle. Yani Cem nedir? Aleviliğin temel esasları nedir? Mutlaka bunun din kültürü ve ahlak bilgisinde öğretilmesi lazım. Onu Sünnilerin öğrenmesi lazım. Sünni kültür bilgilerini, İslam kültür bilgilerini de Aleviler tarafından öğrenilmesi lazım. Hatta diğer dinlerin de öğrenilmesi lazım yani. Tabii belli ölçüde diğer dinlerin de. Fakat tabii bizim İslam dini, bizim kültürümüzün önemli bir unsuru olduğu için o açıdan ağırlıklı olarak İslam dininin öğrenilmesi lazım. Tabiatıyla Hristiyanlığın ve Yahudiliğin özellikle bu iki dinin öğrenilmesinin çok önemli bir yararı var. Şimdi mesela ben kızımın derslerine bakıyorum işte. Din dersi vermeye başladılar bu sene okulda. Çocuğa dua mu öğretiyorlar ama anlamını falan öğrenmiyor. Ne olduğunu da öğrenmiyor. Yani tatbikatı döndü iş evet. Bu ders. Kültür sınırından çıktı. Yani farklı uygulamalar söz konusu tabii. Bu konuda farklı uygulamalar söz konusu. Ama kültür dersi olarak bu ders olmalı. Yani bunu bu kültür dersi olarak olmalı. Tabii. Ama şeyde haklılar laiklik meselesinde kültür olarak hocanın dediği gibi ama Türkiye'de eğitim yapılıyor. Ona tabii ki karşıyım ben. Yani tatbikata, okulda tatbikata ben de karşıyım. Bunu evde öğrenir öğrenci. Elciler, her hafta sorduğunuz soruları bu hafta bir daha soruyorsunuz. Haftaya yine soracaksınız biliyorum. Osmanlı padişahları hacca gitti mi gitmedi mi diye. Tahttaki hiçbir padişah hacca gitmemiştir. Bunu defalarca söyledik. Padişahlığı döneminde hacca giden Osmanlı padişahı yoktur. Yok. Yoktur tabiatıyla. Yani 8 ay en az o dönemde. Bir de şu var. Bir de şu var. Nasıl bırakacak? Osmanlı padişahı tek bir kişi olarak bir hac kervanına katılıp gidemez. Gidemez. Mümkün değil. Yani onunla beraber bir 10-15 bin kişilik lazım. Bir gücün de gitmesi lazım. Bu bakımdan bu mümkün de değil. Yani o kadar çok büyük bir merkezden ayrılmanın doğuracağı problemler ayrı. Bir de bunun doğuracağı masraflar var. Dolayısıyla böyle bir şeye yoluna hiçbir padişah gitmemiştir. Umre yapan bir padişah var. O da tahtı bıraktıktan sonra Sultan Vahdettin'dir. Evet. Umre evet. O da tahtı başladı. Bıraktıktan sonra. Evet. Sürgündeyken gitti. Yani İstanbul'da Malta Hicaz. Mısır üzerinden Hicaz. O da hac zamanı değildir. Hocam şu şeyi bir sormak istiyorum. Şimdi kendi mahkemelerine gidebiliyorlar. Örfü hukuk var. Peki Osmanlı Devleti Şeriat Devleti miydi? Yani işte bunu Osmanlı Şeriat Devleti miydi? Şöyle belki şöyle şey etmek lazım. Yani Osmanlı Devleti İslam hukukunu uygulayan bir devletti. Belki şu soru şöyle olursa daha anlamlı olur. Osmanlı Devleti teokratik bir devlet miydi? Hı hı. Böyle sorulduğu zaman tabii teokrasi ve laiklik Batı siyasi düşüncesi ve uygulaması içerisi dolmuş iki kavramdır. Bu açıdan baktığında Osmanlı Devleti ne laik bir devlettir ne teokratik bir devlettir. Bu hukuk tarihinde çok tartışılan bir konudur. Hı. Yani mesela Barkan, Ömer Lütfü Barkan bunu çok tartışmıştır. Ondan sonra da tartışılmıştır.
Teokraside farklı bir yapı var. Teokraside din adına, bir Allah adına hüküm veren bir görevli var. Bu ya bir papa olur veya bir hükümdar olur. Allah adına mutlak yorumlar yapar. Her, söylediği her şey doğrudur. Böyle bir yapı İslam devletlerinde yok, Osmanlı Devleti'nde de yok. Ama peki Osmanlı Devleti böyle olmadığına göre laik bir devlet mi? Laik bir devlet de değil. Bu bakımdan ne teokratik devletle ne laik devletle Osmanlı'yı tanımlamak doğru olmaz. Peki Şeyhülislam din adına yorum yapmıyor mu? Şeyhülislam din adına yorum yapar. Bu bugünkü hukukçunun yaptığı bir yorum gibidir. Yani şimdi mesela Katolik şeyinde, inanışında Papa'nın yaptığı dini yorumlar bir dogmadır. Mutlak, evet, doğruyu doğru ifade eder. Onun yanlış olma ihtimali yoktur. Şeyhülislam'ın böyle bir durumu kesinlikle söz konusu değil. Halifelerin de böyle bir rolü yoktur. Yani sünni inanışta gerek halifeler gerek din adına konuşanlar belli bir ilmi liyakatla konuşurlar. İlmi liyakatı ölçüsünde doğruluk payı vardır. Geçerliliği vardır. Geçerliliği vardır. Yoksa yani halifeden o sözün sadır olması, çıkması veya Şeyhülislam'dan çıkması mutlak doğru olduğu anlamına gelmez. Yani bu çok temel bir anlayıştır. Dolayısıyla İslam hukukunu uygulamışlardır ama batılı anlamda bir teokrasi Osmanlı Devleti'nde söz konusu değildir. Peki çok hukukluluk var mıydı Osmanlı'da yani? Yani çok hukukluluk deyince hukukun her alanında bir çeşitlilik söz konusu değil. Osmanlı Devleti'nin en önemli özelliği hukukta birliği sağlamış olması. Mesela İslam hukukunda önemli bir yeri olan Joseph Şah diyor ki, 16. asır Osmanlı Devleti'nin hukukta sağlamış olduğu birlik sadece bu açıdan bile çağdaşları bütün devletlerden daha üstündü diyor. Yani bu noktada yani hukukun her alanında Osmanlı hukuku uygulanmaktadır. Örfi hukuksa örfi hukuk kuralları, şer'i hukuksa şer'i hukuk kuralları. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi gayrimüslimlere sınırlı alanda bir otonomi tanınmıştır. Mesela Fatih İstanbul'u fethettiği zaman mesela Rum patriğini Gennadius'u getirmiştir. Gennadius'e bir berat verdiği söylenmektedir. Bunun metni bugüne kadar gelmemiştir. Neler zikrediliyor bunu bilmiyoruz. Ama mesela Cenevizlere vermiş olduğu berat bugüne kadar gelmiştir. Metropolitlere vermiş olduğu berat gelmiştir. Orada görüyoruz ki şunları söz veriyor. İbadetlerine karışmayacağız, inançlarına karışmayacağız. Kiliselere cami yapılmayacak. Cenevizlere hatta şöyle diyor, şey yapmayalım, devşirme almayalım. Metropolitler daha önce nasıl yapıyorlarsa görevlerini aynen o şekilde yapmalarına izin verelim. Bu sebeple bugün tarihçiler, yerli ve yabancı tarihçiler diyorlar ki, Hristiyan din adamlarının Bizans'taki yetkileri neyse Osmanlı'da o aynen devam aynen etmiştir. Bu yetki nedir? İbadet ve ayinlerin serbestçe yapılabilmesi, dini değiştirme konusunda bir zorlamanın yapılmaması ve söylediğim ahval-i şahsi alanında kendilerine başvuran kimselere kilise hukuku veya Yahudi hukukunun uygulanması. Bunu peki Osmanlı yapmıştım. Kendi dönemi için biraz fazla demokrat değil mi? O çağın anlayışına göre çok demokrat. Gerçekten şimdi şöyle, Osmanlı farklı bir coğrafyada kurulmuştur. Yani Osmanlı'nın kurulduğu coğrafya etnik bakımdan da, kültür bakımından da, din bakımından da çok çeşitlidir. Yani bir Amerika Birleşik Devletleri'ni bugün düşünün. Çok yeknesak bir coğrafyadır. Yerlileri ve zencileri istisna tutarsak yeknesak bir coğrafyadır. Osmanlı çok kültürlü bir yerde doğmuştur ve hem İslam dünyasına hem Batı dünyasına doğru gelişmiştir. Bir 16. asır Osmanlı Devleti'ni alırsanız en az 15 tane konuşulan dil vardır. En az, belki daha en az daha fazla. Üç tane büyük din vardır. Bu dinlere ait muhtelif mezhepler vardır. Şimdi böyle bir coğrafyayı 6 asır ayakta tutmak ancak bu farklılıklara saygı göstermek suretiyle olabilirdi. Bugün bazı tarihçiler veya bazı başka meslek insanları Osmanlı'nın Balkanları gerektiği gibi Türkleştirmediği, İslamlaştırmadığı, bu noktada biraz daha zorlama yapsaydı daha doğru yapacağını söylemekte iseler de ben Osmanlı'nın bu yürüttüğü politika sebebiyle 6 asır ayakta kaldığını düşünüyorum. Yani eğer farklı bir politika izleseydi, dönemlerine göre hakikaten çok ileri bir modeldir. Evet, çok ileri. Farklı bir politika izleseydi çok çabuk dağılabilirdi. Bakınız Balkanlara geçtikten sonra 19. asrın başına kadar Balkanlarda hiçbir isyan hareketi adeta görülmemiştir. Yok. Yani ne Rumlarda vardı, ne Sırplarda vardı, ne Arnavutlarda vardı, ne Hırvatlarda vardı. Yoktur. Fransız ihtilalinden sonra tabiatıyla ulus devlet anlayışı girdiği için ve farklı yabancı devletler de
Türk Osmanlı Devleti'ndeki azınlıkları bu noktada tahrik ettikleri için bir ayaklanma yavaş yavaş görülmektedir. Dolayısıyla nasıl bir Roma sulhundan, Pax Romana'dan bahsediliyorsa bence çok haklı olarak bir Pax Otomana'da, bir Osmanlı sulhundan bahsediliyor. Var mı Osmanlı sulhu? Bunu geçen gün İlber Hoca'ya tartıştık. Ben var olduğunu söylüyorum ama. Kesinlikle böyle bir Osmanlı sulhu vardır. Zaten Pax Romana dediğinizde imparatorluk döneminin ilk iki asır için kullanılan bir tabirdir. Evet. Osmanlılar 3 asır en azından Balkanları sulh sükun içerisinde idare etmişlerdir. Çok enteresandır. Bu konuda Balkanlara yönelik olarak bütün kültürlere de saygı göstermişlerdir. Kendiliğinden Müslümanlaşma olmuştur. İşte Boşnaklar, Arnavutlar, Bulgarlar, Rumlardan Müslümanlaşma olmuştur. Onlar biraz şey nedeniyle olabilir mi? Vergi nedeniyle yani. Tabii ekonomik burada, nedenlerle. Tabii onun da rolü vardır. Şimdi bir defa Osmanlıların Balkanlarda uyguladıkları vergi politikaları önceki döneme nispetle çok şeydir, yumuşak. Yumuşak. Daha hafiftir, bir. İkincisi, önceki dönemdeki kamu görevlilerin o bölgenin insanla yaptığı muameleyle Osmanlı kamu görevlilerin o bölgenin insanla yaptığı muamele ve bu muamelede hukuka aykırılıklara Osmanlı Devleti'nin gösterdiği hassasiyet, dikkat, bu ikisi arasında büyük farklılıklar vardır. Ve Balkanlardaki muhtelif unsurlar Osmanlı yönetimine karşı bu bakımdan çok sıcak olmuşlardır. Mesela Sırplar Fatih'i davet etmişlerdir. Evet. Niye? Katolik Macarların kendilerine hakim olmasından ve bir Latin tecrübesi yaşamışlardı. Ve kendilerine büyük baskı yapmalarından endişe etmişlerdir. Halbuki malum Osmanlılar Balkanlardan çekildiği zaman 400 senelik bir yönetimden sonra çekilmişlerdir, evet, en az. Çekildiği zaman Bulgarlar Bulgarca konuşmaya devam etmişlerdir. Sırplar Sırpça, Arnavutlar Arnavutça, Rumlar Rumca konuşmaya. 400 sene bu bölgedeki bütün bu kültürleri, dilleri, hepsi hatta dini inanışları ortadan kaldırmak, evet, için fazlasıyla yeterdi. Yeterdi. Bunu yapmamışlardır. Bence yapmamaları uzun ömürlü olmalarına sebep olmuştur. Tabii böyle yapmaları aslında İslam'ın da beklediği, talep ettiği bir şeydir. İslam dünyasında diğer bölgelerde de gayrimüslimlere baskı yapılmamıştır. Şimdi hocam Murat orada Bey lafınızı biliyor. Kestim. Orada bir çelişki yok mu? Niye? Çünkü Osmanlı'nın buralara gitmesinde, yani coğrafyayı genişletmesindeki temel etken cihat. Doğru. Çok güzel. Cihat için gidiyorsun. Ne diyorsun? Ben İslam adına oraları fethedeceğim, İslam'ı yayacağım diye gidiyorsun. Oraları İslam adına fethediyorsun, İslam'ı yayacağım diye gittiğin yerde İslam'ı yaymıyorsun. Yani, burada bir tenakuz yok mu? Aslında şöyle. Bu soruyu Paul Wittek, Avusturyalı tarihçi soruyor. Şimdi Osmanlı Devleti neden büyük devlet olmuştur? Tarihçiler bunu tartışıyorlar. Mesela Fuat Köprülü'nün tezi vardır. Bir de Wittek'in tezi vardır. Wittek'in tezi sizin söylediğinizdir. Osmanlılar cihat düşüncesiyle genişlemişlerdir. Çünkü bunlar yeni Müslüman olmuşlardı, kayı boyunun ileri gelenleri. Bunlar yeni Müslüman olan bütün topluluklarda olduğu gibi büyük bir dini heyecan taşıyorlardı. Bunu etrafa yaymak için Anadolu'ya doğru büyümediler başlangıçta. Rumeli'ye geçtiler, Rumeli'de büyüdüler diyor. Ama diyor bir tek, bunu yapınca bütün kamu görevlilerinin büyük bir kısmını medrese müderrislerine, hukukçulara teslim ettiler. Hukukçular da İslam dinde zorlamayı istemediği için onların bu dini heyecan sebebiyle baskı yapmalarının önüne geçti diyor. Bu son derece önemli. Bakın Hristiyanlık 325'lere kadar hep din ve vicdan hürriyeti taraftarı olmuştur. Evet. Çünkü Bizans İmparatorluğu'nda çok zorlukla ilerlemişlerdir. Çok büyük baskı görmüşlerdir. Ama Bizans'ta kabul edildikten sonra, resmen kabul edildikten ve Bizans'ın resmi dini olduktan sonra Avrupa'da özellikle din değiştirme noktasında çok baskıcı olmuşlar. Müthiş savaşlar. Çok baskı yapmışlardır. Bu defa İncil'deki metinleri ona göre yorumlamışlardır. Dolayısıyla şimdi baskı yaptığınızda şöyle bir netice karşınıza çıkıyor. Samimi bir Müslüman, samimi bir dindar karşınıza çıkmıyor. Bu defa sureta Müslüman olan, en azından bir iki nesil böyle oluyor. Sureta evet. Müslüman olan fakat gerçekte başka bir dini inancı taşıyan İçinde bir koruyan. İnsan görüyor. Evet. Kripto. Evet, öyle oluyor. Bu da buna dini literatürde biz münafık diyoruz. Bu İslam'ın hiç arzu etmediği bir insan tipidir. Yani bir insan inanır veya inanmaz. Kur'an-ı Kerim'de açık hüküm vardır. Dinde zorlama yoktur diye. Dolayısıyla cihat şunu sağlıyor. İslam davetinin farklı yerlere rahatça ulaşmasını
ve ulaştığı ulaştığı yerde insanların serbestçe Müslüman olma imkanına sahip olmasını sağlıyor. Yoksa zorla din değiştirmeyi sağlamıyor. Bu sebeple de işte Murat Bey onu söylüyordu. Mısır'da biliyor. Mısır 1000 senedir kesintisiz İslam yönetimi altında en az. Bugün 6-7 milyon Kıpti var, Hristiyan var. Ve bunlar kendi kültürlerini, kendi inanışlarını, ibadetlerini, mabetlerini bugüne kadar korumuşlardır. Bu noktada gerçekten İslam dünyası iyi bir örnek vermiştir. Bunun başka yerlerde yani örneği yok. Bir de şu var. Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesinden sonra azınlıkta kalan Müslümanlar çok büyük eziyet görmüşlerdir. Yani asırlardır kendilerinin gösterdiği müsamahanın onda birini kendileri görmemiştir. Bu gerçekten böyle. Ama Osmanlı başka türlü bu kadar uzun yaşayamazdı. Bence Osmanlı'nın bu tecrübesinden yararlanmak gerekir. Yani hocam. Yani oraları Türkleştirmediği ve Müslümanlaştırmadığı için uzun yaşadı. Ama Türkleştirmediği ve Müslümanlaştırmadığı için de sıkıntı başlayınca hemen yıkıldı. İşte şimdi şu var. Yani hukuk çok fazla siyasi hedefler gözetmez. Yani hukukun siyasi hedefleri yoktur. Hukukun hukuki hedefleri vardır. Din ve vicdan hürriyetine baskı hukuka aykırı bir davranıştır. Yani pür hukuk noktasından ele alırsak. Acaba baskı yapsaydı bu kadar uzun bu bölgede kalabilir miydi? Şimdi mesela Fransızlar Kuzey Afrika'da çok fazla da kalmadılar. Tamam. Benim tanıdığım Cezayirli arkadaşlar vardı. Annelerine bile Fransızca mektup yazıyorlardı. Evet. Yani Arapça yazamıyorlardı. Resmi dil Fransızca'ydı. Hatta bizim bir meşhur edebiyatçımız Necip Fazıl'a bir Cezayirli geliyor. Diyor ki Fransızca, siz bizi sömürdünüz diyor. Osmanlılar diyor. Necip Fazıl'ın ona susturucu bir cevabı var. Eğer diyor bu doğru olsaydı sen bu cümleyi bana şimdi Türkçe kuruyor olacaktın diyor. Yani gerçekten Osmanlı Devleti Arap unsurlar üzerinde Türkleştirici, gayrimüslim unsurlar üzerinde İslamlaştırıcı, zorla İslamlaştırıcı hiçbir politika izlememiştir. Peki hocam, bu politikanın sebebi şimdilerde moda olduğu şekilde mozaik veyahut hoşgörü gibi kavramlar mı, yoksa bir siyasi mecburiyet, bir siyasi zeka mı? Murat yani dini etki mi fazladır bunda, siyasi etki mi? Şimdi şöyle, bir defa dini etki var kesinlikle. Ama bunun siyasi sonuçları da olmuştur. Yani siyasi sonuçları da olmuştur. Bu fevkalade dikkatle uygulanan ve çok olumlu sonuçları devşirilen, elde edilen bir olay. Hangisi ağırlıktadır? Siyasi mi, dini mi? Yani ben bir defa Osmanlıların, şimdi devletin yücelmesinde, kurulmasında İslam'a bağlılık düşüncesinin ağır bastığını zannediyorum. Fuat Köprülü'nün tezinin de önemli rolü var. Şimdi yani Fuat Köprülü'nün tezi ne, onu soracaktım. Fuat Köprülü'nün tezi şu. Fuat Köprülü diyor ki Moğol istilası Türk boylarını batıya doğru sürmüştü. Bunlar başka gidecek yerleri yoktu. Hedeflerini batıya çevirmek zorundaydılar. O yüzden Osmanlılar batıya yöneldiler diyor. Tabii Osmanlıların batıya yönelmesinde nüfus bakımından beslenmelerinin mutlaka rolü var. Eğer bu kadar nüfus bakımından beslenmeselerdi, göç almasalardı oraları Türkleştiremezlerdi. Ama şu da bir gerçek ki göç almalarının sebebi de izledikleri politikadır. Çünkü Anadolu'ya gelen yeni Müslüman olmuş gruplar başka beylikleri tercih etme yerine batıya yönelmiş, farklı ülkelere İslam'ın ismini, mesajını ulaştırma hedefini üstlenmiş olan Osmanlı beyliğini tercih etmişlerdir. Yani aslında bu iki proje beraber düşünüldüğünde Osmanlı'nın neden büyüdüğü daha iyi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ben dini hassasiyetin burada rol oynadığını düşünüyorum. Ama politik gaye de burada gerçekleşmiştir. Çünkü bunu yapmazsanız birliği sağlayamazsınız. Evet. Osmanlılar bu sebeple çok rahat etmişlerdi. Hatta şunu yapmışlardır. Bakın Balkanların ilk yayılış dönemlerinde mahalli feodal beyleri muhafaza etmişlerdir. Evet. Tımar sahibi olarak muhafaza etmişlerdir. Ve bunu yaparken de onların din değiştirmelerini istememişlerdir. İlk dönemlerde biz kendi inancını koruyan birçok tımar sahibi... Ama sonra hepsi değiştirmişler gönüllü olarak. İşte gönüllü olarak değiştirmişlerdir. Yani bu politika böyle bir sonuç da vermiştir. Ama değiştirmeyenlere karşı da bir baskı politikası uygulanmamıştır. İkinci şaşırtıcı biçimde hiç olmamış. Evet, olmamıştır. Evet.
Bu son derece önemli. Çok hocam, doğru söylüyorlar da işte bugün birçok kesimde o siyasi etki göz ardı ediliyor. Yani yaşama sebebidir aynı zamanda diyorlar. Sadece dini hoşgörü şeyinden bakılıyor. Murat, tek tarihe baktığı işte, zaman şunu çok net görüyorsun. O dönemin devletlerinde, yani o dönemin değil daha eski devletlerde, bir, ticareti kolaylaştırmayan, tabii ticareti canım, serbestleştirmeyen, ticaretin rahat yapılmasını sağlamayan hiçbir devlet uzun süreli yaşamamış. İki, inançların ve etnik yaklaşımların serbest olmasını sağlamayan hiç devlet uzun süre yaşamamış. Yani bunlar şart bir devletin uzun soluklu olması için. Doğru. Şimdi şu da var tabii. Bugünkü gibi bir coğrafya yok. O zaman dünya çok büyük, nüfus az. Yani mesela vergi politikanız eğer iyi değilse insanlar bu yaşadıkları yeri terk edip başka yerde rahatlıkla yaşıyorlar. Bu Osmanlı hukukunda cilai vatan sözüyle ifade edilmektir. Zaten yani toprağını terk etmek. Osmanlı'nın son döneminde çok yoğun bu. Evet. Şimdi eğer siz böyle bir politika izlemezseniz bu defa gerçekten çok büyük yer değiştirmeler olur. Bu da devletin vergi kaybı bakımından da önemli bir menfi sonuç doğurur. Yani. Sebeple abi hocam. Celali isyanları döneminde bu çok olmuş zaten. Tabii. Yani Anadolu tamamen oradan oraya göç etmiş insanlar, kaçmışlar. Çift bozanı bilmem ne. Sonra bu askeri sınıfın egemenliğini arttırdığı dönemlerde yine çok olmuş. Askerler topraklara el koyunca başıbozuk askerler, ordudan kaçan askerler. Maalesef tırnağın sahibiymiş de oradan biliyor onlar. Biliyor. Sancağı duruyor onlar da. Duruyor sancak. Tırnağın sahibi. o yüzden çok sıkıntı verici olmuş yani. Şimdi ben bir başka örnek vereyim. Varşova'da biz bir şeye gittik, bir manastıra gittik. Manastır, Ortodoks manastırı tamir ediliyordu. Orada, Ortodoks. Evet. Şimdi manastırdaki rahip bize bilgi veriyor. Çok enteresandır. Bak Osmanlı'yı dönemindeki uygulamalarla kıyaslayarak değerlendirmek gerekir yani. Bugünkü anlayışla değerlendirmek tabii çok doğru sonuç vermeyebilir. Dönemde nasıl uygulama vardı? Bu benim söylediğim İkinci Dünya Harbi'ndeki olaylar. Rahip diyor ki, buraya diyor Almanlar geldi diyor, Ortodoks Manastırı'nı yıktılar. Bir Protestan Manastırı. Yani. 1940'larda. O civarlarda evet. Belki Birinci Dünya Harbi'nde bir geçmişi vardır. Sonradan Katolikler hakim oldu, onu yıktılar Katolik şeyi. Ruslar geldi Katolik Manastırı'nı yıktılar. Peki şimdi dedik, şimdi Ortodokslara verdiler burayı ama diyor, biz diyor Papa'ya bağlıyız diyor. Polonya hükümeti Ortodoks manastırının kendi başına olması veya bir Ortodoks kilisesine bağlanmasına izin vermemiş. Yani Rus kilisesine bağlanması evet, diye. Evet, bağlanmasına izin vermemiş. Biz şimdi Ortodoks manastırı burası diyor ama biz Papalığa bağlıyız diyor. Nasıl çok enteresan bir uygulama. Yani nasıl oluyor? İşte nasıl çok olduğunu enteresan. Doğrusu ben bilmiyorum. Keşke İstanbul Müftü'ne bağlasalardı. Yani aslında yani asırlar sonraki gelişmeye rağmen böyle bir şeyin olması, biliyorsunuz Avrupa'da bu önemlidir, mezhep kavgaları çok önemlidir. Burada Osmanlı'nın hala yönetim biçiminin gerçekten ne kadar ileri bir anlayışı sergilediği görülüyor. Yani tabii bunun müstakil sonuçları da elde edilmiştir. Yani müstakil metropolitik olmasına falan da izin vermiyor. Evet, izin vermiyor. Çok enteresan. Çok enteresan. Şeyi de soracağım. Reklamdan sonra mı sorsak acaba? Reklam için arkadaşlarım işaret ediyorlar. Murat çok reklam var bugün. Bu padişahların, daha doğrusu şimdi Fatih Kanunnamesi'ne baktığınız zaman Fatih Kanunnamesi'nde şeye giren, yani Osmanlı'nın örfü hukukuna giren pek çok unsur 600 yıl boyunca değişen veya değişmeyen kanunlar içerisinde kendini gösteriyor. Yani ilk başında imparatorluğun kuruluşunda kanun haline gelen bazı maddeler 1914'te hala tabii Osmanlı kanunları içinde tabii böyle taş gibi duruyor. Devamlılığı vardır. Hukukun şaşırtıcı bir devamlılığı vardır. Çok enteresan. Yani şunu söyleyeyim. Eski töre hukukunun, ta Hunlardan gelen hukukunun bile Osmanlı hukukunda biz yansımalarını görürüz. Yani öyle hatta eski dini inanışların bile, yani insanlar din değiştirdiği zaman Şaman döneminden bir kalma, elbiseyi çıkarıp yeni bir elbise girmek gibi din değiştirmezler. Elbise üstüne eski dini inanışlar bu defa örf ve adet olarak biraz bu tarafa intikal ediyor. Elbiseyi çıkarsa bile iç çamaşırları kalıyor. Hayır, kalıyor. Ben onu diyorum, dinler de ihtida ediyor, din değiştiriyor. Şimdi mesela bugün Telli Baba'da biliyorsunuz bağlıyorlar evlenmek bağlıyorlar. Için. Bu şamanizmden gelen bu uygulamadır. Evet. Dolayısıyla eski dini inanışlar örf ve adet olarak, teamüller olarak Müslümanlığa taşımıştır. Eski töre hukuku... O Sümer'den mesela, de geliyor değil mi? Tabii, çok kökleri derindir. Eski örf ve töre hukuku
kimi uygulamalarda Osmanlı hukukunun sonuna kadar yaşamıştır? Bir kısa ara vereceğim, sonra da padişahlar hukuktan üstü müydü değil miydi onu konuşacağız. Çünkü benim bu konuda bazı enteresan tezlerim var. Onları da tarihçiler, değerli izleyiciler, yine bir reklam arası. Sonra padişahlar hukukun üstünde miydi, hukuka tabi miydi, yasalara tabi miydi? Onu merak ediyoruz. Çünkü ben padişahların başbakanlardan daha az yetkili olduğu gibi bir fikre sahibim. Hocamla bunu tartışacağız reklamların ardından. Mail yağıyor. İnanılmaz bir yağmur var. Ben yetişemiyorum okumakla. Ama Jean Reno'dan da yakışıklı olduğunu söyleyenler de var. Sağ olsunlar. Gözleri tabii bozuk gerçi belki ama. Biraz değil, bayağı demek. Veya Jean Reno'yu başkasıyla karıştırıyorlar. Zaten eğer yakışıklı olsaydı şöyle Jean Ferrari falan olurdu. Reno olmaz. Reno da kalmazdı. Neyse. Reklama girmeden önce konumuz padişahların yetkilerinin daha az, bence tabii daha az olduğu yolundaydı. Onlara soracağım ama, ona geleceğim ama şu maillerden birkaç tane soruya hemen cevap verelim mi acaba? Carilerin örtülmesi niye gerekmez diye soruyor. Onlar Müslüman değil mi? Bu konu biraz tartışmalıdır. Yani örtünmek derken... İslam'ın ilk döneminde, Hazreti Ömer döneminde örtünmediği şekilde bir rivayet bugüne kadar geliyor. Ama esas itibariyle doğrusu İslam'ın örtünme konusundaki temel esprisinin dışında cariye ve hür diye ayrım yapılmasına izin vermemesi gerekir diye düşünüyorum. Ama böyle bir rivayet de var. Bugün böyle bir cariyelik durumu olmadığına olmadığı göre için böyle bir durum değil. Derdimiz yok ama yarın öbür gün tesis edilirse... Çünkü kurum yok ama bunu tesis etmiş pek çok vatandaşımız var yani. Tam tersine kapatırlar. Kapatırlar. Yok olur mu? Tam tersine şahane uygulanıyor, ben biliyorum. Yani çok anlı şanlı isimler de var aralarında, böyle yani bakanlar makanlar falan da var. Eşleri tesettüre uygun giyiniyor ama sevgilileri gayet açık. Ama o çizimlerdeki gibi değil. Hayır, o kadar açık değil. Hayır, tabii abi. De yani ama örtülü değiller sonuçta. Herhalde onları cariye hükmünde görüyorlar ve örtülmesine gerek hissetmiyorlar mı acaba? Bu hukuk tarihinin konusuna girmiyor. İlk Kur'an ne zaman yazılmıştır diye soruyor birileri. Şimdi Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e geldiği zaman yazılmaya başlanmıştır. Yani Hazreti Peygamber'in vahiy katibi dediğimiz katipleri vardı. O günkü yazı malzemeleri üzerine bunlar ceylan derisi veya farklı bir deriydi çoğu kere yazılmıştır ve geldikçe hangi surenin neresine yazılacağı, hangi ayetten sonra veya önce geleceği Peygamberimiz tarafından hep gösterilmiştir. Peygamberimiz hayatta kaldığı sürece vahiy gelmeye, ilahi mesaj gelmeye devam ettiği için Peygamberimizin sağlığında bir kitap haline getirilmemiştir. Ama vahiy hep yazılmıştır. Peygamberimizden sonra bilindiği üzere ilk halife Hazreti Ebu Bekir döneminde özellikle ezbere bilen, tamamını bilen bazı insanların muhtelif dönemlerdeki harplerde, o dönemdeki harplerde ölmesi sebebiyle bir tehlike olmasın diye de kitap haline getirilmiştir. Ama Peygamberimiz döneminde muntazam yazılmıştır. Ama Peygamberimiz döneminde baştan sona ezbere bilen insanlar da vardı. Yani Kur'an-ı Kerim'in olduğu şekliyle muhafazasını Hazreti Peygamberimiz de ondan sonra gelen arkadaşları, sahabe ve diğer yöneticiler de çok büyük bir titizlik göstermişlerdir. Bugün ilk dönemde yazılan, işte Hazreti Osman döneminde malum çoğaltılmıştır bu üçüncü halife. O Hazreti Osman'ın çoğalttığı nüshadan bugüne kadar geldiği düşünülmektedir ama o gelmemiş bile olsa henüz bu konuda kesin bir bilgi yok. Ondan yazılmış metinler günümüze kadar gelmiştir. O ilk yazılanlardan elde kalan yok hiç değil mi? Yani en azından şimdiki bilgilerimiz, gerçi Topkapı Sarayı'nda ve Türk İslam Eserleri Müzesi'nde iki tane musaf var. Şimdi siz yayınladınız birini. Bir tanesini biz yayınladık. Bunların Hazreti Osman'a nispet edilen Kur'an-ı Kerim olarak biliniyor. Böyle meşhur olmuşlar. Ama uzmanların söyledikleri bunlar muhtemelen o metinler değil. Yani o metinler olduğu çok zayıf bir ihtimal.
Ama karbon testi yapılmadığı için çok az hata ile hangi dönemde yazıldığını maalesef bilemiyoruz. Niye yapılmıyor karbon Kültür testi? Kültür Bakanlığı böyle bir şeye izin vermiyor. Yani bir parçayı koparacaksınız. Koparmak lazım. O bir santimetre kareden daha yetiyor. Küçük bir şey yetiyor. Evet, yetiyor. Bence böyle bir test yapılmalı. Bu konuda sizin programınızda da geçti. Hep konuşuyoruz. Konuşuldu. Bu yapılmalı ve sağlıklı bir bilgi ortaya çıkmalı. Ama yazı çok karakterleri... Çok şükür aynı şeyi söyleyen bir hoca gördüm. Yazı İlk karakterleri, tabiatıyla yazı karakterleri, imla şu bu gibi unsurlar değerlendirilerek bir tahminde bulunuyor. Türk İslam meselelerindeki ve Topkapı Sarayı'ndaki bulunan iki nüshanın biz ilk Hicri asrın sonunda veya ikinci asrın başında yazıldığını zannediyoruz. Uzmanların görüşü bu. Yani 700-800 yıllarında mı? Evet, o civarda. Bunların bir tanesini biz İslam Araştırmaları Merkezi olarak neşrettik. Batı'da eksik iki tane nüsa vardı. Onlar Batı'da neşredilmişti. İslam dünyasında maalesef hiç neşredilmemişti. Hatta bir tane Taşkent nüshası Ruslar tarafından neşredildi. Şimdi üç tane nüsa Türkiye'de neşredildi. İki tanesini İrsika neşretti. Topkapı Sarayı nüshasını ve Kahire'deki Meşhedi Hüseyin'de bulunan nüshayı. Türk İslam meseleleri nüshasını da biz neşrettik. Böylece gerçekten bu konuda çok önemli bir ilmi hizmeti yerine getirmiş olduk. Bunlar ilk nüsa değil ama ilk nüsadan yazılan metinler. Yani hocam, Hazreti Osman Musaf'ı yok elimizde değil mi? Yani şimdiki bilgilere göre, bildiğimiz kadarıyla yok. Ama bir gün çıkabilir. Çünkü biz biliyoruz ki Hazreti Osman'ın Musaf'ı 7 nüsa yazılmış, çeşitli yerlere gönderilmiş. Şimdi mesela Yemen'de çok eski musaflar bulundu. Şimdi musaflar üzerinde araştırmalar yapılıyor. Hatta musaf ne demek, Kur'an ne demek hocam? Hocam ikisi aynı şey. Musaf kitaba, sahifelere yazılmış, kitap haline getirilmişe musaf deniyor. Metnine Kur'an deniyor. Yani mesajın kendisi Kur'an fakat kitap haline getirilmiş şekli musaf. Şimdi bunlar Yemen'de bulundu. Orada daha iklim müsait olduğu için ve Kur'an geleneği çok yerleşik olduğu için belki de oradan bir parça veya bütün bir Hazreti Osman Musaf'ı çıkabilir. Çıkarsa da çok güzel olur. Burada şunu... Affedersiniz, bulundu, nasıl bulundu? Bilinmiyor mu? Birinin evinde, bir yerde, bir yerde. Şöyle, bir caminin sonradan, şimdi camilerde kullanılmış musaflar zaman içerisinde, sonra herhalde sayfalar azalmış bir yere kaldırmışlar. Orada unutulmuş. Bir tamir sırasında bir yerden çok sayıda parça veya bütün musaflar çıktı. Hatta Almanlar bunun için bir enstitü kurdular. Orada. Evet, orada kurdular. Tasnif ettiler. Kur'an araştırmaları ve İslam araştırmaları Batı'da zannedildiğinden çok daha fazla güçlüdür. Onu bilmek lazım. Şimdi bunlardan belki bir şey çıkabilir. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi dünyada demek ki 3 tanesi Türkiye'de neşredildi, 3 tanesi de Batı'da neşredildi. 6 tane neşredilmiş metin var. Bu metinler arasında sevindirici nokta hiçbir kelime farkı bile yok. Yani Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber dönemindeki titizlikle bugüne kadar gelmiş ve bugünkü metinlerle aynı konumda. Bu sevindirici fakat bu hani bir kelime yanlış okum. Bir Alman'ın bir tartışması vardı. İşte bir Yemen bir evet bir yanlış okumuş adam. Bir kelime yanlış okumuş. Zaten o ortaya çıktı. Onun üzerine de tabii Batılılar buna çok ilgi gösterdiler, Almanlar. Çünkü hakikaten şimdi şu bir gerçek. İncil'in bugüne kadar orijinal metni gelmedi. Yok. Yani orijinal İndi Aramice'de de metin gelmedi. Ve biliyorsunuz 325'te toplanan İznik Konsili birçok Kur'an İncil metninden 4 tanesini resmi metin olarak, diğerlerini de apokrif metin olarak kabul etti. Bu 4 metinde bile çok büyük farklılıklar var. O sebeple bugün Hristiyanlar vahyin İsa'nın kendisi olduğunu, İncil'in bir vahiy olmadığını Kur'an ve Tevrat'ta olduğu gibi söylerler. Yani İncil bir anlamda Hazreti İsa'nın hayat hikayesidir. Evet, derlerine bir hayat hikayesi. Zaten okunduğunda da gerçekten bir hayat hikayesi olduğu görülür. Ama biz biliyoruz ki İncil denilen bir kutsal kitap var. Hazreti İsa'ya indirilmiş. Tevrat denilen bir kutsal kitap olduğu halde. Şimdi ortada bir tenakuz yok mu hocam? Çok özür dilerim, lafınızı kestim. Şimdi ne diyoruz biz? Kur'an Allah kelamı olduğu için hiç kaybolmadı, hiç bozulmadı, olduğu gibi nakledildi. İncil de Allah kelamı, o niye kayboldu, o niye bozuldu? Şimdi bakın, Kur'an son mesajdı. Ne gülüyorsun ya? Benim naif sorularım seni çok güldürüyor. Ama çok güzel. Bunlar naif sorular. Evet, ne var ya? Yani? Şimdi Fatih Bey, bakın, Kur'an son mesajdı. Kur'an'dan sonra, Hazreti Peygamber'den sonra yeni bir peygamber gelmeyeceği, Kur'an'dan sonra bir mesaj gelinmeyeceği biliniyor. Son mesajın sonuna kadar sağlıklı devam etmesi lazım.
Yani bu mesaj, bu son ilahi mesaj bozulsaydı... Bir peygamber daha gelmek zorunda kalabilirdi. Gerekirdi. Tabii o zaman bu mesaj bozulduktan sonra dünyaya gelenler şöyle bir itiraz ileri sürmezler miydi? Bize mesaj gelmedi. Halbuki diğer şeyde insanlığın gelişme çizgisine paralel olarak diğer kutsal kitaplardan sonra kitap geleceği için onların çok aynen muhafazasına gerek yoktu. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah diyor ki onu biz indirdik ve biz sonuna kadar muhafaza edeceğiz diyor. Hatta şey derler ya 10 emir aslında 12 emiri de iki tanesi düşüp kırılmış Musa dağda inerken. Şimdi dolayısıyla diğerlerinin bozulmasının izahı mümkün. Kur'an-ı Kerim bozulmaması gerekiyordu. Yani Kur'an-ı Kerim kıyamet ne zaman kopacak bilmiyoruz. Ama kıyamete kadar evet. Kur'an-ı Kerim bir ilahi mesaj olarak kalmak zorunda. Bu sebeple de bugüne kadar hiç bozulmadan gelmiştir. Bir anlamda ilahi bir garanti altında. Başka türlü olması düşünülemez. Peki şey doğru mu? Burada kim söyledi? Birisi söyledi. Kıyamet günü bütün Kur'an'lardaki yazılar silinecekmiş. Kur'an'lar okunmaz hale gelecekmiş. Böyle bilgiler yok bir defa İslami metinlerde. Kim söyledi? Cübeyr Ahmet Hocam söyledi. Birisi söyledi. İslami metinlerde böyle bilgiler yok. Hurafe bunlar yani. Bunlar bir takım yanlış anlamalar veya yanlış yorumlarla ileri sürülen şeyler. Ben her sabah evde Kur'an açıyorum bakıyorum yazılar duruyor problem yok dedim. Evet. Şimdi artık bilgisayar da geçti. Kolay kolay silinmez. Silinmez öyle ama bilgisayarlara güvenmeyin. Evet. Hemen pat uçabilir. Diye bir virüs falan giriyor her şey uçup gidiyor. Doğru. Ama o yüzden kağıtlı olması daha fakat iyi. Fakat şey güzel eski İncil'lerin falan kalmaması şeye benziyor. Hani İlhanlar vardı ya eskiden pasomu kaybettim eskisi hükümsüzdür. Yenisi geldiğinde evet. Eskisinin hükmü yoktur. Evet. Çek mağdurlarından sorular var, o da çok güzel. İslam hukukuna göre veya Osmanlı hukukuna göre veya mecelleye göre müflise hapis cezası var mıydı diye soruyorlar. Biliyorsunuz şimdi çekten ötürü pek çok kişi hapiste borcunu ödemek için hapse giriyor. Eskiden var mıydı böyle bir şey? Yani bir adam batmış, ödeme yapması artık mümkün değil, hapse girer miydi? Şimdi şu var, bunları birbiriyle pek karşılaştırmak doğru değil. Yani onu söyleyeyim. Her hukuk kendi sistemi içerisinde bir ahenk kurar. Yani onu söyleyeyim, bir kendi içerisinde bir dengeler kurar. Şöyle cevap vereyim bu soruya. İslam'da borcu olup da malını gizleyerek ödemeyen kimse dışında, mali müzayaka düşen insan için mali sorumluluk vardır, şahsi sorumluluk yoktur. Şahsi sorumluluk yoktur. Yani bugün de olay sadece bu anlatıldığı kadar basit değil. O bakımdan İslam'da böyle, bugün de böyle diye hemen karşılaştırma yapmak birebir noktada ama yanlış sonuçlar. Hiçbir şey kalmadıysa, ödeyemiyorsa, parası pulu da yoksa hapse koysan da zaten ödeyemeyecek. Tabii. Bu, zaten bugün hukukta da asıl olan mali sorumluluktur. Şahsi sorumluluk değildir. Aslında kanun öyle ama evet, şahsi sorumluluk değildir. Biraz bir gariplik var. Orada farklı bir denge söz konusudur. Yani bu tam aslında modern bir uygulamayı bir hukuk tarihi uygulamasıyla veya farklı bir hukuk sisteminin uygulamasıyla karşılaştırmak doğru değil. Doğru sonuç ama vermez. Şeylerde... Yalnız yani bir insan kendi mal varlığını gizliyor da ödemiyorsa onu ödemeye zorlamak için hapis İslam hukukunda da mümkündür. Muratçı bu arada seni de benzetmişler. Murat Bardakçı da biraz daha sesini kısarsa Don Vito Corleone'ye benziyor diyor. Kim o? Aa. Baba. Ha. Baba kitabının baş kahramanı. Ha. Marlon Brando. Filmde Marlon Brando oynadı. Ha. Mafyada oldu ya başımıza. Tarih mafyası. Yalnız padişahların o cülüs yıl dönümlerinde mesela Sultanahmet zamanında çoktur. Af fermanları çıkar. Borçtan dolayı içeri girenlerin affı vardır. Hmm. Demek ki ödeyemediği için hapse düşen var. İşte orada yine zannediyorum şüphesi vardır. Peki hocam Osmanlı hukukunda ve yine İslam hukukunda her ikisinde de ayrı ayrı olarak tabii buna cevap vermek mümkün. Yasalar karşısında kadınla erkek arasında bir fark var mıydı? Yok hayır. Bu noktada hem İslam hukukunda hem Osmanlı uygulamasında yasalar karşısında aslında kadınla erkek arasında esas itibariyle bir fark yoktur. Ama zaman zaman tabiatıyla uygulama sosyal yapının şartlarını da içermektedir. Yani kadın erkek arasında bir fark var mıdır derseniz sosyal yapıdan kaynaklanan bir takım farklılıklar karşımıza çıkabilir.
çok istisnai bazı örnekler dışında yasalar karşısında kadın ve erkek eşittir. Bu noktada bir problem. Peki biz bir gün burada şeyi de rejmi tartıştık. Hatırlıyor musun Murat? Rejim cezası Kur'an'da var mı? Kur'an'da rejim diye bir ceza yok. Kur'an'da rejim diye ceza yok. Yalnız şu var, zina hem bekarın hem evlinin zinası İslam hukukunda çok şiddetle yasaklanmıştır ve cezalandırılmıştır. Nedir cezası? Şimdi bu konuda dayak cezası var. Yalnız şunu söyleyeyim, zina hakikaten son derece İslam'ın karşısında olduğu bir yaşayış biçimidir. Hem evlilerin başkalarıyla girdikleri cinsel ilişki hem bekarların. Yalnız bu konuda tabii zina öyle bir şey ki bu fiilin yaygınlaşmaması cezalandırılmasından daha önemlidir İslam hukuku açısından. Yani bu fiil yaygınlaşmazsa kişilerin ferdi hayatlarına çok da tecessüsü İslam hoş görmez. Karışmıyor. Evet. Bu yüzden de ceza da ağırdır. İspat da ağırdır. İspat şartları da ağırdır. Şöyle söyleyeyim. Bir insan parkta bu işi yapmamışsa bunun şahitlerle ispatı mümkün değildir. Hazreti Peygamber dönemindeki uygulamalarda hep itirafla bu suç sabit olmuştur. İtirafın dışında bir yolla bu suç sabit olması söz konusu değildir. Bu yüzden de Osmanlı uygulamasında zinanın mesela para cezası vardır. Çünkü orada artık İslam hukukunun aradığı kurallar çerçevesinde bir zinanın sabit olması söz konusu değildir. Bir ahlaksızca, efendim bu fiili şeyin iyi denir, başka denir, ahlaksızca bir yaşayış söz konusudur. Tabii Osmanlı hukuku bunu cezalandırmıştır. Ama söylediğim gibi bu diğer suçlarda da karşımıza çıkar. Bu hep tartışılan bir konudur. Osmanlılar İslam hukukunu, ceza hukukunu tam uygulanmış mıdır, uygulanmamış mıdır? Kanunnamelerden örnekler verilir. İslam hukukunu büyük ölçüde uygulamıştır. Yani biz bunu mahkeme defterlerinden takip edebiliyoruz. Ama uygulamadığı noktalarda olay sabit olmuş mudur, olmamış mıdır? Suçun unsurları gerçekten gerçekleşmiş midir, gerçekleşmemiş midir noktasında dikkatli olmak gerekir. Mesela hırsızlık için farklı cezalar öngörülmüştür. Zina için farklı cezalar öngörülmüştür. Buradan hemen uygulanmadığı gibi bir sonucu çıkarmak doğru değildir. Çünkü mesela hırsızlık için bir tanım yapılmıştır. Bugün modern hukukta da vardır. Suçun için bir tanım yapılır. Bu tanıma uygun olarak suçun unsurları tespit edilir. Bu unsurların gerçekleştiği fiil o suçtur, gerçekleşmediği değildir. Mesela hırsızlık. Hırsızlık konusu malın belli bir değerde olması lazım. Gizlice bir yerden alınması lazım. Aleni alınmak İslam hukukundaki ağır ceza olan hırsızlık değildir. Farklı bir suçtur. Öyle olduğu durumlar işte Osmanlı kanunnamelerinde alternatif cezalar vardır. Hem hırsızlık için hem zina için alternatif cezalar vardır ve bunlar uygulanmaktadır. Ama rejim yok ve bugün bazı İslam ülkeleri uyguluyor. Enteresan. Rejim Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Fakat İslam hukukunun kaynağı sadece Kur'an-ı Kerim değildir. Hazreti Peygamber döneminde bir iki uygulama vardır bu konuda. Fakat bu da hukukçular tarafından fakat bugün Musevi farklı... Fakat Musevi cezası değil mi? Var. Yahudi hukukunda vardır. Yahudi hukukunda vardır. Şimdi Hazreti Peygamber'in bazı uygulamalarını hukukçular farklı değerlendirmektedirler. Yani her zaman uygulanan bir kural mıdır? Yoksa bir devlet başkanı sıfatıyla Hazreti Peygamber'in o günkü şartlar ışığında uyguladığı bir biçim midir? Bu son derece önemlidir. Yani bu bazı uygulamalarda bu tartışma hukukçular tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla bu alanda veya başka alanda Kur'an-ı Kerim'de olmayan her uygulamanın İslam'da olmadığını söylemek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de rejim cezası yoktur, dayak cezası vardır. Bunu hukukçular daha çok işte bekarın zinası olarak değerlendirmişlerdir. Ama söylediğim gibi zaten İslam hukuk tarihinde bu suçun İslam'ın aradığı şekilde bir sabit olması hiç mümkün değildir. Sizin de bildiğiniz gibi Osmanlılar'da bir tek uygulama vardır. Bütün Osmanlı tarihi boyunca bir tek uygulama vardır. Orada da tarihlerin verdiği bilgiler biraz çelişkilidir. Evet. Yani İslam hukukunun aradığı 4 şart gerçekleşmiş midir? Yoksa taraflardan birisi Yahudi olduğu için dini gayretle mi Beyazade Ahmet Efendi, Rumeli Kazesker'i böyle bir cezayı uygulamıştır? Bu tartışmalıdır. Kesin. Ben ikinciden yanayım. Peki gelelim şu benim soruma. Padişahlar kanun karşısında kanunla bağlı mıydı? Kanunla sınırlı mıydı padişahların yetkileri ve yapabilecekleri? Şimdi şunu şey etmek lazım. Bugün hukuk devleti uygulamasına geçmek için
Batı hukukunda, siyaset biliminde geliştirilen bir metot vardır. Nedir? Devleti güçleri üç tanedir. Yürütme, yasama ve yargı. Bu üç gücün monarşilerde tek elde toplanması çok büyük bir diktaya yol açmıştır hukuk tarihinde. Bu yüzden yasama, yürütme ve yargının farklı güçlerin elinde toplanması hukuk devleti için zaruri görülmektedir. Bugün modern dünyanın bulduğu çözüm, Batı hukukunda bulduğu çözüm budur. Yasama farklı güç bir erktir, yürütme farklı bir erktir, yargı farklı bir erktir ve bunlar bir elde toplanmaz. İslam hukuk tarihinde ve Osmanlı uygulamasında aslında yasama doğrudan doğruya devlet başkanının yetkisinde değildir. Değildir. Yani bu üç erkten yasamayı elinde tutmak çok önemli bir güçtür. Çünkü bu yetkiyi elinizde tutarsanız istediğiniz fiili meşru kabul edersiniz, istemediğinizi gayrimeşru kabul edersiniz. İstediğiniz fiili suç kabul edersiniz, istemediğinizi kabul etmezsiniz. Yani kanun demek ben demek anlayışı yasama ve yürütmeyi aynı elde toplamanın bir ifadesidir. İslam hukukunda ise esas itibariyle İslam hukukunun düzenlediği alanlarda halifelerin ve Osmanlı padişahlarının bir yasama yetkisi yoktur. Yani İslam hukukunun hukukçuların yorumlarıyla konmuş bir kuralını bütünüyle ortadan kaldırması veya değiştirmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla aslında İslam hukuk tarihinde böyle bir kuvvetler ayrılığı ihtiyacı çok kendini hissettirmemiştir. Bu açıdan halifelerin ve padişahların her alanda kanun koyma yetkileri olduğu söylenemez. Ama bunların hiç yetkisiz olduğu da söylenemez. İşte örfi hukuk alanında Osmanlı padişahları yetkilidir. Ama bunu koyarken bile hakim hukuk sistemi olan İslam hukukunun açık prensiplerine, yoruma kapalı olan prensiplerine uymak gibi bir hassasiyet her dönemde gösterilmiştir. Ve hatta töre hukukuna da uymuşlardır. Uymuşlardır tabiatıyla. Şimdi biz mesela örfi hukukun oluşumunda Osmanlılar'da Divan-ı Hümayun dediğimiz padişah divanının ve bu divanda nişancı dediğimiz görevlinin son derece önemli bir rolü vardır. Nişancıya Osmanlı hukukunda müfti-i kanun, kanun müftüsü denmektedir. Evet. Ve bunlar 16. asra kadar hep İslam hukukçularından seçilmiştir. Yani Osmanlı hukuku, örfi hukukun oluşum aşamasında İslam hukukçuları önemli rol oynamışlardır. Dolayısıyla bu hukukun, yani örfi hukukun İslam hukukuna belli bir paralellik, belli bir uyum gösterilmesine özen gösterilmiştir. Zaman zaman farklı uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. Ebu Suud Efendi'nin enteresan bir fetvası var. Bu sizin sorunuza belki de cevap verecek. Bir iki meselede padişahın uygulamasının hukuka aykırı olduğunu, yani şer'i hukuka aykırı olduğunu gördüğünde Ebu Suud Efendi şöyle bir fetva veriyor. Nameşru olan nesneye emir sultani olmaz diyor. Bu şu demek, hukuka uygun olmayan şeyde padişahın emri dinlenmez demek. Yani kanunu gibi güçlü bir padişahın yönetim döneminde, tabii Ebu Suud Efendi çok önemli bir hukukçudur. Ebu Suud Efendi'nin böyle bir fetva vermesi önemlidir. Ama bu biraz padişahın teşrii, yani yasama yetkisi olmayan taraf şer'i hukukta mı? Yani onu değiştirmek. Evet, şer'i hukukta. Yani onu değiştirmek. Tabii, kesinlikle. Evet. Şer'i hukukta. Evet. Örfi hukukta padişahın yasama yetkisi vardır. Ama şer'i o sınırı hukuk açmamak şartıyla. Onu kastediyorsunuz, evet. Şer'i hukukta da dolaylı olarak belli yasama yetkisi vardır. Yani onu da belirtmek gerekir. Tamamen padişaha veya devlet başkanına kapalı bir alanda değildir. Ama belirli sınırlar içerisinde bir yetkidir. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Mesela Osmanlılar Hanefi mezhebini Anadolu ve Rumeli'de uygulamışlardır. Anadolu'da ve Rumeli'de uygulamışlardır. Padişah tayin ettiği kadının, hakimin hangi mezhebi uygulayacağını belirlemek yetkisine sahiptir. Çünkü o baş kadı konumundaki padişahın bir vekilidir. İşte bu belirlemeyi yaparken padişah eğer şartlar gerektiriyorsa bazı konularda Hanefi mezhebinin değil de başka bir mezhep görüşünün uygulamasını isteyebilir. Bu dolaylı bir yasama faaliyetidir. Yani dolaylı olarak yasamaya bir müdahaledir ama kendiliğinden yapılmış bir müdahale değildir. İslam hukukunun geniş birikimi içerisinde İslam hukukçularının farklı bir yorumunu yürürlüğe koymaktadır. Peki hocam, kadılar, bütün kadılar
dört mezhebin hükmünü de verebiliyor mu? Şöyle, şimdi Osmanlılar başlangıçta... Çok fazla ilim gerektirmiyor mu? Şöyle, Osmanlılar başlangıçta biraz daha yumuşak uygulamışlar mıdır ama daha sonra 16. asırdan sonra Hanefilerin meskun olduğu, yerleşik olduğu Anadolu ve Rumeli'de sadece Hanefi mezhebinin uygulanmasına izin vermişlerdir. Diğer mezheplere izin vermemişlerdir. Doğuda ise Şafii, Hanbeli. Güneydoğu'da ve Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da ise dört mezhepten kadılar tayin etmişlerdir. Ha, değişik kadılar. Değişik kadılar. Değişik. Mesela Kahire söz konusu olduğunda, Mısır söz konusu olduğunda Mısır'da bir Hanefi baş kadını. Başka da Hanefi ama. Başka da Hanefi. Baş kadının altında. Mesela Memluklar döneminde de baş kadı Şafii'dir. Hanefi başkadının şeyi altında, idaresi altında diğer üç mezheplerin de kadı tayin edilmiştir. İnsanlar kendi mezheplerine uygun bir kadıya, farklı mezhebin ihtilafı söz konusu ise davalının mensup olduğu mezhebin kadısına gitme imkanına sahiptiler. Davalar bu şekilde çözülürdü. Yani Osmanlılar gayrimüslimlere hukuki bir otonomi belli alanlarda sağladığı gibi kendi mezheplerini bu mezhebe mensup olmayan kimselere dayatma yolunda gitmemişlerdir. İlginç. Yani şimdi o zaman İslam şöyle, hukuku kendi içinde bile zaten çok hukuklu anladığım kadarıyla. Ama işte belli sınırlar içerisinde. Yani bu sorunuzu şöyle toparlayabiliriz. Osmanlı padişahının elbette bir yasama yetkisi vardı. Fakat bu batı tipi monarşilerde görüldüğü gibi mutlak bir yetki değildi. Belli sınırları olan ve hakim hukuk sistemi olan İslam hukukunun temel esprisine, yapısına uygun olan bir sınırdı. Ama bu sınırdaki birçok kuralı koymuşlardır, uygulanmışlardır. Yani o zaman şunu net söyleyebiliriz ki bugün Türkiye'de bir başbakan eğer isterse padişahtan daha fazla yetki kullanabilir. Çünkü herhangi bir sınır yok. Düşünün mecliste diyelim ki oldu ya olabilir 550 milletvekili çıkardı veya işte 400 milletvekili çıkardı. Canı ne isterse yasa haline getirebilir. Sizin dediğiniz yasama yürütme ayrılığı ortadan kalkıyor. Bir süre sonra yargıda da istediği hakimiyeti kurabilir. Atamalar yoluyla yürütmedeki ve bir padişahtan çok daha yetkili bir şey olabilir. Başbakan olabilir. Belli örneklerde bu olabilir. Ama tabiatıyla buna yönelik de belli kurallar konmuştur biliyorsunuz. Bütün bu demokratik ülkelerde. Ama İslam devletinde devlet başkanının sınırsız bir yasama yetkisi olduğunu söylemek kesinlikle mümkün değil. Bu sebepledir ki zaten... Yani şeriat desin orada. Şeriat desin. Şeriat desin. Aynen öyle. Şeriat aynen öyle. Evet. Yine bir kısa ara vereceğim değerli izleyiciler ve sevgili konuklarımız. Reklamlar için bir duracağız. Sonra devam edeceğiz. Evet, birkaç soru var. Onlarla başlayayım ben. Osmanlı'nın uzun yıllar hüküm sürdüğü alanlarda adil olduğunu, bu nedenle uzun yıllar egemen olduğunu söylüyorsunuz. Peki halk mutlu muydu Osmanlı yönetiminden diyor. Herhalde mutsuz olduğunu düşünüyor bir izleyicimiz. Halk mutlu muydu Osmanlı yönetiminden? Şimdi o günün şartlar içerisinde mutlu olmadığı dönemlerde bu isyanlarda kendini göstermiştir. Tabii. Yani mesela Celali isyanları var biliyorsunuz. İktisadi bozukluklar sosyal hayata bir şekilde yansımıştır. Bu isyan şeklinde tecelli etmiştir. Yani insanlar mutlu olmasa ya pasif direniş gösterir, yani bulunduğu yeri terk eder, mutlu olacağı yerlere gider veya aktif direniş gösterir. Biraz önce de bahsettik. Mutluluk tabii izafi bir kavram ve her dönemin kendi şartları içerisinde değerlendirilmek durumunda. Osmanlı'nın her döneminde mutlu olduğunu söylemek, 600 seneyi aynı çizgide değerlendirmek mümkün değil. Fakat iyi yönetildiği dönemler ki bu dönem hayli uzun bir dönemdir. Osmanlı insanının mutlu olduğunu söylemek mümkündür. Peki yine bir başka sual. Osmanlı'nın dinlere ve inançlara karşı hoşgörülü olduğunu söylüyorsunuz ama Alevilere karşı hoşgörülü değildi diyor. Şimdi burada farklı bir mezhep veya inanışa karşı hoşgörüsüzlük söz konusu değil. Biz geçen program anlattık bunun siyasi... Evet, bunun olduğunu. Siyasi sebepleri var. Yani şimdi şu var, her devlet kendisini mutlaka korur. Osmanlı Devleti'nde siyasi sonuçları olmayan hiçbir dini hareket, farklı bir dini hareket takibata uğramamıştır. Ama şimdi Yavuz dönemini göz önüne alırsanız Şah İsmail
Anadolu'ya gönderdiği misyonerlerle Osmanlı dirliğini ve birliğini önemli ölçüde tehdit etmeye başlamıştı. O da bir Türk padişahıydı sonuçta. Tabii, Türk padişahıydı. Çok güzel şeyleri vardır. Şimdi böyle bir şey Osmanlı Devleti'nin razı olması, bunu sineye çekmesi söz konusu değildir. Bu yüzden de farklı dini uygulamalara bir noktaya kadar hiç müdahale etmemiştir. Siyasi bir hedefi yoksa kesinlikle müdahale etmemiştir. Ama siyasi hedefi olduğu noktada, toplum düzenini rahatsız ettiği noktada da buna seyirci olmamıştır. Dolayısıyla Aleviliğe karşı Osmanlı döneminde gösterilen davranışı siyasi bir şeye karşı, hizbe karşı veya siyasi bir yapılanmaya karşı gösterilen bir tepki olarak anlamak gerekir. Yoksa farklı bir dini mezhebe karşı bir tepki olarak değerlendirmemek lazım. Bundan siyasi bir amacı olmasa bundan Osmanlı yönetimi neden rahatsız olsun? Hiçbir şekilde rahatsız olmaz. Zaten başlangıçta bir şey yok. Ne zaman ki Osmanlı Doğu seferlerine başlıyor ve Şah İsmail'in Anadolu üzerinde bir isteği var. Tabii. Osmanlı padişahları Anadolu'da yaşayan Alevilerin, Türkmen Alevilerin kendisini arkadan vurmasından, özellikle bu Çaldıran seferi sırasında arkadan vurmasından çekinerek Alevilere karşı bir baskı uygulamaya başlıyorlar. Kesinlikle. Zaten Yavuz'un Yeniçeriler tarafından desteklenmesi de Şah İsmail'e karşı çok enerjik bir politika yürüteceği beklentisinden dolayıdır. Yoksa 2. Beyazıt'ın zihnindeki hükümdar Şehzade Ahmet'tir. Evet. O Amasya'da şehzadedir. Amasya sancağında. Yavuz da Trabzon sancağındadır. Ve Yavuz bilmektedir ki normal şartlarda kendisine taht gelecek değildir. Yeniçeriler onu istemektedir. Ve kendisi mesela Yavuz o zaman Trakya'da bir sancak istemektedir. Trakya'da sancak verilmek kanun değildir Osmanlılar'da. Çünkü İstanbul'a çok yakındır ve arada engel yoktur. Bu önemli bir şeydir. İsyan eder, yenilir malum. Şehzade Ahmet II. Beyazıt tahtını bırakmaktadır, onu çağırır. Ama Yeniçeriler Üsküdar'dan İstanbul'a geçirmez. Şehzade Ahmet'i. Mecburen II. Beyazıt tahtını Yavuz'a bırakmak zorunda kalır. Yavuz'un enerjik politikası Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatmıştır. Yoksa o zaman Osmanlı Devleti o zaman yıkılabilir, çöküşe geçebilir. Peki hocam, Aleviler siyasi sebeplerle bazı olaylar oldu. Ama zındık kabul edilen mesela, o gerekçeyle öldürülen İsmail Maşuki, Hamza Bali. Evet, doğru. Bunlar nedir? Bunlar siyasi değildi. Bunlar siyasi mesela, değildi. Mesela Melamilik siyasi bir hareket değildi. Tamam, doğru. Fatih döneminde bir ara olmuştur. Ama sonraki dönemlerde şimdi şöyle, olanlar Şeyh-i İbrahim. İdam edildiler? Şeyh Karamani. Şimdi şöyle efendim. Kanun döneminde Osmanlı Devleti'nde bir önemli bir gelişmeler karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere bir defa nüfus artmıştır. Nüfus hayli artmıştır. Yani kanun dönemindeki artıştan sonra Osmanlı coğrafyasında nüfus ciddi anlamda Cumhuriyet'e kadar hiç artmamıştır. Ama o dönemde artmıştır. Amerika'nın keşfi Doğu'ya, Avrupa'ya önemli gümüş madenleri göndermiştir. Tabii. Ümit yolunun keşfi Osmanlı'nın ipek yolu ticaretini engellemiştir. Yani kanun dönemi, o asrı ele alırsak, Osmanlı'nın mali bakımdan çökmeye başladı, sıkıntı yaşadığı dönemdir. Büyük seferler İran'a devamlı altın girişi var. Evet. Kanun'un yürüttüğü büyük seferlerin çok önemli ciddi sonuçları da yoktur. Yani şimdi bir Yavuz dönemindeki imparatorluğun genişlemesiyle kanun dönemini ele alırsanız çok farklıdır. Evet. Şimdi bu ekonomik bozukluk kanuncular mutlaka daha çok şov nitelikli. Değil mi? Öyle hakikaten. Hayır, devlet zaten tabii hudutlarına ulaşmış. Ama şimdi hayır, gidiyor. Yani boşu boşuna sefer yapıyor. Yani sonuca ulaşmayan pek çok sefer var kanunda. İşte hudutlar ama bayağı şey yapmış. Çok zorlamış hudutlar. Şöyle, tabii hududuna ulaşmış zaten. Şimdi İstanbul'dan sefere çıkıyorsunuz. Normal yani sefer mevsiminin sonuna kadar devletin gidebileceğiniz yer belli zaten. Sınırına ancak gidebiliyorsunuz. İşte Temmuz'da varmışlar Viyana'ya. Evet, bunun gibi. Şimdi bu sosyal problemler meydana getirmiştir. Sosyal çalkantılar meydana getirmiştir. O dönemde sosyal çalkantılar, problemler, sosyal muhalefet dini bir kimlikle ortaya çıkmıştır. Yani Hamza Bali'nin, Şeyh Karamani'nin, Oğlan Şeyh'in, İbrahim'in evet. Evet, etrafında birdenbire bir sosyal yapıyı tehdit eden bir muhalefet ortaya çıkmıştır. Bunlar da yine dini farklı bir görüş ortaya attığı için değil. Tabii bu bahane olarak ortaya konmuştur. Ama şayet böyle bir sosyal muhalefeti harekete geçirmeseydi ben bunların idam edileceği kanaatinde değil. Ama hocam
Mesela bunlar Melami. Dur. Melamilik tabii o önemli zaten bir muhalefet. Zaten karşılıyor Aksülam Elam'a bu. Doğru. Ama mesela şimdi Fatih zamanında devlete karşı oldu. Doğru. Ama kanuni zamanında yok öyle bir şey. İşte bakın şöyle. Endişe mi diyorsunuz? Büyük bir endişe var. Şimdi zaten bunun şöyle bir tezahürü de görülüyor. Osmanlı hukuku bakımından önemli. Kanun dönemine kadar biz Anadolu ve Rumeli'de farklı mezheplerden zaman zaman yararlanıldığını görüyoruz. Eğer sosyal hayattaki ihtiyaç, mesela diğer mezheplerden yararlanmayı gerektiriyorsa, bunu kadılar belli hukuki formüllerle daha kolay hayata geçirmişler. Bu hile-i şer'i olmuyor mu biraz? Yok, hile-i şer'i olmuyor. Bakın sosyal hayattaki gelişmelerle hukuk kuralları paralel gitmek mecburiyetinde. Hukuk kuralları sosyal hayattaki gelişmelere gözünü kapayamaz. Kapadığı zaman problem çıkar. Yani sosyal hayata hukuk paralel uymak zorundadır. Şimdi kanunun dönemine kadar bu ihtiyaç ortaya çıktığında bunun yerine getirildiğini görürüz. Mesela bir örnek vereyim arzu ederseniz. Boşanma konusunda Hanefi mezhebinin kuralları daha katıdır. Yani bir kadın boşanmak istiyorsa Hanefiler daha az imkan tanırlar. Ama diğer mezheplerde bu imkan biraz daha fazladır. Ha, o şekilde diyorsunuz. Tabii. Şimdi mesela bakıyoruz biz Bursa'da kadın boşanmak istiyor. Hanefi kadı da bakıyor ki bu evlilik yürümüyor. Hanefi mezhebinde ısrar etse problem devam edecek. Bu defa ne yapıyor? Şafii mezhebinden bir hakimi naip tayin ediyor. Ona havale ediyor işi. Şafii mezhebinden hakim de naip de Şafii mezhebinin kuralları içerisinde boşanmaya karar veriyor. Hanefi kadı da bunu uyguluyor. Hiç Hanefi mezhebinde var mı yok mu dikkat etmiyor ona. Yani bu sosyal hayatta kolaylık sağlıyor. Şimdi kanunun dönemindeki bu hareketlerden sonra boşanmak isteyen kadın evet. istediği zaman böyle problem evet. var Hanefi mezhebinde. Evet. Şimdi kanun döneminden sonra biz işte hukuk bakımından da bir içe kapanma görüyoruz. Yani ben şeyi de buna bağlıyorum. Anadolu ve Rumeli'de kanun döneminden itibaren başka mezheplerin görüşleriyle hüküm vermek yasaklanmıştır. Evet. Bu diyarda Şafii görüşüyle amel edilmeye diye kanun çıkmıştır. Ebu Suud'un fetvası da var. Fetvasıyla tabii. Evet. Ama kanun da çıkmıştır bununla evet. ilgili olarak. Bu içe kapanmada işte bu sosyal muhalefeti dizginleme düşüncesi vardır. Yani sosyal muhalefeti dizginlemek için, önlemek için böyle tedbirler getirilmiştir. Arkasında yine dini bir gayretten ziyade siyasi bir hedef vardır. Anladım. Yani. Yani mesela şeyde de bu karşımıza çıkar. Sabah Aysevi olayında da karşımıza çıkar. Sabah Aysevi bir Mesih hareketi başladığında bunu Osmanlı Devleti'ni rahatsız eden bir tarafı hiç yoktur. Ama Yahudi cemaatini rahatsız eden bir boyuta ulaştığında devlet Yahudilerin müracaatı üzerine böyle bir müdahale etme ihtiyacını duymuştur. Peki efendim niçin idam etmemişler? Biliyorsunuz. Çünkü cemaat çok sıkıntıda. Evet. Yahudi cemaati çok sıkıntıda o vaziyette. Evet doğru. Orada işte biliyorsunuz Sabah Aysevi kendisine inananlarla birlikte Müslüman olunca. O mu? Evet, o sebep idam edilmemiştir. Zaten bir inzivaya mahkum edilmiştir. Olay önemli ölçüde çözülmüştür. Çünkü en azından çözülmüş müdür mesela? Şimdi Sabah Aysevi diye halen o demin bahsettiniz yani içlerinde taşırlar birkaç nesil tabii, diye. Tabii devam eder de şöyle. Yahudi cemaati içerisinde büyük çoğunluğun Mesih kabul etmediği bir insanın Mesih diye ortaya çıkması evet. çok büyük bir rahatsızlığa sebep olmuştu. Ve Yahudi cemaati içerisinde çoğunluğu zaman içerisinde ele geçirme endişesi vardı. Ama Sabah Aysevi'nin Müslüman olması bu ihtimali ortadan kaldırdı. Müslüman olan bir kimsenin görünüşte evet. bile olsa artık Yahudiler tarafından Mesih olarak kabul edilmesi ihtimali yoktu. Ama ona inananlar tabiatıyla bu inancı bir kısmı samimi olarak Müslüman olmuştur, bir kısmı olmamıştır, taşımışlardır. Yani bu dini cereyanları, dini muhalefeti belli bir sosyal problemlere yol açmadığı sürece cereyanların biz müsamaha ile karşılandığını Osmanlı Devleti'nde görmekteyiz. Ben şu tekrar Aleviliğe dönmek istiyorum ya. Şimdi Alevilere ciddi bir zulüm yapılıyor Beyazıt'tan sonraki dönemde. Fakat baktığınız zaman şeyler, Yeniçeriler meşrep olarak Aleviliğe daha yakınlar. Bektaşiliğe. Bektaşiliğe. Evet. Nasıl oluyor da oluyor? Şimdi Alevilere söylediğim gibi
Rumeli'de bir Alevi Bektaşi varlığın olması Osmanlı Devleti'ni rahatsız etmemiştir. Bir bölünme ihtimali söz konusu değil. İran'a yakın coğrafyada Aleviliğin var olması hep bir potansiyel tehlikedir. Çünkü tam aksine yani Bektaşilik Yeniçeri arasında çok yaygın. Çok yaygındır. Hatta neredeyse tamamen Bektaşi ve bu bir rahatsızlık rahatsızlık konusu olmamıştır. Tam aksine teşvik ediliyor. Tabii, rahatsızlık ama konusu olmamıştır. Fatih Alevi değil, Bektaşi. Evet. Bugün Alevilik, Bektaşilik çok iç içe girdi. Daha doğrusu Bektaşi kalmadı. Evet, doğru. Doğru. Bugün. Yani ve Alevilik, Bektaşiliği de üstlendi bugün. Doğru. Yani orada işte mesela başka? Rumeli'de Bektaşiliğin mevcut oluşu Osmanlı Devleti için bir tehlike teşkil etmiyor. Tekkeler hala duruyor. Duruyor. Bektaş tekkeler yani hala. Şimdi mesela... Mesela işte, bugün baktığın zaman Trakya'da Alevi olduğunu söylemeyen pek çok Alevi köyü var. Doğru. Ya da hala Bektaş tekkeleri var bütün Trakya'da veya işte şeyde Rumeli'de. Rumeli'de daha canlı burada. Mesela Rumeli'de daha canlı. Makedonya'da Üsküp'te tabii. Veya Kalkandelen'de, Tetova'da Haravati Baba tekkesi bugün evet, bütün canlıyla orada duruyor. Bu benim söylediğimi de doğruluyor. Yani siyasi bir hedefi yani yoksa Alevilerin mevcudiyeti Osmanlı Devleti'ni rahatsız etmemiştir. Rumeli'de Bektaşilere en ufak bir Yeniçerilerin ortadan kaldırılmasına kadar bir baskı, bir takip söz konusu değildir. Ama Doğu Anadolu öyle değildir. Her zaman potansiyel bir evet. Potansiyel bir tehlike. Yalnız hocam enteresan bir şey gördüm birkaç ay önce. Bir müzayede şirketinde çok eski yani 1. Ahmet zamanından itibaren imtiyaz almış bir Bektaşi ailesine verilen fermanlar satıldı. Evet. Ve çoğunun üzerinde de mucibinci amel olması vardı. Tabii. Direkt Hat-ı Şerif yani kendisi yazmış padişah şeyini. Fakat 2. Mahmut işte Bektaşiliğin üzerine yürümüştür, şudur budur. Fakat Hacı Bektaş'taki tekkeye imtiyaz fermanları koymuş. Ve tarihlerine baktım. Vakayı Hayriye sonrası. Yeniçerilik kaldırıldıktan sonra. Bu niye olabilir? Şimdi Yeniçerilik kaldırıldıktan sonra bu yani... Çünkü tekkeler kapatılmıştır. Tabii. Başka tarikatlere verilmiştir birçok şeyler, tekkeler. Şimdi tabii fakat ikinci... merkeze imtiyaz devam etmiş. Evet. Yenilemiş şeyi. Tabii çünkü artık Hacı Bektaş'taki tekkenin Osmanlı siyasi düzeni için bir tehlike olma söz konusu değil. Yani mürit azaldı diye. Güç gitti diye. Bir defa Yeniçeri Ocağı kapatıldı, evet, kaldırılmıştır. Evet. Kaldırılmıştır. Öyle olunca dini bir farklılık Osmanlı hiç rahatsız etmez. Etmemiştir. Zaten şöyle... Yani o fikrinizden hareketle evet, şey yaptım. Öyle, ben doğru. Evet. Bir tehlike teşkil etmediği zaman bununla ilgilenmemiştir Osmanlı yönetimi. Yani Osmanlı kendi insanını, vatandaşını, dini bir olsun ayrı olsun... Aynı kalıba dökmek gibi bir politikayı hiçbir dönemde izlememiştir. Zaruretler olduğunda müdahale etmiştir, olmadığında serbest bırakmıştır. O zaten imparatorluk gereği. Geleneği, evet. Gereği de bunu gerektiriyor, evet. Doğru. Peki isyandan bahsettik mesela. Şimdi Şeyh Bedrettin isyanı. Onun arkasında ne var? O da siyasidir. Siyasi, çok büyük halim ama. Tabii. Kazaskermiş değil mi? Tabii şeyin Fetret Devri'nde. Fetret Devri'nin kazaskeridir tabii. O, yani Fetret Devri çok önemli bir problemli bir devirdir. Osmanlı Devleti'nin dinamikleri o devirde güçlü olmasaydı o problemi aşamazlar. Aşamaz. Yani bölünürdü. Biraz Osmanlı'nın gücünden çok bölgenin güçsüzlüğünden kaynaklanıyor galiba. O sırada bölgede güçlü kimse yok. O yüzden Osmanlı'nın kendini toparlaması mümkün oluyor. Şimdi şu var tabii. Osmanlı yine güçlüdür o dönemde. Yani dört şehzadedir malum taht kavgası. O da işte Osmanlı... Kaç sene sürüyor? 1902, 10... 14 sene değil mi? 10, 1902, o civarda. 13, 14. 14 sene. Osmanlı eski Türklerden gelen bir problemi de çözmeye bu şeyle gayret etmiştir. Eski Türk devletlerinde devleti kuran, yaşatan ailenin ortak mülkü kabul edilirdi. Yani Hunlar da böyledir, Göktürkler de böyledir. Ve Hakan iş bakışındaki Hakan öldüğünde çocukları normal mirasını taksim edilmesini ister gibi devletin taksim edilmesini isterlerdi. O yüzden de batmıştı. Evet. Bu ülüş sistemi dediğimiz bu sistem Türk devletlerinin en önemli problemidir. Yani Hunlar, Göktürkler, Uygurlar bu kuruluştan itibaren Selçuklular kuruluştan itibaren hemen ikiye üçe bölünmüşlerdir. Bu sebeple tabii. Yani İç, dış, güney, kuzey, doğu, batı gibi çeşitli şekillerde bölünmüşlerdir.
Osmanlı da bu problemi yaşamıştır. Sonra kardeş katliyle, bu problemi meseleyi çözmüştür. Evet. Peki kardeş katli ne kadar şer'i hukuka uygundur? Şimdi kardeş katli hakikaten çok önemli bir konu ve çok da sorulan, çok da irdelenen bir konu. Şimdi ben de sorsam katli, Murat gülüyor. Evet. Hayır yok. Bedettin'e sonra devam edelim. Evet, yani. Şimdi kardeş katli uygulamasının iki yönü var Fatih Bey. Bir siyasi yönü, bir hukuki yönü. Siyasetin hedefi farklıdır, hukukun hedefi farklıdır. Şimdi hukuk devletin büyümesi veya bölünmesi, bölünmemesi gibi bir hedefe sahip değildir. Hukuka uygun olarak herkesin yaşama hakkı vardır. Hayat hakkı İslam hukukunun temel prensiplerinden birisidir. İslam ceza hukukunun temel prensiplerinden birisi de bir suç için önce bir fiilin olmasıdır. Modern hukukun da temel prensibi budur. Suçun temel unsurlarından birisi maddi unsurdur. Yani ortaya bir fiil olacak. Dolayısıyla henüz bir isyan etmiş şahzadelerin öldürülmesi, o bir isyan hukukudur, o farklı değerlendirilmelidir. Burada sizin sorduğunuz zannediyorum, henüz isyan etmemiş, yaşı evet itibariyle de isyan etmesi söz konusu olmayan... 10 dakikadaki mesela. Ha, mesela, yaşı itibariyle de isyan etmesi söz konusu olmayan şahzadelerin ölmesi, öldürülmesidir. Şimdi orada hakim hukuk sistemi açısından, yani İslam hukuku açısından bakıldığında benim şahsi kanaatim bunun İslam hukukuna kesinlikle uymadığıdır. Yani mesela İslam hukukunda bir insan kötü bir şey yapmayı düşünse de yapmasa bunun bir günahı yoktur İslam dininde. İyi bir şeyi yapmayı düşünür yapmazsa sevabı vardır da kötü bir şey yapmak düşünüp de yapmazsa günahı yoktur çünkü ortada bir fiil yoktur. Şimdi dolayısıyla ortada bir fiil olmayınca insanları cezalandırmak İslam hukukuna aykırıdır. Bu bakımdan bence kardeş katlinin o gün yürürlükte olan İslam hukuku bakımından savunulması düşünülemez. Bu sebepledir ki, çok muhtemeldir ki, kardeş katli konusunda hiç Şeyhülislam fetvası yoktur. Bir kazasker fetvası vardır, Taşköprüzade, Rumeli kazaskerinin fetvası vardır. Aynı olayda Şeyhülislam fetva vermemiştir. Fetvayı neye dayandırmış efendim? Şimdi işte bakın önce şunu ifade edeyim. Fatih'in kanunnamesi bu konuda da bize bir ışık tutuyor. Diyor ki evladımdan her kime saltanat müyesser olursa nizamı alem için kardeşlerine katletmek münasiptir. Ekser ulema bunu tecviz etmiştir diyor. Hı hı. Şimdi bu şu anlama da geliyor. Bazı ulema da karşı çıkmıştır anlamına geliyor. Tabii. Bazı ulema dediğin zaman... Bazı ulemada karşı. Bazısı cevaz vermiş. Yani bu tartışmalı evet bir konudur. Şimdi cevaz veren ulema zannediyorum şunu düşünüyorlar. Bir defa Osmanlı Devleti'nin birliği ve bütünlüğü son derece önemli. Birliği ve bütünlüğü önemli. Bir de Yıldırım Bayezid gibi bir olay yaşanmış. Var, evet. Yani Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'nda yenilip de bilinen akıbete uğrayınca dört oğlu taht kavgasına çıkmıştır. Ve bu dört oğlunun hem Osmanlı Devleti yıkılabilirdi ama yıkılmadan bir araya gelmesi bile en az 10 bin kişinin ölmesi gibi bir sonuç doğurmuştur. Halbuki bütün Osmanlı tarihi boyunca öldürülen şahsade sayısı 50 civarındadır bu şekilde. Dolayısıyla zannediyorum ki bazı hukukçular, yani İslam hukukunda belli kurallar vardır. Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur, işte yani en az zararlısı tercih edilir veya... Genel bir zararı âm-ı def için zararı has ihtiyar olunur. Genel bir zararı gidermek için özel bir zarar tercih edilir gibi bir takım kuralları ceza hukuku alanına da uygulamışlardır. Ama genel olarak bunlar ceza hukuku alanına uygulanmaz. Dolayısıyla ben o azınlıktaki hukukçuların görüşünün doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii karşı bir kısmı samimi olarak devletin birliğini ön plana almıştır. Bir kısmı da her zaman karşılaşacağımız gibi Fatih gibi bir hükümdara karşı çıkmamak uğruna sesini çıkarmamıştır. Yalnız şunu unutmamak lazım. Şimdi siyasi olarak Osmanlı Devleti'nin uzun ömürlü olmasını sağlayan çeşitli uygulamalar, düzenlemeler vardır. Yani biraz önce ifadeye çalıştım. Osmanlı Devleti geçmiş Türk devletlerinin tarihi tecrübesini taşımıştır. Eski Türk devletlerinde ifade ettiğim gibi ülüs sistemi çok yerleşmişti. Gerçekten çok yerleşmişti. Ve hiçbir Türk devleti 200 yıldan fazla yaşamamıştır. Evet. Bu da çok büyük bir problemdir. Parçalanmıştır. İşte bunu çok acı bir ilaçla kendi aile içerisinden çözmeye çalışmıştır. Ve bunu da o kadar da isteyerek yaptığını ben düşünmüyorum. Mesela
Yavuz Sultan Selim kardeşini Korkut'u idam kararını verdiğinde ağlamıştır. Ve yani bu eski Türk geleneği çok büyük bir canlılığa sahiptir. Bildiğiniz gibi Fatih öldüğünde aslında Fatih'in zihnindeki veliaht Cem. Sultan Cem'di. Şimdi enteresandır, eski Türklerde Hakan'ın kim olacağına dair bir kural yoktur. Yok. Tanrı kime kut verirse onun hükümdar olması, Hakan olması esastır. Fatih'in kanunnamesinde hemen aynı ifadeler vardır. Bakın, her kime saltanat müyesser olursa. Yani kut vermenin bir başka ifadesidir. Fatih de zihninde Cem Sultan vardı. Çünkü Osmanlı geleneğinde yakındaki sancağı veliaht şehzadeler tayin edilmiştir ki hükümdar öldüğünde, zaten uygulama şöyle olurdu. Hükümdar öldüğünde kimse bunu duymaz. Veliaht olarak düşünülen şehzadeye haber verilir. En yakından çabuk gelme ihtimali vardır. Gelir, tahta çıkar. İlk önce cülüs topları atılır. Yani tahta çıkma duyurulur. Arkasından salalar verilir. Padişahın öldüğü duyurulurdu. Fatih de Konya'ya Cem Sultan'ı, Amasya'ya Şehzade Beyazıt'ı tayin etmişti. Fakat Cem Sultan'a haber gitmedi, gidemedi biliyorsunuz. Yolda engellediler. İkinci Beyazıt'a gitti. Cem Sultan bu defa haber aldığın zaman zaten tahta Beyazıt çıkmıştı. Ona haber gönderdi. Anadolu benim olsun, Rumeli senin diye. Orada ikinci Beyazıt ona hükümdarlar arasında akrabalık yoktur diyor. Timur'un oğlu da Çelebi Sultan Mehmet'e mektup gönderdi. Sen İlhan geleneğini bozdun, kardeşlerini ortadan kaldırdın diye. Onun da cevabı, biz İlhan geleneğiyle değil, siyasetin gerektirdiğiyle yapıyoruz diyor. Yani bakın, hem Yıldırım Beyazıt'tan sonra hem Fatih'ten sonra o eski ülüş geleneği canlandırılmaya çalışılmıştır. Çok köklüdür bu. Üleşmek. Evet. Bu sebeple Osmanlılar bu acı reçeteyi uygulamak zorunda kalmışlardır. Bu yapı bozuluncaya kadar. Şey derler, Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet tarzı bir padişah olacaktı. Fatih Sultan Mehmet de çok savaşçı, çok atak, çok genişlemeci olduğu için ülkeyi çok, yani bir atı çok koşturursunda yorulur ya, çok koşturmuş. Doğru. Ve çok koşturduğu için de hem halk hem Yeniçeriler, herkes illallah demiş. Çünkü sürekli bir orada, bir orada, bir orada savaş masrafı için vergileri arttırmış. Vergileri arttırdıkça askeri çoğaltmış. Kimi vakıfları kaldırdı. Kaldırıp el koymuş. İkinci Beyazıt dönemi bu bakımdan bir sükunet ve yerleşme dönemi. Onun için veli diyorlar. Evet, tabii, yerleşme dönemidir. Bir de Fatih hiç sevmezmiş Beyazıt'ı. Beyazıt eser keşmez keşmez bir adammış yani. Şimdi, yalan mı? Var, onun şeyleri var. Şimdi bir de şu sonucu var. Yanındakiler idam etti o arkadaşları. Tabii tabii, bütün arkadaşını astırıyor. Gençliği berbattır, tabii. Gençliği berbattır. Bakınız, İçen, gençliği berbattır. Her türlü felak, afyon, mafyon, her şey var adamda. Türk tarihinde devlet kuran hükümdarlardan sonra güçlü hükümdarlar bir iki tane gelmiştir. Tabii. Ondan sonra nispeten zayıf hükümdarlar gelmiştir. Osmanlılarda neredeyse peş peşe 10 tane güçlü hükümdar geliyor. Bu tesadüfen olacak bir şey değil. Yetişme şekliyle ilgilidir. Osmanlı geleneğinde 3. Mehmet'e kadar şehzadeler önce sarayda teorik bir eğitim görürlerdi. Sonra şehzade bir sancak beyi yapılır. Yanına tecrübeli bir vezir verilir. Annesiyle gönderilir. Orada adeta küçük bir hükümdar gibi hüküm sürerdi ve uygulamada da tecrübe sahibi olurdu. Bu sebeple padişah öldüğünde artık hem teorik bilgileri yerine geçmiş, tamamlamış, hem de uygulamada tecrübe kazanmış bir padişah gelirdi tahta. Stajını tamamlıyor. Stajını tamamlamış. Yani şey yapmıyor, holding patronu oğlunu hemen üniversiteyi bitirip getirip yanına koymuyor. Küçük depodan şirketlere diyor, evet, yollatıyor, orada çalıştırıyor. Yanına etkili genel müdürler veriyor. Sonra holdingin başına geçiyor. İşte Kanuni'ye kadar 10 tane büyük hükümdarın gelmesinin bu yetişme tarzıyla çok yakın ilişkisi var. 3. Mehmet'ten sonra, ki 3. Mehmet sancak beyi olan son Osmanlı hükümdardır. Kardeş katli uygulaması kalkmıştır. Bunu hakikaten insani bakımdan da savunmak mümkün değil. Hukuk bakımından da savunmak ama mümkün değil. Ondan sonra padişah kalitesi yerle bir olmuş. Ondan çünkü sonra bir işte sürü ölüm korkusunda sonra yaşamış. Psikopat, doğrudur, ya da
padişah olma hayali bile olmayan bir takım adamlar yaş nedeniyle ve hepsi 70 yaşında, 65 yaşında, 90 yaşında padişah olmuşlar. İşte 3. Mehmet'ten sonra güçlü padişah gelmemesinin böyle bir şeyi de var. Sonucu da var. Tabii. Yani Osmanlı Devleti ondan sonra daha zayıf hükümdarlarla... Bir şans eseri Abdülhamit aradan sıyrılmış. Şimdi öyle bir şey ki siz padişah olarak tahta sefere çıkıyorsunuz Fatih Bey. Geri de bir padişah adayı bırakmak çok zor. Çok zor. Şimdi enteresandır. Yavuz tahta geçtiğinde babası dedi ki evlatlarıma kıyma. Babasıyla bir sözleşme yaptı. Bana karşı çıkmayanı, tahtıma göz dikmeyeni serbest bırakacağım. Dokunmayacağım. Şehzade Ahmet zaten isyan etmişti. Karşıydı. Onu kaldırdı ortadan. Korkut benim tahta taşta gözüm yok dedi. Şimdi bakınız. Ordunun başına geçiyorsunuz. Ta Mısır'a kadar gidiyorsunuz. Tebriz'e kadar gidiyorsunuz. Viyana önlerine kadar gidiyorsunuz. Şimdi sizin arkanızda birisi tahta çıkarsa sizin ordunun başında olmanız hemen hemen hiçbir sonuç doğurmayabilir. Şimdi Yavuz tabiatıyla hep şu korkuyu taşıdı. Korkut taht taç istiyor mu diye. Korkut da istemiyor görünüyordu. Fakat sonradan kimi vezirlerle yazışmasından Korkut'un böyle bir arzu taşıdığını tespit etti. Kim istemez? Tabii kim istemez? O zaman dedi ki baba sana verdiğim sözü tuttum. Korkut'u baştan idam ettirmemiştir. Yani bu o kadar kolay çözülecek bir olay değildir. Osmanlı hakikaten geçmiş tecrübeyi iyi değerlendirmiştir. Aynı şeyi mesela vezir ailelerde de yapmıştır. Fatih'e kadar Türk vezirler vardır, çoğunluktadır. Fatih'ten sonra daha çok devşirme vezirler vardır. Kökü olmadı. Şimdi bu da önemli çünkü rakip aileler daima problemdir. Tabii, rakip aileden yaratmıyor. Tabii rakip aileden yaratmıyor. Hatta şunu da yapıyor. Fatih'in kanunnamesinde vardır. Diyor ki kızımın çocuklarına beylerbeylik verilmesin. Ağır sancak beylikleri verilsin. Yani büyük sancak verilsin ama beylerbeylik verilmesin. Kendi çocuğuna bile Rumeli'de sancak beyliği vermemiş. Güçlü aileler var. Yani Çandarlı ailesi güçlü bir aile. İşte Evranosoğulları güçlü bir aile. Fatih'e kadar. Fatih'e kadar. Çandarlı ailesi Fatih için çok önemli bir şeydir. Handikaptır. Ve biliyorsunuz ancak İstanbul'un fethinden sonra bu problemi çözebilmiştir. Çandarlı Fatih'e kafa tutmuş bir vezirdir. Yani bu önemli bir problemdir. Ondan sonra güçlü aile yoktur. Bir tane Mehmet Ali Paşa düştü, geldi işte. Mısır o da aldı, Mısır aldı Mısır gitti. Aldı, gitti. Yani Osmanlı her yönünü çok ince bütün ayrıntılarıyla düşünmüş. 625 sene ayakta kalması bu sebepledir. Yani netice itibariyle kardeş katline hukuki ve insani bakımdan farklı bir açıdan yaklaşmak mümkün. Ama siyasi bakımdan da şunu söylemek lazım. Osmanlı Devleti'nin uzun süre Türk devletleri içerisinde ayakta kalmasını sağlayan acı reçetelerden birisi de kardeş katledir. Tabii. Ama bu Avrupa'da da var. Tabii var. Bizans'ta da var. Bizans'ta da var. Anadolu Selçuklularında da bir iki uygulama var. Şimdi ben de Murat'ı astıracağım. Programı elinden her an alabilir. Sizin yerinize göz mü dikiyor? Yerinde gözü var. Gözü farkındayım. Oraya buraya doğru yavaş yavaş meylediyor. Ciddi sanacaklar. Şimdi seyahate meyahate edersen çıkar, yaparsın programı. Yarın çıkar. Ama çok da çatlak. Ama Fatih Bey, çatlak var Murat Bey sizin kardeşiniz değil. O yüzden. Ama kardeşim kadar yakın. Öyle mi? Tamam. Hocam. Murat bir ara verelim mi yine şu reklam tamam. için karşıdan mola işareti yapıyorlar. Hmm. Artık şeyle anlaşıyoruz basketbol terimleriyle böyle yapıyorlar. Biz de hemen bir reklam molası veriyoruz değerli izleyiciler. Evet sorular yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Hemen onlarla başlayayım. Biz sonra tekrar Şeyh Bedrettin'e döneceğiz. Orada konuşmamız gereken çok şey var çünkü. Hocam zina yasaksa cariye neyin nesi oluyor diye soranlar var. Zinaya kılıf mıdır? Şimdi efendim ya bir köleliği ya kabul edersiniz veya şimdi kölelik bir var olan bir kurumsa hukuk tarihinde bunun doğurduğu sonuçları hukuk içerisinde en makul şekilde çözme mecburiyeti var. Şunu söyleyeyim önce. Bugün gerçekten kölelik ortadan kalkmış vaziyette resmen. Resmen. Yoksa var. Kölelik harp esirlerinin tasfiyesi sebebiyle ortaya çıkmıştı. Yani mesela harpte esir alınan kimseleri birkaç şekilde tasfiye edersiniz. Ya öldürürsünüz, bu da bir tasfiye yoludur. Ya serbest bırakırsınız. Bu serbest bırakma karşılıksız olabilir. Veya bir kurtuluş akçesiyle olabilir. Ya da becaiş olabilir. Evet olabilir. Veyahut da köle statüsüne farklı, hür insanlardan farklı bir statüye getirirsiniz.
Şimdi köleliği kaldırdığınızda harp esirlerine tasfiyenin iki yolu oluyor, kalıyor. Öldürme veya serbest bırakma. Geçmişte ve günümüzde serbest bırakmanın uygulanmadığı dönemlerde, şartlarda köleyi bekleyen bir tek akıbet vardır, öldürülmek. Şimdi bakın, harp esirlerini tasfiye için bugün modern dünya çeşitli usuller, işte Cenevre Sözleşmesi falan var. Bunların her zaman uygulandığını söylemek mümkün değil. Yani şimdi köleliği kaldırmıştır ama bana sorarsanız bugün modern dünya harp esirlerini tasfiye konusunda kölelikten daha iyi bir usul ortaya koyamamıştır. Bunu görmek gerekir. Şimdi kölenin durumuna gelince, köleleri hür hizmetli insanların yanına verdiğinizde, onların bir malı gibi, ona yardımcı eden personel gibi verdiğinizde ve bunlar kadın olduğunda... Yani çalıştırırsınlar, şey yapmak şart mı? Bakın onu söyleyeceğim. Yapmak. Bu şimdi çalıştırsınlar da şunu söyleyeyim. Bir efendinin evinde bir cariye bulunduğunda, bu İslam dünyasında, Batı dünyasında, bunu hukuk düzeni bu cinsi ilişkiye karşı etkin bir şekilde koruma imkanına hiçbir zaman sahip olmamıştır tarihte. Şimdi güneyden, Amerika'da güneyden kuzeye kaçan bir zenci kölenin hatıratı yayınlardı 1860'larda. Sonra Harvard Üniversitesi bu hatıratı 80'li yılların sonunda bir daha yayınladı. Bu çıktı. Çok enteresan, Batı'daki köle yaşamını ortaya koyması bakımından çok enteresan bilgiler var. Yani bir defa şunu söyleyeyim. Batı'da da cariyeler efendileri tarafından cinsel amaçlı kullanılmıştır. Çünkü bunu gerçekten bu amaçla kullanmanın önüne geçecek enstrümanlar çok fazla da yoktur. Gerçekçi olmak gerekir. Kur'an emri bile geçemiyor. Şimdi işte İslam hukukunda ve İslam kültüründe bu şekilde kullanmak bir anlamda köleliği ortadan kaldırmak için bir vasıta kabul edilmiştir. Yani nikah kıyılmamıştır, evlilik sözleşmesi yapılmamıştır fakat diğer bütün sonuçlar bakımından evlilik gibi değerlendirilmiştir. Yani şöyle söyleyeyim. Köle evli ise kesinlikle onunla ilişkide bulunulamaz. Onu söyleyeyim. Sonra köleyle sadece efendisi böyle bir ilişkide bulunabilir. Başkası bulunamaz. Eşinin kölesiyle, cariyesiyle dahi koca ilişkide bulunamaz. Sonra eğer bundan bir çocuğu olursa artık kölelik sona erer. Yani bu ilişkiyi belli zaruri hukuki kalıplar içine almaya çalışmıştır. Ve köleliğin uygulandığı her yerde cariyeler böyle bir işleme engelleyemiyorsan hukukileştir. Belli bir hukuki kalıba dökmeye çalışmışlardır ve bu köleliği ortadan kaldırmak için bir vasıta seçmişlerdi. Çünkü köle kadından doğan da normal olarak köledir. Fakat efendisinden çocuk doğuruyorsa bu hürdür ve kadın da artık satılamaz, başkasına verilemez. Artık yarı hür statüsüne geçer ve efendisinin ölümünden sonra otomatikmen hürriyetine kavuşur. Anladığım kadarıyla en ağır dini cezalar, dini kurallar bile insanın aklına egemen olabiliyor ama libidosuna egemen olamıyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bakın ben o Amerikalı kölenin hatıratını okudum. Orada Amerika'daki kadın kölelerin en büyük problemleri çocukların erken dönemde satılması. Efendisinden çocuk doğuruyorlar. Satılıyorlar, evet. Çocuk doğuruyorlar fakat bunu itiraf etmeleri yasak. Bakın bunu itiraf etmeleri yasak. Ve efendisinin bir hanımı da var. Ona karşı çok kötü durumdalar. Ve 2-3 yaşına geldiği zaman, bu çocuklar satılıyorlar. Ve cariyelerin en büyük ızdırabı çocuklarının ellerinden alınması. Halbuki İslam hukukunda köleden doğan köledir. Fakat kesinlikle 7 yaşına kadar annesinden ayrılmaz. Yani efendisinin değil. Mesela iki kölenin evlenmesi de mümkündür. Ve bu teşvik edilmiştir, tavsiye edilmiştir. Şöyle söylemek gerekir. Aslında köleliği İslam dünyası sınırlı bir süre için uygulamıştır. Uyguladığı dönemde de döneminin şartları içerisinde çok insani muamele etmiştir denebilir. Yani bugün çeşitli gözlemler var. Mesela Encyclopedia of İslam'da köle maddesini yazan Brunswick'in mesela tespitleri var. Birinci edisyonda keza apt maddesini yazan müellifin Junbold'u zannediyorum tespitleri var, değerlendirmeleri var.
İslam dünyasında köleler aslında bir hizmetçi gibi kullanılmışlardır ve genelde 7 sene köle olarak kalmışlardır. Sonra azat ediyorlar. Sonradan azat edilmek genel bir uygulama olarak gözüküyor. Yani hukuken şart değil, onu söyleyeyim. Ama mesela benim rastladığım Osmanlı arş belgelerinde bir iki şöyle bir örneğe rastladım. Köle mahkemeye başvuruyor. Diyor ki ben 8 senedir buna kölelik yapıyorum. Artık sürem doldu. Bunu beni satıyor diyor başkasına. Oradan yeniden başlayacağım diyor. Mesela böyle uygulamalarda mesela benim gördüğüm örnekte bu hazineden satın alınıyor ve azat ediliyor. Çünkü zekat gelirlerinin harcama yerleri vardır, evet. İslam hukukunda. Bunlardan birisi de köle azadıdır. Yani köle azadına zekatın 8 sarf yeri vardır. Yani mesela Şafilere göre 8'de birini mutlaka o sarf yerlerinden birini harcamak gerekir. Hanefilerde böyle oran konusunda bir sınırlama yoktur. Devlet istediği gibi değerlendirir ama 8 yere harcamak zekat zorunda. Gelirleri devletin mi olur o zaman? Tabii zekat gelirleri aslında devletindir. Devlet tabii halk da kendisi dağıtır. Uygulama çeşitli dönemlerde farklıdır. Ama zekat sosyal içerikli bir vergidir aslında. Şimdi biz zekat diyen normalde gidip maliyeye yatırmamız lazım mı diyebiliriz? Maliye de yatırılabilir de sarf yerleri olarak Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yerlere harcanmak mecburiyetindedir. Devlet her türlü harcamalarını zekat gelirleriyle yapamaz. Yani bu bir özel vergi türüdür. Bir sosyal içerikli bir vergidir. Sosyal vergi. Evet. Yani sosyal devlete hedefine yönelik bir vergidir. Seha çeke verebiliriz zekat. Şimdi tabii bunu ayrı değerlendirmek lazım. Hemen benim şeyimden pratik bir sonuç çıkarmayın Fatih Bey. Bilim için pratik ama, gibi hocam. Ama gerçekten kölelerin azadı önemlidir. Şöyle de bir örnek rastladım. Devlet almadığı zaman diyor ki bunu belli bir süre sonra azat edilmesi, ümit edilen birine satılması. Herkese sattırmıyor. Yani sattırmıyor. Bu sebeple aslında Osmanlı coğrafyasında, toplumunda da köleler vardı. Fakat kölelik hep sınırlı bir süre devam etmiştir. Ve hürriyetlerine kavuştukları zaman topluma çok kolay entegre olmuşlardır. Murat bir mail var seninle ilgili. Ne diyor? Murat Bardakçı ile zaman azat edeceksiniz. Köle gibi televizyon çalıştırıyorsunuz diyor. O memnun halinde, memnun köle. Köleler biliyorsunuz efendileriyle azat sözleşmesi yapabilirler. Hatta bazı hukukçulara göre böyle bir şey teklif ederse efendi kabul etmeye mecburdur. Osmanlı hukukunda bu tür azat sözleşmesi yapan çok köle vardır. Yani belli bir süre çalışma, belli bir para kazanma. Çünkü mesela belli bir parada anlaşırlar. Kölenin o andan itibaren, anlaşmayı yaptığı andan itibaren kazandığı para kendisinindir. O anlaştığı parayı ödediği zaman şeyini hürriyetini kazanır. Böyle bir buna mükatep köle denir. Murat Bey o gruba mı girecek yani? Anlaşması yok vallahi. Sonsuza kadar burada. Böyle bir köleyi efendisi satamaz. Satamaz çünkü anlaşma yaptır, anlaşmaya uymak zorundadır. Yani köleliği ortadan kaldıracak. Asıl sen gidemezsin bir yere. Durumumuz farklı değil. Farklı değil asıl. Köleliği ortadan kaldıracak birçok sebep icat edilmiştir, ortaya konmuştur. Bu yüzden İslam coğrafyasında devamlı kölelik hemen hemen hiç yoktur. Fatih'in ortadan kaldırdığı vakıflar irsadi vakıflardı. Doğrudur. Ne demek irsadi vakıflar? Şimdi buna gayri sahih vakıf da deniyor. Bu gayri sahih vakıf veya irsadi vakıf veya tahsis kabiliğinden vakıf, gerçek anlamda vakıf olmayan fakat vakıf gibi değerlendirilen kamu kaynakları demektir. Genelde uygulama şöyle oluyor. Osmanlı Devleti'nde tabii vakıf kuranlar daha çok devlet adamları. İşte kazasker, paşalar, vezirler, tabii paşalar, müderrisler. Bunların maaşları da daha çok vergi gelirleriyle. Onlara belli bir bölgenin vergisi tahsis ediliyor. Bu vergiyi topluyor ve geliri oluyor. Şimdi diyelim bir vezir bir külliye yaptırıyor, bir site yaptırıyor, cami yaptırıyor, yanına medrese yaptırıyor, yanına hastane yaptırıyor, şifa yurdu yaptırıyor, şu yaptırıyor, bu yaptırıyor. Bunu kendi parasıyla yaptırıyor umumiyetle. Fakat bunu yapmak yetmiyor. Çünkü bu vakfın işlemesi lazım. Cari masrafların gelirini devam etmesi lazım. Şimdi kendi maaş olarak tahsil eden vergilerin bir kısmını, yani arazilerin, miri arazi gelirlerin bir kısmını bu vakfa kendisi veriyor sağlığında. Fakat devleti de diyor ki ben böyle aslında devletin yerine getirmesi gereken kamu hizmetini yapan bir vakıf kurdum. Bu bana tahsis ettiğim vergi gelirini, araziyi bu işe devamlı tahsis et de bu hizmet yürüsün diyor. Bu tür vakıflara gayri sahih vakıf veya irsadi vakıf deniyor. Devlet bir gelirini fakfuk fon gibi yani.
bir gelirini bir anlamda bir kamu hizmetine tahsis etmiş oluyor. Devamlılık sağlanıyor. Tabii Osmanlı Devleti'nde hem şahısların kurduğu sahih vakıflar var, her türlü masrafını kendisinin karşıladığı, fakat gayri sahih vakıflar var veya irsadi vakıflar var. Devletin önemli ölçüde katkıda bulunduğu, Fatih'in kaldırdığı vakıflar bu tür vakıflardır ama netice itibariyle bu tür vakıflar çok önemli bir miktarda kaldırıldığında bu vakıflarla yapılan kamu hizmetleri aksamaktadır. Bu da rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Yani doğrudur o bilgi. Hocam, Çelebi Mehmed'e Timur'un oğlu Şahruh'u diyorsunuz. Evet, Şahruh. Sinasi Hoca yayınlamıştı. Bu Harvard'da. Çelebi Mehmed'in, Çinasi Tekin, Gönül Hoca'nın rahmetli eşi. Bir sevgentname göndermiş, bağlılık mektubu. Çelebi Mehmed. Evet. Ve şimdi o mektuba bakınca, sevgentnameye bakınca, hükümdar Şahruh. Senin sözünden çıkmayacağım, ne dersen onu yapacağım. Yapmazsam bütün belalar, şunlar, bunlar hepsi başıma yağsın. Korkuyor ne? Allah'ı bilaydı korkuyor. Tabii. Timur ve hanedanı o dönemde çok güçlü. Dolayısıyla... Ve Şahruh da Herat'ta. Tabii. Semerkant'ta da değil artık, Herat'ta. Tabii, çok güçlü. Netice itibariyle Çelebi Sultan Mehmet kendi devletini bir şekilde korumak mecburiyetinde siyaset neyi gerektiriyorsa, akli selim o günün şartlar içerisinde neyi gerektiriyorsa onu söylemiş. Fakat devleti bölecek bir yola da kesinlikle gitmemiştir. Bu bir gerçek. Evet. Zaten bakıyorsun Osmanlı daha sağlam temel. Yani işte o Cengiz'in imparatorluğu ortadan kalkıyor. İşte o üreşme şeyi var ya, paylaşma meselesi. Yani Timur'un imparatorluğu ortadan kalkıyor ama Osmanlı onlardan yüzlerce yıl daha uzun. Aslında Timur o 1860'a kadar devam etti Hindistan'da. Ama Hindistan'da şey, ama bölgesel yani, kütle yani şey değil. Babürlüler. Babür. Tabii bu Hindistan tarafı da bizde çok az bilinir. Gerçekten Babürlü İmparatorluğu doğuda çok önemli bir imparatorluktur. Yani 17. yüzyılı alın veya 16. yüzyılın sonlarını, Viyana önlerinden ta Çin'e kadar Türk İmparatorluğu vardır. Evet. Osmanlı, Safevi, Babürlü. Babürlüler de 1858'de yıkılmışlardır. Ve gerçekten Hindistan'da çok önemli bir Türk hakimiyeti söz konusudur. Bugün Yeni Delhi başta olmak üzere Hindistan'ın kimi şehirlerinde çok önemli Türk mimari eserleri vardır. İşte Taç Mahal bunlarda çok muhteşemdir. Veya Fethullah Sikri mesela veya Agra Kalesi, şeydeki Delhi'deki Hümayun'un mezarı çok önemli mimari eserlerdir. Gerçekten orada da biz çok göz kamaştırıcı bir medeniyet. Fakat Hindistan'ı nüfus olarak Türk dünyası besleyememiştir. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun şeyi farkı buradadır. Batı'yı Türkler tercih etmişlerdir. Tabii Hindistan'da Türkler batıya gitmişler neden hakikaten. Evet, batıya gitmişlerdir. Hindistan'da tabii çok da büyük bir nüfus var. Yerli nüfus çok fazla. Kanuni döneminde Osmanlı coğrafyasında 13-14 milyon insan var. Yani. Onu soracağım. Bir en fazla 22 milyon olmuş şimdi Osmanlı nüfusu. Evet, yani çok bunun fazla. Ne kadarı Türk peki? Bu konuda sağlıklı bir rakam olduğu söylenemez. Çünkü o günkü anlayış içerisinde bu çok da önemli bir şey değil yani. Çok önemli bir şey değil. Ama hakim unsur, yönetici unsur Türk. Bu kesin. Ve halkta Türk unsurlar da büyük bir yekünde teşkil ediyor. Ama Arap ne kadar, Türk ne kadar, Ortodoks, Rum ne kadar... yani böyle bir sağlıklı, tahmine dayalı bir rakam verilebilir. Sağlıklı bir rakam verilemez. Şöyle denebilir belki, 2/3'e yakını Müslüman unsurlardır Osmanlı Devleti'nde. 1/3'den biraz fazlası şeydir, gayrimüslimdir. 2/3'nin de tam yarısı olmuyor galiba. Türk unsur. Anadolu ve Rumeli'deki hakim unsur Türk'tür. Arabistan tarafı. Arabistan tarafı var ama orada nüfus çok orada yoğun değil. Çok Murat. Yoğun değil. Nüfus az orada. Belki Mısır'da biraz yoğun, Suriye'de biraz, Irak'ta biraz yoğun. Ama Irak'ta Türkmen unsurlar da var, Suriye'de de var. Hala Suriye'de Türkler oldukça önemli bir sayı teşkil ediyor. Evet. Yani 22 milyon olduğu dönemle ilgili olarak söylenen şudur. Yani bunun en az 7-8 milyonu Türk'tür derler. Tabii öyle bir rakam çıkıyor zaten ister istemez ortaya. Evet. Bir soru var. Bir kadı, Fatih Sultan Mehmet döneminde bir kadının Fatih Sultan Mehmet'e ceza
vermeye teşebbüs ettiği doğru mudur? Bazı kaynaklarda böyle bir rivayetler var. Yani Fatih'in işte bir mimarın elini kestirdiği mimari hatadan dolayı bunun üzerine kadının da Fatih'i yargıladı. Ve elini kesilmesine fakat, karar vermiş. Çok sağlıklı bir kaynak yok değil bu konuyu zikreden. Ama şu var, şunu söyleyeyim. Türkler de padişahtan hak talep etme hep var olan bir uygulamadır. Mesela Anadolu Selçuklularında Selçuklu Sultanı senede bir gün sembolik olarak gelir mahkemede davalı hesap koltuğunda yani otururdu. Hı hı. Oturur ki hesap soranlar sorsunlar. Bu sembolik bir davranıştır. Yani padişahtan hesap sormak o kadar da kolay bir şey değildir. Ama sembolik bir anlamı da vardır bu. Demek ki padişah yanlış yaptığı zaman hukuk karşısında hesap vereceğine yönelik en azından bir kabul var. Bu da adil bir yargılama için veya bir hukuk devleti anlayışı için en azından ideali için önemli bir sembol olsa gerektir. Evet. Ama doğrusu zaten mağrur olma padişahım senden büyük Allah var diye. Tabii orada şu da vardır yani Osmanlı Devleti'nde vatandaşın kamu görevlilerine karşı haklarının korunması noktasında Osmanlı yönetimi çok titiz olmuştur. Yani şimdi iki Osmanlı insanının birbiriyle hukuki ihtilafı olursa mahkemelerde bunun çözülmesi kolaydır. Yani aynı seviyede iki insan. Yani Osmanlı Devleti değil her yer için geçerlidir bu. Taraflardan birisi güçlü olduğu zaman problem başlamaktadır. Hukuk tarihinde biz bunu da incelemekteyiz. Yani taraflardan birisi mesela diyelim ki Osmanlı Devleti'nde taraflardan birisi kamu görevlisi ise, diğeri sıradan bir vatandaş, reaya ise, taraflardan birisi Müslümansa, diğeri gayrimüslimse, taraflardan birisi erkekse, diğeri kadınsa. Şimdi burada hukukun yerine gelmesi, adil bir yargılamanın yapılması son derece önemlidir. Osmanlı yönetimi bu konuda titizdir. Mesela Amerika'da böyle bir araştırma var 17. yüzyılla ilgili. Orada bu Massachusetts, efendim Maine, New Hampshire gibi bölgede yapılan bir araştırmada bu, işte zencilerle beyazlar, kızılderiliyle şeyler yine beyazlar, kadınla erkek mahkemede karşı karşıya geldiğinde yapılan araştırmaya göre davaların %75'ini yaklaşık olarak güçlü olan taraf kazanmaktadır. Yani hukuk öyle bir şey. Yani. Ama Osmanlı'da böyle bir oran görmüyoruz. Yani bu yöne yönelik araştırmalar yavaş yavaş şey yürüyor, ortaya çıkıyor. Yaklaşık olarak birbirine eşit sayılabilir. Haim Gerber hatta güçsüzlerin daha fazla haklı çıktığını ileri sürüyor Bursa'daki örneklere bakarak ama. Hocam halbuki yasalar güçlülerin haklarını korumak için korunmaz mı aslında? İşte şimdi Osmanlı'da şöyle bir uygulamaya biz şahit oluyoruz. Burada güçlü deyince en çok kamu görevlileri hatıra gelmektedir. Çünkü mesela subaşı gibi, beylerbeyi gibi, sipahi gibi kamu görevlileri tabii idare ettiği coğrafyada huzuru sağlamakla da görevli olduğundan ceza uygulamasında zaman zaman aşırıya kaçmaktadır. Bir, ikincisi hem vergilerin toplanması sırasında hem de bazı suçlar karşısında para cezaları uygulanmaktadır. Bunların toplanması sırasında aşırıya kaçmak onların lehinedir. Çünkü bunlar kendi gelirlerini oluşturmaktadır. İşte Osmanlı uygulamasının bu noktada kamu görevlilerine karşı çok yakından bir politika izlediğini görüyoruz. Kontrol. Kontrol mekanizmasını kurduğunu görüyoruz. Her şeyden evvel ama şunu yapıyor. O şeyde güçlü oldu dönemde. Sonra tabii kaçmış. Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle, evet. Her şeyden evvel vergilerin miktarları kanunnamelerde tespit edilmiştir. Araziyle ilgili esaslar bütün ayrıntılarıyla tespit edilmiştir. Hangi suça hangi cezanın verileceği tespit edilmiştir. Zaten enteresandır, bazı kanunnamelerin giriş bölümleri var. Giriş bölümünde kanunnamenin çıkış sebebi olarak kamu görevlilerin halkı ezdikleri görüldüğünden onların evet. haklarını koruma düşüncesiyle böyle bir kanunname çıkarılmıştır denmektedir. Hatta bazı bölgelerde bölgenin idarecilerinden şikayetçi olanlar İstanbul'a başvurmakta bizim kanunumuzu gönderin talebinde bulunmaktadırlar. Bu yüzden önce hukuk kurallarının belirgin ve biliniyor olması hukuk uygulaması bakımından son derece önemli. İkinci olarak Osmanlı Devleti bu konuda kadılara çok önemli görevler yüklemiştir. Yani mesela beylerbeyinin veya subaşının
kadın mahkeme hükmü olmadan herhangi bir kimseyi cezalandırması kesinlikle söz konusu değildir. Adaletnamelerde bu konu üzerinde durulmakta, kanunnamelerde durulmaktadır. Mutlaka kadı marifeti, yani mahkeme hükmü olduktan sonra cezalandırılması ve kanunname hükmünce vergilerin toplanması üzerinde çok durulmaktadır. Mesela biraz sohbetimizin başında da söyledik. Balkanlarda sipahilerin falan önceki feodal beylere farkı şudur. Sipahilerin çiftçilerden isteyeceği angaryalar bellidir. 3 gün çalıştırma hakkına sahiptir. İşte belli ölçüde topladığı vergi türünü bir taşımak şeyi altın yükümlülüğü altındadır. Ama bu yetki sınırlı bir yetkidir. Hı. Halbuki eski dönemde feodal beylerin bu noktada çiftçileri çok büyük şekilde ezdikleri görülmektedir. Yani Osmanlı yönetimi denebilir ki kadıyı idarenin merkezine yerleştirmiştir. Yani hakimi idarenin merkezine yerleştirmiştir. Vergiler onun kontrolünde toplanır. Her türlü beylerbeyi ve subaşıların uygulamaları kadı marifeti ile kadının kontrolünde olmak mecburiyetindedir. Ve bu konuda kadılar bir uygulama, bir hukuka aykırı uygulama gördüklerinde bunu kendileri önleyemiyorlarsa mutlaka merkezi yönetime bildirmek mecburiyetindedirler. Bunun üzerinde çok durulmaktadır. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yaptığı biraz budur. Yani. Kadı işbirliği yaparsa? Bu mümkün tabiatıyla. Bu mümkün. O zaman da kadıdan şikayete, tabii hukukun iyi işlediği dönemlerde, kadıdan şikayet olursa bu defa mehayif müfettişi dediğimiz kadıları teftiş etmek üzere özel görevliler gönderilmektedir. Yani şimdi hakikaten Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nde hem bir siyasi organdır, hem bir üst yargı organıdır, bir üst mahkemedir. Ve yabancı gözlemciler de bu konuda hemfikirdirler ki, 17. asra kadar zaten çok iyi işlemektedir biliyorsunuz Divan-ı Hümayun. Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nde rüşvetin adam kayırmanın hiç geçerli olmadığı en üst mahkemedir. Şimdi işte kadıdan veya bölgedeki bir beylerbeyinden şikayetçi olanlar bunu bir şekilde çözemiyorlarsa Divan-ı Hümayun'a bu şikayeti ulaştırma imkanına her zaman sahiptiler. Ve Osmanlı hukukunun iyi işlediği en azından 3 asırlık, 4 asırlık bir dönemde bu şikayetle her zaman kendilerini dinleyecek bir şey bulmuş, insan bulmuştur. Padişah Cuma selamlığına çıkarken, etrafta toplanan insanlar padişaha dilekçe de verirlerdi. Dilekçe verirler, hakaret ederlermiş ya bazen. Yani münferit belki şey olabilir ama esas uygulama şu, dilekçe verirlerdi. Çok da büyük kalabalıkların toplandığı anlaşılıyor ve bu dilekçeleri görevli insanlar toplarlardı. Biz bugün Başbakanlık arşivinde, Osmanlı arşivinde bu dilekçelerin padişah tarafından Divan-ı Hümayun'a gönderildiğini, onların da yapılan işlemin sonucu hakkında padişaha bilgi verdiklerini görüyoruz. Şimdi Tayyip Erdoğan aynısını yapıyor biliyorsun. Böyle küçük küçük kağıtları topluyor bütün. Herkes bir şey veriyor. Onların masasına yiyip kendi ayırıp kendisi tasnif edip dağıtıyormuş ilgililere. Enteresandır. Şimdi kalabalığın çok olduğu dönemlerde bazen o kadar çok insanlar toplanırmış ki görevliye kendini fark ettirmek için, çünkü uzakta olursa yaklaşamaz, küçük hasırlar yakarlarmış. Küçük bir hasırın yakması bende bir dilekçe var, şikayet dilekçesi. Hasır yakmak bir tabir olmuştur. Havadan geliyor. Evet, hasır yakmak bir tabir olmuştur. Mesela bir mahkemede hakkının yendiğini düşünen bir insan zaman zaman kadıyı veya bir beylerbeyi divanında beylerbeyini tehdit ederdi. Hasır yakarım. Hasır yakarım demek benim hakkımı alamazsam ben divana kadar giderim demektir. Yargıtay'a gidiyor yani. Evet, Yargıtay'a gidiyor bir anlamda. Dolayısıyla şimdi de kendini yakıyor. Reayanın yani Osmanlı vatandaşının, sıradan insanının kamu görevlilerinin bu şeylerine karşı, keyfi tasarruflarına karşı merkezi yönetim tarafından dikkatle korunduğunu biz görüyoruz. Çok enteresandır. Bir kanunnamenin kenarında şöyle bir şerh var. Diyor ki bu kanunname reayayı ehli örfün, ehli örf dediği kamu görevlisi, reaya Osmanlı vatandaşı denebilir. Reayayı ehli örfün zulmüne karşı korumak için hazırlanmıştır. Evet. Çünkü verginin miktarı belli. Uygulanacak cezanın miktarı belli. Şimdi
zaten kanunnameler yayınlandığında pazar yerlerinde ilan edilir. Halka okunur. Okunur. İsteyenler de mahkemeden belli bir ücretle bir kopyasını alabilirlerdi. Hmm. Eğer sipahi veya farklı bir vergi alıyorsa, subaşı farklı bir cerime, para cezası alıyorsa, vatandaş hakkını şey etme imkanına sahip olurdu. Şimdi bugün onu söylemiştim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vatandaşla devletin karşı karşıya olduğu bir yargılamaya en çok taraf olmaktadır. Evet. Çünkü taraflardan biri güçlü olursa orada adaletin yerine getirilmesi, hukukun uygulanması her dönemde problem olmuştur. Olmuş. Günümüzde de problemdir. Hı. Osmanlı yönetiminin burada işte her dönemde tabiatıyla rüşvet yiyen insan kamu görevlileri de olmuştur. Hukuku çiğneyen kamu görevlileri de olmuştur. Olmuştur. Ama Osmanlı yönetimi reayayı, Osmanlı insanını kamu görevlilerine karşı, bu beylere beyoğlu subaşı olabilir, hatta kadı olabilir, ezdirmemek konusunda her dönem belli bir dikkati göstermiştir. Peki miras hukuku nasıldı? Kadınların daha az miras aldığı doğru mudur Osmanlı'da? Doğrudur. Tabii şöyle, yalnız burada ikili bir ayrım yapmak lazım. Miras hukuku konusunda toprak, tarım topraklarıyla diğer malları birbirinden ayırmak lazım. Tarım topraklarının bölünmemesini istiyor Osmanlı. Tarım topraklarının bölünmemesini istiyor. Uzun zaman tarım topraklarında kadınların hiç miras hakkı yoktur. Yok. Çünkü zaten bir kadın bir erkekle evlenecek gidecek. Burada miri arazinin bölünmeyerek işlenmesi esastır. Birkaç bakımdan önemlidir bu. Bir defa aslında bu bugün de gereken bir şey yani o arazinin bölünmesini engellemek lazım. Bu sadece Osmanlı'ya has bir uygulama da değil. Var. Modern kanunlarda da tarım toprakları ile ilgili farklı miras kuralları vardır. Şimdi bir defa toprağın çok küçük bölünmemesi esastır. Osmanlılarda topraklar, miri topraklar daha çok bir çift hayvanla işlenebilecek... Çiftlik sözcüğü oradan geliyor. Çift bir çift hayvanla işlenebilecek büyüklüktedir. Bu 40-50 dönümdür, 60 dönümdür. Bunu bölmezseniz bir defa tarımsal şey verimlilik daha fazla olur. Yani çiftçi ne boş kalacak ne de işleyeceğinden fazla bir toprağa sahip olacak. Birinci sonucu bu. İkincisi de bölmezseniz vergi mükellefi sınırlı sayıda olur. Bölerseniz vergi mükellefi çok artar. Ama takip edemezsiniz. Vergi miktarı değişmez. Yani öşür alınacaksa. Masraf artar. Osmanlı bürokrasisi en az insanla çalışan bir bürokrasidir. Yani dönemindeki diğer imparatorluklarla kıyaslandığında ki bugün bu rakamlar yapılmaktadır. Çünkü özelleştirme yapmış. Vergiyi bile özelleştirmiş. Maliye i̇şte özel. Şimdi tarım topraklarında esas itibariyle erkeklerdir. Sonradan kız çocuklar eşit olarak pay sahibi olmuşlardır. Daha sonra bu diğer mirasçılar devreye girmişlerdir. Bir zümre sistemi devreye girmiştir. Diğer mallarda ise İslam miras hukuku kuralları esastır. İslam miras hukuku kurallarında genel olarak kızlar erkeklerin yarısı kadar pay alır. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi her hukuk sistemi kendi içerisinde bir denge kurar. İslam'da erkeğe mali yükümlülükler daha fazladır, kızlara daha azdır. Aslında sonuçta bu farklılık bir dengelenmektedir. Bir de kız evleneceği için zaten gittiği yerde kız durumu toparlar. Kız evleneceği yani. Zaman ama evlenmezse yandı. Mehir almaktadır. Mehir denen bir kocasından belli bir para almaktadır. Halbuki koca mal mektedir. Erkeğin yükümlülüğü, nafaka yükümlülüğü daha fazladır. Bir takım ceza hukukunda uygulanan bazı mali cezalar vardır. Onlara peki hocam şimdi erkekler... mehir dediğiniz aklıma geldi. Onu hemen araya bir sorayım da sonra devam hoş edelim. Şimdi bugün resmi nikah var. Mehir uygulaması yok. Fakat Türkiye'de halkın büyük bölümü neredeyse Müslüman olanların büyük bölümü din nikahta kıyıyor. Ama din nikahı kıyıyorlar da mehire kimse uymuyor. Yani din nikahta bir mehir vermek şart. Yani boşanma halinde ödenecek miktarı baştan beyan ediyorsun. Şimdi o gün evlenirken onu beyan ediyorlar da sonra boşanırken hemen adliye orada İslam hukuku geçerli değil. Başta İslam hukukunu hoşlarına gidiyor. Bir hani Allah'ın hoşuna gitsin falan diye bir dandik nikah yapıyorlar. Sonra boşanırken onu hatırlamıyor. Gidiyor. Vay vermem karıma para. Beni soymak istiyor. Bu alçak kadın, malçak kadın. Kadına hiçbir şey yok. Başta iyiydi İslam hukuku. Boşanırken niye İslam hukuku yok? Şimdi tabii şu var bakın dini kurallar insanların ferdi tercihleriyle uygulanan kurallardır. Hukuk kuralı tarafından desteklenmediği sürece bu kurallar her zaman hayata yansımaz.
Bu yüzden de aslında dinlerin bir hukuk yapısı her zaman var olmuştur. Çünkü o hukuk korumadan dini kuralları her zaman hayata geçiremezsiniz. Şimdi dediğinize katılıyorum ama bunu uygulayanlar da var. Yani bu artık biraz Türkiye gibi İslam hukukunun uygulanmadığı yerlerde ferdin vicdanına kalmakta. Şimdi vicdanen kalmakta. İmam nikahı kıyıyorsun da vicdanen onun karşılığını niye vermiyorsun? Vicdansız adam demezler mi insana? Doğru derler. Peki hocam derler. Dur. Haberler gelmiş 00:57 saat 1'de biliyorsun artık bizi bölüyorlar haberlerle. Haberleri izleyelim. Memlekette ne olmuş ne bitmiş öğrenelim. Galatasaray'ın 3-1 yenildiğinin dışında ne olmuş bir bakalım sonra devam edelim. Evet değerliciler kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haberleri izledik. Amerika'nın Irak'a net bir barış getirdiğini hep beraber gördük. Bugün de 160 kişi bir bombalama sonucu öldü. Felaket bir şey. Gördün resimleri değil mi? Sen Saddam zamanı gittin mi Irak'a? Çok. Nasıldı? Fıstık gibiydi. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Kızıyorlar söyleyince ama hiçbir yönetim Saddam kadar kötü olamaz. Yapma ya. Hiçbir olamaz. Allah Allah. Fatih, akşam beraber yemek yiyoruz arkadaşlarla. Dicle sahilindeki lokantalarda. Balık yiyorum. Balık yiyoruz. O şey balığı var ya, onun yassı balıkları. Yassı balık. Onu yiyoruz. Ertesi akşam ben davet edeceğim. Almanya'ya gittim, bir kere ev yok. Aile büyük ihtimalle idam edilmiş, kayıp. Buldozer yıkmış evi. Öyleydi. Allah Allah. Ben de gittiğinde hep güzel gördüm Irak'ı. Senin halktan tanıdığın var mıydı? Üst düzey dışında. Yoktu. Ben de alt düzeyde muhatap olmadım. Müzisyen arkadaşlarım, edebiyatçı falan tanıdıklar vardı. Ve öyle bir şey ki Türkiye'den, Türkiye'de akrabası olduğunu söyleyemedikleri dönemler oldu onların. Çok kötü bir şeylerdi. O Bağız rejimi berbat bir rejimdi. Her şu var bir arada tutuyordu Irak. Ama nasıl? Başka tutamazdı. Yani ama nasıl tutuyordu? Başka türlü tutamazdı evet. Belki de. Nasıl yani? Yani Osmanlı'da çok zorlandığı bir bölgedir Irak yani. Yani artık şey çıktı. Toparlamaları çok zor. Tabii canım. Şirazesinden çıktı. O zaman kim Amerikan Büyükelçisi'ne söylemiştim ben. Demiştim ki bu Saddam'ın adamlarından bir tanesini sağlam tutun. Yarın ona ihtiyacınız olabilir Irak'ı toparlamak için demiştim. Tarık Aziz, Marık Aziz birisi toparlar da orayı belki. Tarık Aziz hayatta değil mi hala? Hayatta. Onu öldürmediler. Dinlediler beni. Evet. Yani ama Saddam zamanı çok kötüydü. Tarık Aziz Hristiyan zaten. Hristiyan zaten. Yani bugün de çok kötü. Irak'ın aslında... 1 milyon kişi ölmüş ya Amerika'ya geldiğinden beri. Yapma Allah aşkına. Öyle mi? Evet doğru. Yani Saddam dahi bu kadarını becerememişti. Saddam dahi bu kadarını becerememişti. O sayılar başta hep çıkar. Hatırlar mısın? Romanya'da mesela Çavuşescu diye bölüyorken. İşte 40 bin kişi falan dendi. 20 küsur kişi yok çıktı. Yok şimdi o da sayılıyor yani. Bilmiyorum. Daha çok yeni. 1 milyon ben tahmin ettim. Çok ama 600 binin üstünde olduğu kesin bir kere onu söyleyeyim sana yani. Fatih çok yüksek sayıyor. Yüksek sayı tabii. Ama yüksek. Patır patır ödüyorlar. Yani ama Irak yani her zaman için Irak'ta rejim değişiklikleri tarih boyunca çok kanlı. Çok kanlı olmuş. Daha Hazreti Hüseyin zamanında. Tabii. O zamandan beri bir kaderi var Irak'ın. Evet. Irak'ın öyle bir kaderi var. Evet. Şanssız bir bölge. Evet. Dünya medeniyetinin kurulduğu yer ve şanssız bir bölge. Evet işte buyur. Her şeyin kaynağı. Dinlerin, bilimlerin, her şeyin kaynağı. Mezopotamya. Mezopotamya. Yazık. Fatih Bey, bu mehir konusunda bir iki şey daha söylemek lütfen istiyorum. Lütfen hocam. Şimdi ahlak kurallarıyla hukuk kurallarının biz şöyle bir farkını söyleriz her zaman. Ahlak kuralları sosyal yaptırıma sahiptir, devlet müeyyidesine sahip değildir. Hukuk kuralları arkasında bir devlet müeyyidesi vardır. Tabii İslam hukukunun Türkiye'de uygulanmaması durumunda mehir uygulaması bir ahlak kuralı haline, din kuralı haline gelmiştir. Arkasında bir müeyyide yok. Türkiye için bu yeni bir fenomen. Yani Türkiye'de dinin bazı kuralları, hukuk alanındaki bazı kuralları Cumhuriyet döneminde bir sosyal yaptırımla ancak uygulanma şansına sahip. Bunun hukuk tarihinde başka örnekleri de vardır ve en iyi örneği Yahudi hukukudur. Yahudi hukuku dünyada sosyal yaptırımla uygulanan en önemli hukuktur. Bilindiği üzere Yahudiler... Peki bu mesela şöyle, pardon lafını geçeyim, şöyle olamaz mı? Belediye nikahı kıyılıyor. Belediye nikahı kıyılırken
orada belediye kaydına resmi kayıt sonuçta bu mehir not düşülse olmaz mı? Bu Türkiye bakımından mümkün değil şu anda. Yani sizin söylediğiniz hukuka uygun bir çözüm değil. Evlilik sözleşmesi gibi düşünün bunu. Evet. Dini olması gerekmez ki. Şimdi evlilik sözleşmesi baştan yapılsa. Boşanma halinde şu olacaktır diye. Yani ileride öyle bir uygulama olan mı bilemiyorum. Yalnız ben şimdi izninizle bu yani Türkiye bakımından sizin söylediğiniz çok problemli bir şeydir. Türkiye laiklik konusunda çok katı bir uygulamaya sahip. Laikliğe aykırı değil ki. Evlilik sözleşmesi. Yalnız bu bir dini referanslı sözleşme olduğu için problem teşkil edebilir. Hayır, dini kavramını koymadan. Hiç dini kavramı. Boşanma haline tazminat. Bu ayrı bir şey. Biliyorsunuz. Batı'da yok mu ya evlilik şimdi sözleşmesi? Bakın, Türkiye'de şimdi bir nikah sözleşmesi olmadan bir insanla dilediğiniz gibi beraber yaşayabilirsiniz. Hiç kimse müdahale edemez. Bunu bir ferdi özgürlük olarak sunabilirsiniz herkese. Ben bununla dini nikah kıydım, öyle yaşıyorum dediğiniz zaman başınıza gelmedi kalmaz. Yani bu o kadar kolay çözülecek bir problem değil. Değil tabii ki. Benim esas söylemek istediğim şu, bu konuda en canlı örnek ve en iyi örnek Yahudilerdir. Yahudiler tarihlerinde siyasi bir yapı olarak çok az var olmuşlardır. Ama Yahudi hukuku Hazreti Musa'dan itibaren hep var olmuştur. Yani ve dünyanın her yerinde bugün de bir sosyal yaptırımla desteklenerek Yahudi hukuku uygulanmaktadır. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde hahamlar nikah kıyarken bir evlilik öncesi sözleşme yaparlar. Çünkü Yahudilikte evlilik birliğini yürütemeyen eşler ayrılmak istediklerinde koca karısına bir get vermek mecburiyetindedir. Çünkü başladığı kız drama veriyor çünkü. Evet. Vermezse boşanamaz. Daha doğrusu kanunen boşanmış olurlar ama o evlilik Yahudi hukuku gereği devam ediyor, kabul edilir. Dolayısıyla başkasıyla yapılan evlilikler Yahudi'nde geçersizdir. Bu evlilik öncesi bir sözleşme, buna agona problemi denmektedir. Evlilik öncesi bir sözleşme yapılmakta. Bu sözleşmeye göre taraflar uyuşamazlarsa ve haham tarafların boşanmalarının gerekli olduğuna kanaat getirirse koca hahama bir vekalet vermektedir. Benim yerime karımı boşamak üzere seni vekil tayin ediyorum diye. Ve halen Amerika'da bu usulle Yahudi hukuku uygulanmaya devam etmektedir. Kanunen geçerli mi? Hayır. Geçerli değil. Sıkı ama onu söylemeye çalışıyorum suç zaten. Suç değil ama. Hayır, değil. Bu konuda onlar daha liberal. Yahudi hukuku dünyanın her yerinde ve Osmanlı Devleti'nde Osmanlı'nın müsaade ettiği alanın dışında da sosyal yaptırımla bu şekilde uygulanmıştır. Bugün de uygulanmaya devam etmektedir. Mesela Yahudi miras hukuku da Osmanlı Devleti'nde mahkemeye gelmek Yahudilerin daima lehinedir, kadınların. Fakat ben şimdiye kadar Yahudilerin geldiğinin örneğine rastlamadım. Benim gördüğüm bütün miras kayıtları şeydir, Hristiyandır. Mesela erkek kardeşi varsa Yahudi kız çocuğu miras alamaz. Mirasına hiç yararlanamaz. Nasıl efendim? Ölenin erkek ve kız çocuğu varsa miras erkek çocuğudur. Kız çocuk mirastan payı yoktur. Halbuki Osmanlı mahkemesine gitse en azından erkeğin yarısı kadar miras payı vardır. Kadın gidemiyor mu? Hayır, ben gittiğine rastlamadım. Niye gitmiyor? İşte cemaat dayanışması bu şeyi önlüyor. Yani Türkiye için bir yeni fenomendir ama bu olay mihrin uygulanması cemaat dayanışmasıyla veya dini bir duyguyla başka hukuk sistemlerinde ki en canlı örnek Yahudi hukukudur. Bu dayanışma çok kuvvetlidir ve Yahudiler dünyanın her yerinde sürdürürler bunu. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Osmanlılarda mesela diğer hukuklarda da vardı Osmanlı hukukunda. Mirasçısız ölen kimsenin malı devlete kalır. Evet. Son mirası devlettir. Yahudi mirası hiç kalmaz devlete. Bu bilinir yani. Kime kalır? Mutlaka bir mirasçı çıkar. Yalnız hocam biz şimdi 2009'dayız. 84 veya 85'te 25 sene kadar oluyor. O zaman Suudi Arabistan'da bir dizi yapmak için gitmiştim. İşte atçılar şunlar bunlar ve hapishanelere giriş izni almıştım ben Türk mahkumlar için. Evet. Orada enteresan bazı mahkumlar gördüm ben. Suudi bunlar, Suudi vatandaşı. Hapiste olma sebepleri şu. Boşanmış, karısını boşamış. Mihri ödememiş. Mihri oradaki mahkeme, Suudi mahkemesi senet hükmünde saymış. Ve ödeyene kadar hapisteydi adam.
Hapiste nasıl ölecek? Şimdi şöyle. Hapiste nasıl ölecek? Suudi Arabistan'da. Bul diyor. Yani daha doğrusu Suudi Arabistan'da değil. İslam aile hukuku genel olarak İslam ülkelerinde hep uygulanmaktadır. Türkiye ve Tunus zannediyorum istisna sayılabilir buna. Zaten mehir kanunen ödenmek mecburiyetindedir. Yani bizde de senet hükmünde miydi eskiden? Bizde evliliğin bir sonucudur efendim. Hayır. Ama kaydı yok ki. Nerede? Nasıl? Yok var. Tabii var, başta var. Var. O zaman var. Yani. O zaman kaydı var. O zaman var. Osmanlılar yani, da bütün... Talak-ı selasili mesela boşadı. Boşadı. Parayı ödemezse ne olurdu? Ne olurdu? Şimdi şöyle, parayı ödemez. Şimdi bir borç ödenmediğinde bu borç nasıl yerine getirilir? Bunun kuralları bellidir. Ama borç hükmünde mi oluyor? Gayet tabii. Gayet tabii. Borç hükmünde. Tabii borç hükmündedir. Ödenmediği durumunda görünen bütün mallar satılabilir bu maksatla. O şekilde yani. Evet tabii tabii. Yani diğer borçları gibi. Borç ol deyip alıp kapının dışına atamıyor. Bak. Hayır kesinlikle. Parayı verecek. Söz konusu değil. Kesinlikle bizde verecek. Bizde de vardı o uygulama. Bizde yani. De vardı. Hı. Ve tabii şöyle. Mesela eğer boşanma bir toplumda ki Kuzey Afrika'da görülmektedir zaman zaman. Suistimal edilmişse mehrin sonraya bırakılan miktarı genelde yüksek tutulur. Ha. Bu kötüye kullanmayı önlemek için. Osmanlı uygulamasında... genelde mahkemede nikahlar kıyılır veya mahkemenin verdiği izinle kıyılırdı. Bakın bu da bilinmez. Evet. Zannedilir ki her önüne gelen bir imama gittiği zaman Osmanlılar'da nikah kıyılır. Böyle bir uygulama yok genelde. Ya mahkemeye gidersiniz bizzat kadı kıyar nikahı ki mahkeme defterlerinde birçok nikah kaydı vardır. Hatta ben Trabzon'da sadece nikah kayıtlarına ait bir mahkeme defteri tespit ettim. Trabzon mahkemesinde. Hmm. Ki İstanbul mahkemelerinde de vardır nikah kayıtları. Veyahut daha yaygın olan uygulama mahkemeye başvurur. Tabii mahkemeye başvurulduğunda evlenme engeli var mı yok mu taraflar o araştırılır. Mahkeme her mahalledeki en büyük caminin birinci imamına bir vekalet verir. Bir izin verir nikah kıyması için. Buna izinname deniyor. Bugün belediye başkanının gibi. Belediye bunun içinde bir harç alır. Yani bir harç da alır. Bir nikah harcı vardır. Yani mesela Yıldırım Beyazıt döneminde ilk nikah harçları listesi yayınlanmıştır, tespit edilmiştir. Yıldırım Beyazıt dönemindeki nikah harçları listesinde 12 akçe ile bir nikah harcı vardır. Hmm. Bu bize pek bilinmiyor Fatih. Evet, evet, ilk defa duyuyorum ben. Dolayısıyla Osmanlılar'da mesela padişahın işte nikahların daha düzenli olması için İslam hukuku alanında yapmış olduğu bir düzenlemedir. Peki buna uyulmazsa ne olur? Buna uyulmazsa nikah geçersiz değildir. Nikah geçersiz değildir çünkü İslam hukukunun klasik anlayışında rıza. İlla bir mahkemede veya illa bir mahkeme izniyle nikah kıymak yoktur. Ama bu böyle nikahlar mahkeme izinsiz kıyıldığında daha sonra nikahın varlığıyla ilgili bir hukuki ihtilaf çıktığında mahkemeler dinlemez. Evet. Böyle bir müeyyide dolayı bana mı sordun ki itirafta bana gelirsin aynen diye. Öyle. Böyle bir dolaylı müeyyide getirilmiştir. Ve Osmanlı hukukunda genellikle bir izinname ile mahkemeler nikah kıymışlardır veya imamlar kıymışlardır. Zaten son asırda Tanzimat'tan sonraki düzenlemelerde önce sicilli nüfus nizamnamesiyle sonra hukuk aile kararnamesiyle bu daha düzenli bir hale getirilmiştir. Ben hala şey değilim tabii. Cariye nasıl zina olmuyor onu anlamış değilim. Bence zina. Hocam, şimdi tabii... Hocam Allah'ın emrinin arkasından dolaşmışlar ben söyleyeyim yani. Hiç samimi bir durum değil yani. Bakmışlar baş edemiyorlar bari böyle bir kılıf bulalım demişler. Zinaya kılıf bulmuşlar. Cariye ile yatan bence cehennemlik. Şimdi Allah öbür dünyada kimi cehenneme... Kendi atıyor bilir, kimisi bir şey etmiyor. Ben yani bunu bilemiyorum. Bilir, yani bende liste yok yani doğrusu. Bildiğim yalnız bir Murat var cehennemde. Ama Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği şeye göre, o tövbe. Günaha göre... Tövbe tamamdır. Şunu yalnız tövbe, söylemek tamam. istiyorum genel olarak. Hukuk kuralları sosyal realiteyi görmezlikten gelemez. Sosyal realiteyi görmezlikten gelen hiçbir hukukun yaşama şansı yoktur. Yani mesela ben günümüz dünyasından bir çarpıcı örnek vereyim. Şimdi bizim yargılama hukukumuzda enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bir alacakların tahsili gibi bir problem vardı. Yani senediniz vardır, çekiniz vardır. Zamanında ödenmezse bunu ne yaparsınız? Yargılama hukukunun, icra iflas hukukunun kuralları var. İcraya verirsiniz, ödersiniz. Fakat hukuk düzeni de bir takım enstrümanlar vardır ki bu ödemeyi geciktirebilirsiniz.
Şimdi bakın bunu hukuk içerisinde halledemeyen Türkiye kendine göre bir yol buldu. Alaaddin Çakıcı yöntemi. Evet, çek senet mafyası. Ben bazen derste espri olsun diye hayırsever bazı vatandaşlar devreye girdi diyorum. Çünkü 3 sene eğer çekin tahsilini geciktirirseniz para o parayı hiç almasanız da olurdu. %60, %70 enflasyon olduğu bir yerde. Yani şimdi bakın orada hukuk düzeni sosyal realiteyi karşılamayınca sosyal realite kendine özgü bir çözüm üretmiştir. Her dönemde ve her hukuk sisteminde böyledir bu. Yani ideal olan çözümle hukuk realitesine uygun çözüm her zaman üst üste örtüşmez. Ya köleliği bütünüyle ortadan kaldıracaksınız ya da köleye'nin o ilişkisine belli bir hukuki bir kılıf vereceksiniz. En kötüsü olayı görmezlikten gelmektir. Batı hukuk sisteminde en çok bu yapılmıştır. Görmezlikten gelinmiştir. Gerçekten bu da çözüm olmamıştır. Onu söylemek istiyorum. Hocam şimdi o zaman hemen aktüel bir konuya geçeyim. Şimdi sizin hukuk profesörü şapkanızı çıkardık. Daha doğrusu yana koyduk. YÖK üyeliği şapkanızı kafanıza taktık. Ve Roma. Roma. Roma hukuku. Roma hukukunun üniversitelerden kaldırılacağı konusu. Şimdi efendim hukukun, hukuk disiplinlerini iki ana gruba ayırabiliriz. Bir normatif disiplinler, yani kurala bağlı, uygulanan, işte borçlar hukuku gibi, ticaret hukuku gibi, ceza hukuku gibi. Hukukçular daha çok bu disiplinlerin öğretilmesine daha yatkındırlar. Çünkü pratik hayatta, o var çünkü. Bunlar daha çok. Oradan para kazanabilirler, oradan avukatlık yapabilirler. Fakat hukukun bir de felsefi boyutu vardır. Hukuk tarihi gibi. Roma hukuku gibi, hukuk sosyolojisi gibi, hukuk felsefesi gibi, hatta karşılaştırmalı hukuk gibi. Sizin uzman olduğunuz konular bunları. Hukuk disiplinine derinlik veren bu alanlardır. Yani aslında dünyadaki belli başlı ciddi hukuk fakültelerinde bu alan da çok kuvvetlidir. Tabii. Şimdi mesela benim kendi dalımı söyleyeyim. Hukuk tarihi Cumhuriyet döneminde hep üvey evlat muamelesi görmüştür. Yani Osmanlı yıkıldıktan sonra Cumhuriyeti kuranlar, tabii belli ölçüde başlangıçta yeni bir devlet kurmanın verdiği problemleri çözmek için bazı tedbirler getirilmişlerdir. Üniversitelerin buna ayak uydurmaları gerekmiyordu. Yani hukuk tarihi ki Türk hukuk tarihi özellikle Osmanlı hukukundan, Selçuklu hukukundan hatta İslam hukukundan doğrudan doğruya bahsedilmesinin ilmi bakımdan hiçbir problemi yoktur. Ama bundan korkulmuştur. Bakın hukuk tarihi 1980'den sonra hukuk fakültelerine girebilmiştir. Ankara Hukuk Fakültesi'ni seçimlik bir ders olarak vardı. Seçimlik ders hukuk fakültelerinde bir tanedir. Bir senede bir tane seçebilirsiniz. Yani o çok da önemli görülmez açık söylemek gerekirse. Ankara Hukuk Fakültesi'nde Türk hukuk tarihi oldukça kuvvetliydi. Burada şükranını almak gerekir. O öbür fakültelerde yani mesela Ömer Lütfü Barkan Hoca'nın hukuk fakültesinin dersine 3-5 kişi ya girerdi ya girmezdi. Seçmelik. Seçmelik olduğu için. Mesela şimdi, hocam Sadri Maksudi ne dersi verirdi? Hukuk tarihi. Ama hukuk tarihi söylediğim gibi seçmeli bir ders. Şimdi seçmeli bir ders değil. Şu anda mecburi bir ders. Seçmeli bir dersin ayrı bir havası vardır. Yani orada o dersi çok sağlıklı işleyemezsiniz. Türkiye örneğinde özellikle hukuk fakültelerinde böyledir. Yani seçmeli olmasının sebebi bir endişe miydi? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Şimdi Roma hukuku çok köklü bir derstir. Roma hukukunun Türk borçlar hukukunda çok önemli bir yerin olduğu inkar edilemez. Biz Roma hukukunu Türkan Hanım'dan okumuştuk. Türkan Rado'dan. Evet. Şevket Rado'nun eşi. Çok iyi bir hocaydı. Ve bütün dava isimlerini ve bütün defi isimlerini, aksiyoları, eksepsiyoları biz Latince ezberleyerek geçtik. Şimdi yalnız şu var, Roma hukuku Türkiye'de zaman içerisinde zayıflamıştır. Yani şimdi ben gelirken baktım sizin böyle bir soru soracağınızı tahmin ettiğim için. Türkiye'de şu anda bütün hukuk fakültelerinde 4 tane profesör, 4 tane doçent var Roma hukuk alanında. Onun suçu kime ait, kabahati kimde? Yani şöyle söyleyeyim, olayı çözmek bakımından, kabahati aramak bakımından değil de bir defa normatif olmayan alanlara ilgi azdır hukukta. Tabii. Çünkü avukatlık bu alanlarda mesela para kazanma ihtimali zayıftır. Hukuk tarihi de böyledir. Ben mesela yanıma aldığım insana şart koşarım. Yani avukatlık ileride yapmayacaksın. Niye biliyor musunuz?
Çünkü hukuk tarihi çok farklı bir alandır. Bir insanın hem hukuk tarihinde çok iyi yetişmesi hem bugünkü yürürlükte olan hukukta çok iyi yetişmesi mümkün değildir. İkisinden hocam, birine yetişemeyeceğine göre birine meyledecektir. Bir Roma hukuku hocası avukatlık yapabilir değil mi? Yapabilir tabii. Biz de yapabiliriz. Siz de yapabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Evet. Ama Roma'da. Yok yok hayır. Burada da yapabiliriz. Yalnız şöyle bir şey var. Yani bir Roma hukuku hocasına insanlar öğrenirse Roma hukukunu pek girmek istemez. Ticari davaysa, ticaret hukukçusuna borçlar hukuku ile ilgili bir problemse, medeni hukukla ilgili problemse medeniciye gider. Evet. Bize de gelecek olan vakıflarla ilgili davalardır evet. Hukuk tarihinde. Böyle bir ilgi azlığı var. Bu ilgi azlığını giderecek olan hocaların özel gayretidir. Kabiliyetli öğrenci bulacaksınız ve onları yetiştirmek için gayret göstereceksiniz. Burada bir gayret eksikliğinin de belki rolü düşünülebilir. Çünkü hakikaten doktora talebesi yetiştirmek o kadar kolay bir şey değildir. Görünen hiçbir getirisi yok gibi görünür. İlmi hocam bunlar zengin işi ben söyleyeyim. Evet. Zengin talebe bulacaksınız. Doğru. Şimdi bir de parayla pulla işi olmayacak, zevk alacak, keyif alacak. Hoca doktorayı en az iki defa okumak zorundadır. Yani doktora tezini okuyacaksınız. Çünkü doktora çalışması bir usta çırak çalışmasıdır. Yani tezi okuyacaksınız. Tezi hazırlayana kadar yol göstereceksiniz. Ders döneminde, sonraki dönemde. Sonra tezi okuyacaksınız. Biz tezin usulüyle de çok yakından ilgileniriz. Bu böyle bir ilgilenme büyük bir fedakarlıktır. Ancak bu dala gönül vermekle mümkün olabilir. Peki hocam Roma hukukunda ne doktorası yapılabilir şimdi? Şimdi bakın bir problemde olur. İşlenmemiş bir şey kalmış mı? Tabii o, yani vardır. Bir de şu var. Farklı bir yorum getirirsiniz. Yani aynı şey İslam hukuku içinde söz konusudur. Ama Roma hukukunda tabii bir defa Latince çok önemli bir yere sahiptir. Latince bilmeden Roma hukuku olmaz. O zaman siz daha önce... Çevirisinden okunmaz mı? Şimdi bakın bunların bütün Corpus Juris Civilis mesela bu Latincedir. Yani bunların birinci el kaynaklara gitmeden sağlıklı bir doktora olmaz. Şimdi böyle bir problemi var. Son uygulamaya gelince zaten bir kısım üniversitelerde, fakültelerde YÖK'ün kararından bağımsız olarak Roma hukuku seçimlik bir ders olarak yapılmıştı. Avrupa'da pek çok üniversite kaldırdı yalnız Roma hukukunu. Avrupa'da da mesela ben gelirken şeye baktım. Paris 2'de hukuk fakültesinde Roma hukuku diye bir ders yok. Hukuk tarihi diye var. Şimdi son dekanlar toplantısında. İtalya'da da pek çok Belçika'da falan var. Belçika'da var evet. Son dekanlar toplantısı, hukuk fakültesinde dekanlar toplantısında ana bilim dalları kısıtlanmıştı. 13 ana bilim dalına indirildi. Bu arada mesela İslam hukuku da kaldırıldı. Ana bilim dalı olarak kaldırıldı. Nerede birleştirildi? Hukuk tarihinde birleştirildi. Roma hukuku bir hukuk tarihi branşıdır. Hukuk tarihi hangi şeyler içine alıyor? Roma hukukunu alır, İslam hukukunu alır, Türk hukuk tarihini alır, genel hukuk tarihini alır. Şimdi dersler kaldırılmadı. İdari yapı olarak Roma hukuku hukuk tarihinin içinde bir bilim dalı oldu. Ama İslam hukuku da bir bilim dalı burada. Türk hukuk tarihi de bir bilim dalı. Şimdi bazı gazetelerde şöyle yorumlar okuyorum. Çok tuhafıma gidiyor. İslam hukukuna zemin hazırlamak üzere Roma hukuku kaldırıldı. İslam hukuku da kaldırıldı bu uygulamada. Yani ana bilim dalı olarak kaldırıldı. Ana bilim dalı olarak kaldı. Dolayısıyla... Roma hukuku hukuk fakültelerinde okutulmaya devam ediyor. Böyle bir problem yok. Evet. Hocam ben de yazdım o kararın aleyhinde ama Ankara Üniversitesi'nden yani bazı gazeteleri hoca bir kaçırıyor. Bizden başka pek ilgilenen olmadı konuyla. Evet. Ama Ankara Üniversitesi'nden bir hocanın bir açıklaması oldu. Roma hukukunu seçimlik ders haline getiriyorlar yok diye. Yok hayır bunu seçim... O doğru mu? Hayır kesinlikle doğrudur. Seçimlik ders olup olmasına yok karışmıyor. Üniversite senatoları karar veriyor. Roma hukuku, Ankara Hukuk Fakültesi Roma hukuku bakımından çok güçlü bir fakültedir. Onu da söyleyeyim yani. Birçok fakültede bugün Roma hukukçusu yok. Roma hukukçuları başkalarını suçlayacağına önlerine alıp şapkalarını düşünmeliler. Niye bu dal zayıfladı diye. Gerçekten yani şimdi ben Türkan Hanım'ın ders verirken gayretini, olaya yaklaşım biçimini hatırlıyorum da bunu söylemek zorundayım. Belki şimdi aynı gayret yok belki de. Ama Roma hukukunun zayıflamasında YÖK'ün herhangi bir kararı söz konusu değil. Zaten yeni alındı ama Roma hukuku Türkiye'de zayıfladı. Yani siz seçimlik derslerine getirmediniz. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Sadece idari bakımdan ana bilim dalı şimdi hukuk tarihi altında birleşti. Başka türlü olması da... İslam hukuku da o şekilde oldu. Yani, İslam hukuku da ana bilim dalıydı. Öyle oldu. Bakın şunu söyleyeyim. İslam hukuku daha önce ana bilim dalıydı. Hukuk fakülteler bu dalı da hiç işletmediler. Yani bizim böyle normatif olmayan alanlara karşı biraz...
önemseme mi diyeyim, korkma mı diyeyim, belki İslam hukuku için bu söz konusudur. Korkma gibi bir tavrımız var. Bu da yanlıştı. Neyse ki Türk hukuk tarihi YÖK'ten sonra, yani 1980'li yıllardan sonra önem kazandı. Şimdi Türkiye'de bu alan çok gelişiyor. Bu arada şunu da göstereyim. Değerli izleyiciler, hocamızın Türk hukuk tarihi isimli kitabı. O klasik kitaptır hocam. Yani burada evet. Roma hukukuna yönelik Yüksek Öğretim yani Kurulu'nun herhangi bir tavrı hukuk felsefesine meraklıysanız okumanız gereken kitapların başında geldiğini ben hemen söyleyeyim. Buradan da ama tabii merak değilsiniz de biz söyledikleri okumayın sıkılırsınız yani. Hukuk tamamen, merak işi şimdi bu yani roman merak, bir şey değil. Değil, hukuk meraklısı olmayana biraz şey gelir ama hukuk çok iyi bir daldır. Bu yüzden de hukuk fakülteleri çok öğrenci çekiyor. Yani mesela bizim şimdi Marmara Hukuk bu sene 800 kişi aldı. Aslında bu kadar çok öğrenci alması da problem. Bence de bu da söyleyeyim. Seçmeli, puanları yükselmeli, daha kaliteli öğrenci almalı, bu kadar öğrenci almamalı. Şimdi Türkiye üniversitelerinin şöyle bir hedefi vardı. Bu hedef gerçekleşti sayılır. Dışarıda kimse kalmasın isteniyor. Bu belki doğru bir hedef. Doğrudur aslında. Doğrudur. Fakat bunun kadar önemli bir başka hedef daha var Fatih Bey. Şimdi onu gerçekleştirmemiz lazım. YÖK olarak, üniversiteler olarak. Biz üniversite eğitimi yapmak mecburiyetindeyiz. Kesinlikle. Yani şimdi üniversite eğitiminin zaman zaman kalitesi yüksek olmakla birlikte her bakımdan her yörede aynı kalitede olduğunu söylemek yanlış olur. Tabii. Yani gelişmiş üniversitelerde gelişmişiz. Gelişmiştir. Siz bana gelişmemiş, üniversitesi olan bir gelişmiş ülke gösteremezsiniz. Yani biz üniversitelerin seviyesini, çıtasını mutlaka yükseltmeliyiz. Bundan sonra buna hep beraber gayret gösterme gerekir. Türkiye'de şöyle bir yanlış anlayış var. İyi üniversite, kampüsü iyi olan üniversitedir. Yeni üniversiteler çok iyi kampüs yapmaya süper gayret ediyorlar. Bu doğru değil. Ben her zaman şu örneği veriyorum. Mesela Amerika'nın teknoloji alanındaki en büyük keşiflerini MIT gerçekleştirmiştir denebilir. Boston'da MIT'nin çok kötü bir kampüsü vardır. Felaket. Harvard'ın kampüsü idare eder. Güzel. Olur. Bağışlarla maaşlarla yani. Evet. İdare eder. Ama Harvard'ın 20 milyon kitaplık bir kütüphanesi vardır. Yani üniversitelerimizi, kütüphaneler çok zengin, laboratuvarları çok zengin, araştırma geliştirme imkanları zengin olan birer hocam, eğitim. Hocam bence iyi üniversitedir biliyor musunuz? Duvarları da dersleri çok dinlemiş olması lazım. Eski. Orada o konuda duvarlar işte, da öğrenecek yani. Duvarlar o da konuda öğrenecek. Öğretim üyelerine de, üniversite yönetimine de, devlete de, öğrencilere de çok önemli görevler düştüğünü hocam söylemedi. Bir de hocalara da çok görev düşüyor. Şimdi kesinlikle. İstanbul Üniversitelerinde yani da Türkiye Üniversitelerinde İstanbul'da özellikle ekonomik aktivite bütün hocalar dışarıda. Hukukçusu davada, holdingde, bilmem nerede, işte mimar lıktaki ofisinde çizim yapmakta ona buna falan filan. Bütün derslere çoluk çocuk asistan giriyor. Onlar da öğrenciyi heyecanlandırmıyor. Çünkü insanlar karşılarında bir abide görmek istiyor. En azından her gün değilse de arada bir. Yani o alanın bir büyük ismini karşısına görüp etkilenmek ve onu hedeflemek istiyor. Şimdi karşında senden 2 yaş büyük asistanı gördüğün zaman hadi lan diyorsun. Efendim şimdi aslında asistanların girmemesi lazım derse biz hukuk fakültelerinde bu konuda çok didiziz. Yalnız hukuk tarihinden yansımayla bu soruyu biraz değerlendirelim. Bakın Osmanlı hukukunda kadılar ne zaman hukuk uygulamada bir takım problemlerle karşılaşmışlardır veya ismini koyalım rüşvet almışlardır. Yıldırım Beyazıt dönemine kadar kadılar kendileri için kurulmuş vakıfların gelirleriyle geçimlerini sağlamışlardı. Bu yetmediği zaman kadılardan şikayet başladı. Hatta Yıldırım'ın böyle belli bir kadıyı idam fermanı vardır. Uygulanmamıştır neyse ki. Çünkü problem kendisine anlatılmıştır. Yıldırım Beyazıt döneminde ilk defa mahkeme harçları sistemi icat edilmiştir. Mahkemeye gelen her türlü dava için, mahkemede hazırlanan her türlü belge için bir harç tespit edilmiştir. Bu da bu harçlarda kadıların ve yardımcıların maaşı. Uzun süre kadılardan şikayet olmamıştır hiç. Sonradan kadılıklar sürekli olmaktan süreli hale getirilmiştir. Çünkü özellikle nüfus da artınca medreselere büyük bir ilgi de başlayınca yoğunlaşma. Medreseden yani o günün hukuk fakültelerinde mezun olanlar tayin edilecek bir kadro bulamayınca diğer kamu görevlileri gibi kadılıklar da süreli hale getirilmiştir.
şöyle işliyordu. Büyük kadılıklarda bir sene görev yapan insan bir süre İstanbul'a gelip yeni bir kadılık boşalana kadar bekliyordu. Küçük kadılıklarda 17. asrı kastediyorum 20 ay görev yapan insan sonra geliyor bekliyordu. Bu bekleme artınca... Bekleyişli para alıyor mu? Hayır almıyor. Almıyor tabii. Bu bekleyiş artınca, gerçi harçlar oldukça iyi gelir getirdiğinden ondan sonra bekleme süresinde biraz idare ediyordu. Fakat bu bekleyiş arttığında kadılardan yine şikayet başlamıştır. Bu noktada şunu da söyleyeyim. Yine de en az şikayet Osmanlılar'da kadılardan olmuştur. Onu söyleyeyim. Şimdi üniversite hocalarına sıra gelince. Gerçekten üniversite hocasının dışarıda çalışması... Pardon hocam, üniversite hocasına gelmeden önce kadılarla ilgili bir şey. Şimdi Osmanlı'ya baktığınız zaman kadılar görevlerini satmışlar Osmanlı'da. Yani yok, satmışlar diye bir iyi, şey... İyi geliri olan bir takım kadılar kendilerine böyle alt kadılıklar falan kurmuşlar kendi kendilerine. Tam öyle değil. Tam öyle değil. Naibini diyorsun. Şöyle onu söyleyeyim. Bazı büyük görevlerde bulunan kazasker gibi, efendim Şeyhülislam gibi kadılık son dönemlerde bunlara bir emekli maaşı verilmediği için emeklilik sistemi yok. Onlara emekli maaşının yerine geçecek küçük kadılıklar tevcih edilir, verilir. Yani oradan bir gelir gidecek. Tabii bir Şeyhülislam'ın veya bir kazaskerin küçük bir kazaya gidip kadılık yapması söz konusu değil. O da yerine birini buluyor. O da yerine yine hukuk ehliyetine sahip birisini buluyor. Diyor ki kazandığının %70'i senin, %30'u benim. Aynen öyle. Naip gönderdi. Naip gönderdi. Bunun zaman zaman suistimal edildiği olmuştur ama uygulama benim söylediğim gibi. Yine üniversite hocasına gelelim. Evet. Üniversite hocalarının gerçekten örnek olması lazım. Gayretle şey etmesi lazım. Bunu kabul ediyorum. Biz hukuk fakülteleri olarak bu konuda çok kötü örnek verdiğimizi ben şahsen düşünmüyorum. Ama gerçekten İstanbul gibi yerlerde üniversite hocaları kendi konumlarına uygun bir maaşla da karşılaşıyor değiller. Şöyle de bir uygulama var. Şimdi eleman temininde güçlük altında geri kalmış, gelişmesini tam tamamlamamış bölgelerdeki üniversitelere de farklı destekler veriliyor. Onlarda maaşlar daha fazla. Halbuki bu iyi bir şey, buna bir itirazım yok. Ama o bölgelerde yaşayış daha ucuz. Daha ucuz. İstanbul gibi büyük şehirlerde bu çok daha zordur. Belki İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerler için büyük şehir zammına ihtiyaç var. Eğer siz bunu yapmıyorsanız bu üniversite hocası bir şekilde evini geçindirecektir. Yani dua edelim ki üniversite hocaları hala eski hoca. Sovyet ülkelerinde olduğu gibi dersleri parayla geçirmiyorlar. Bunun için dua edelim. Böyle bir uygulama yok çok şükür. Ama gerçekten ben her zaman şunu söyleyeyim, bunu söylüyorum, burada da ifade edeyim. Üniversite hocaları, tabii devletimizin imkanları bu kadar denebilir ama üniversite hocaları daha iyi bir gelire sahip olsalar da bunların sadece %20'si bütün mesaisini ilmi araştırmalara her alanda ayırsa Türkiye bundan daha karlı çıkar. Kesinlikle. Ama bu yapılmadığı sürece sadece kınamakla problemi çözmek mümkün değil. Ama ideal olanı hocanın derse kendisi girmesidir ve hem davranışıyla hem bilgisiyle öğrencilere yol göstermesi, yardımcı olması. Hocam bir mail gelmiş. Diyor ki Kur'an'da cariyelerle ilişkinin serbest olduğu bir surede açıkça geçmektedir. Siz Allah'tan daha mı iyi biliyorsunuz da zinadır diyebiliyorsunuz. Bu bana tabii Allah'tan daha iyi bildiğim söyleyemem. Ben kendi bildiğimi biliyorum sadece. Mantık üretiyorum. Bu mantığa göre Allah'ın kelamına bakarsanız insanlar arasında fark yok. Hepsi Allah'ın kulu. Kullar arasında böyle bir ayrım yaptığı zaman da benim kafamda soru işareti çıkıyor. Zaten dinlerin tarihte gelişmesinde de bu soru işaretlerine aranan cevaplar vardır. Eğer ortada bir soru işareti olmasaydı bunca din alemine de gerek olmazdı. Herkesin bir kendi kafasına göre davranması söz konusu olurdu. Bu soru işareti cevaplamak için bunca tarikat var, bunca mezhep var. Herkes bu sorulara çünkü farklı cevaplar veriyor. Kur'an'da var mıdır hocam? Geçer mi? Tabii cariyeyle ilgili şey var. Şimdi söylediğim gibi burada cariyelikle nikah kıyılmaması cariyelerle sadece arada bir mülkiyet ilişkisi olduğundan dolayıdır. Cariyelerle efendisi arasındaki ilişki bütün yönleriyle karısıyla efendisi arasındaki ilişki gibidir. Peki hocam şimdi Allah'ın kulları arasında nasıl bir ayrım olabilir? Yani kul köle olur mu hocam? Sizin dediğiniz ideal bir yaklaşım. Buna hiç kimse itiraz etmez. Kur'an ideal yaklaşım değil midir? Hayır, şöyle. Kur'an realist bir yaklaşım gösterir. Şimdi şöyle, harbi ortadan kaldırmadığınız sürece,
Bakın şimdi Guatemala'ya Amerika'da Iraklı esirleri götürdü değil mi? Oradan yapılan işlemler televizyonlara yansıdı. Guantanamo. Bugün hukukun hiçbirisi buna izin vermiyor. Ama hukukun izin vermemesi bu gerçeği ortadan kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. O halde hukuk realist olmak mecburiyetinde. Yani idealizm güzel bir şey fakat realizm öyle hayatın şeydir. Bir gerçeğidir. Bunu görmek lazım. Yani dinlerde realist olmak zorunda. Evet, dinler ortalama bir insana göre kurallar koyar. Bunu daha üst seviyede yaşayabilirsin. Mistik, tasavvuf sizin buna cevap verir. Siz daha üst seviyede yaşayabilirsiniz. Ama dini kurallar ortalama insana göredir. Onun zaafları vardır, arzuları vardır, ihtirasları vardır. Buna göre kural koymak mecburiyetindedir. O üst seviyedeki insanlar için belki kural koymaya da gerek yok. Onlar çok daha kendilerine uygun çözümü kendilerinde bulabilirler. İşte birisi bulmuş, cariye kavramı zina sözüne girmiyorsa yarın Rusya'dan bir cariye getirtiyorum diyor birisi. Köleliğin bir tek kaynağı vardır. Getirtmekle olmaz. Başkası fazla, getirmiş olacak. Fazla heveslenmesin. Savaştır. Harp esirleri devlet başkanı tarafından köle statüsüne getirilirse ancak olur. Geçirilmeyebilir, geçirilmesi şart değil. Yani devlet başkanı harp esirlerini serbest de bırakabilir. Başka yolla da tasfiyesini isteyebilir. Köle statüsüne geçirilirse artık farklı bir... Hocam ya bunlar Rusya'ya harp ile ederler yarın. Rusya'ya harp inat edebilirler ama kendilerinin köle olma riski de vardır. Onu da gözlerine alacaklar. Bu gözü dönmüşler vallahi Rusya'ya harp ile ederler. Evet değerli izleyiciler, yine bir kısa reklam arasından işaret verdiler. Biz de zaten reklamları seyredeseydi, kendimizi seyredeseydi bayıldık yani şu ana kadar. Gayet hoşumuza gidiyor. Murat da gülüyoruz halimize. Bir kez daha reklam arası. Hocam izleyicilerden gelen bir sual var. Onu sorarak başlayayım. İSAM. İSAM nedir diye soruyorlar. İslam Araştırmaları Merkezi, kısaca İSAM, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir İslam ansiklopedisi hazırlamak düşüncesiyle oluşturduğu bir araştırma merkezi. 80'li yılların başında önce bir İslam ansiklopedisi hazırlama düşüncesiyle başlamıştı bu teşebbüs. Ansiklopedi kültürlerin, medeniyetlerin birikimini ortaya koyması bakımından son derece önemli toplu eserler. Büyük bütün kültür ve medeniyetlerin kendine has bir ansiklopedisi olmuştur. İslam medeniyeti önemli bir medeniyet. İlk defa bu ansiklopedi enteresandır Batı'da hazırlandı. Evet. Ansiklopedi of İslam 5 cilt Leyden'de hazırlandı. Bir takım eksiklerine, kusurlarına rağmen çok büyük bir alaka gördü. 50'li yıllarda ikinci edisyonu bunun hazırlandı ve 50 yılda tamamlandı 12 cilt olarak. Her iki ansiklopedi de oryantalistler tarafından hazırlandığı için onların bakış açısını yansıtıyordu açıkçası. Türkiye Diyanet Vakfı bir telif ansiklopedi hazırlama düşüncesine kapıldı. Bence çok da iyi yaptı. Büyük bir cesaret. Çünkü Türkiye'nin burada enteresan bir durumu var. 1950'li yıllara kadar Türkiye'de en azından 25 yıl dini eğitim ve öğretim, yüksek öğretim hiç olmamıştır. Gelenek koptu. 50'li yıllarda İlahiyat Fakültesi kuruldu. 60'lı yıllarda Erzurum İslami İlimler Fakültesi kuruldu. İki tane fakülte. 80'den sonra malum Yüksek Öğretim Kurulu kanunuyla Yüksek İslam Enstitüleri İlahiyat Fakültelerine dönüştürüldü. Yani bu alandaki bilgi birikimi açıkçası zayıftı. Buna rağmen böyle bir cesaret gösterdi. Bunu şükranla belirtmek gerekir. Önemli bir hazırlık dönemi geçirildi ve 1988 yılında ansiklopedinin ilk cildi çıktı. Bu ilk ciltle birlikte araştırma merkezi de kuruldu. Bu iki proje birleştirildi. O günden bugüne bu proje devam etmekte. Fakat sadece ansiklopedi olarak kalmadı. Yani beraberinde çok önemli hizmetleri, kültür hizmetlerini de getirdi. Bir defa ansiklopediden bahsedeyim. Bu ansiklopedi bir İslam kültürünün genel ansiklopedisi. Sadece bir dini bilgiler ansiklopedisi değil. İslam tarihinden, aslında edebiyatından, musikisinden, kesinlikle musikisinden, kültüründen, sanatlarından bahseden genel bir kültür ansiklopedisi. 17 bin maddeyi içeren ve
Bu ansiklopedinin telifine yaklaşık 1500 ilim adamı katılmaktadır. Bunlar önemli bir kısmı Türkiye'den. Tabiatıyla böyle bir ansiklopediyi hazırlamak için iyi bir kütüphane kurmak gerekiyordu. Baştan mütevazi bir şekilde başlandı. Fakat zaman içerisinde çok ciddi yatırımlar yapılarak ve dünyadaki neşriyat çok yakından takip edilerek çok iyi bir kütüphane meydana vücuda getirildi. Bugün kütüphane de başlı başına bir projedir. Yani bugün şöyle söyleyeyim, 350 bin ki bir ihtisas kütüphanesidir bu. 350 bine yakın kitap ve dergi vardır İslam Araştırmaları Merkezi İslam Kütüphanesi'nde. Ve bu kütüphane Türkiye'nin sahasındaki en zengin kütüphanesi olmasının yanı sıra en çok okuyucu çeken, en iyi işleyen kütüphanesidir de denebilir. Evet. Murat Bey bizim kütüphaneyi iyi bilir. Sık sık geliyor. Sık sık geliyor. Çok inanılmaz olmasın. Bir kütüphane yapıldı hakikaten. Fatih, bir iyi tarafı daha var. Mesela orada olmayan kitabı veya bir makaleyi Tanzanya'da çıkmış mesela, temin ediyorlar. Tabii. Biz araştırmacılara, bir rol bela falan kesinlikle, çok bir de işlerini seviyorlar. Profesyonelce yapılıyor. Kesinlikle. Çünkü çok iyi bir kütüphaneci. Çoğunda şeydir. Mesai bitsin, baştan sağlık. Şöyle de bir şey oldu zaten şimdi. İslam Kütüphanesi, İstanbul'daki bazı kütüphaneleri boşalttı okuyucu bakımından. Yani şimdi başka kütüphanelerde çalışanların önemli bir kısmı şimdi artık İslam Kütüphanesi'nde çalışıyor. Çünkü sabah 9'dan akşam 11'e kadar 14 saat açık bir kütüphane. Gece 11'e. Öğlende 4 lira gibi cüzi bir para veriyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Akşama kadar bedava çay içiyorsunuz, kahve içerseniz paralı. Hocam bunları duyurursanız yakında orası dolup taşar. Çay bedava, 4 liraya yemek. Zaten 7 bin üyemiz var bizim ama şöyle yarın bir ufak şartı var. Burası bir uzmanlık ihtisas kütüphanesi. Lisans talebesi kabul etmiyoruz. Sadece yüksek lisans ve doktora talebesi ile akademisyenleri ve yazarları kabul ediyoruz. Dolayısıyla yani bu reklamla yeni okuyucu kazanmaz. Zaten sosyal ilimlerle uğraşan herkes bizim kütüphaneyi çok iyi biliyor. 7 bin üyemiz var bizim. Kütüphane başlı başına bir proje oldu. Ya gerçekten sığmayacaksınız yakında değil mi? Çok kitap geliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz şimdi kütüphaneyi ikiye ayırdık zaten Murat Bey. Kütüphane 1, kütüphane 2 diye. Kütüphane 1 açık raf sistemiyle bütün okuyuculara açık. Bu bir rahatlık veriyor. Kütüphane 2 yaptık. En az kullanılan kitapları altta 5 katlı bir bina. Bodrum katlarını 2 kat ayırdık buna. Orada sırayla koyuyoruz demirbaş sırasına göre. O kitapları kütüphaneden istemek gerekiyor. Tabii, bunu bütün dünyada kütüphaneler yapar zaten, biliyorsunuz. Gittikçe de şey diyor, sıkışıyoruz. Okuyucu bakımından çok enteresan bir durum var. Birçok kütüphanede 5-10 tane okuyucu görürsünüz. Biz sadece ihtisas yapanları kabul ediyoruz. Bizim geçen ayki ortalamamız 279 kişi. Her günde. Günde gelen. Günlük gelen. Hatta bazı günler 350'ye falan çıkar. Ve bizde 300 tane oturma yeri şimdi var. Biraz daralttık, çoğalttık sandalyeleri. Öğlene kadar gelmezseniz yer bulamazsınız. Ve de çok güzel bir manzara oluyor. Bütün ihtisas şey olduğu için herkesin önünde bir laptop. Kütüphaneyi yukarı üst kattan seyretmek başlı başına bir keyiftir. Kütüphanemizde sadece kitap yok. Osmanlı mahkeme defterlerinin mikrofilm ve mikrofişleri var. 20 bin defterin. Hatta şimdi biz Osmanlı coğrafyasını topluyoruz. Mostar'ı, Saraybosna'yı, Kırım'ın yarısını, Suriye şeriatçilerinin yarısını topladık. Bulabildiğimiz her yeri toplamaya çalışıyoruz. Öyle bir topluyorlar ki, bende bir yazma vardı. Bir musiki yazması, tek nüsha, çok önemli bir yazma. Ben ne olur ne olmaz diye yıllar önce Süleymaniye Kütüphanesi'ne mikrofilmini vermiştim. Fakat yazdırmıştım, hiç verilmeyecek kimseye. Ben yayınlamadan önce yani. O da kopyası çıktı. Onu bile almışlar. İnsanlar. Bu tür şartlara aslında riayet ediyoruz. Yani. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi Murat'ın burada sık sık değindiği bir mesele var. Türkiye'de bir Osmanlıca bilgisi insanların giderek zayıflıyor. Bir kuşak ortadan kalktığı için, hakkın rahmetine kavuştuğu için diyeyim. Gençler arasında eski... Ana yazısı Osmanlıca olan. O kuşak gitmek üzere. Evet. Çok az kişi kaldı. Tabii, o mesela yani, bunlarla ilgili kurs açmak falan gibi bir düşünce var mı? Yani şimdi, Osmanlıca öğretecek. Şöyle Murat Bey'in söylediği, kendisi Osmanlıca öğrenmiş ve onunla okuma yazmaya başlamış insanlar. Bu bir seneyle ilgili. Kenan Evren falan nesli de o da öyledir. O da öyledir. Eski Cumhurbaşkanı. Bittiği zaman o iş bitecek. Ama şimdi o kadar fakir durumda değiliz. Yani tarih bölümlerinde, arşiv bölümlerinde Osmanlıca öğretiliyor. İşte hayır hocam, şimdi bu öğretiliyor. Ama öğretiliyor. Şimdi
benim gördüğüm tarihçilerin, iyi tarihçilerin büyük bölümü aslında tarihçi değil. Yani kimi ekonomist, kimi başka bir şey ama tarihe merak salmış ve akademik açıdan tarihçiliğe yönelmiş isimler. Şimdi bunlar veya diyelim ki meraklıları var. Yani çocuk Boğaziçi'nde sosyolojide okuyor ya da ne bileyim başka bir yerde okuyor. Bunlara Osmanlıca öğretecek, eski Osmanlı yazısını ya da Arap alfabesini öğretecek kurs murs bir şey... Var var, çok var şimdi artık. Sizin çok bünyenizde var mı? Bizim bünyemizde yok ama Türkiye'de, İstanbul'da çok var. Sizin dediğiniz tabii tarihçilerin belli bir kesim ama tamamı öyle değil. Tamamı öyle değil tabii. Tarihçiler içerisinde bu metinlere çok vakıf olan çok ciddi tarihçiler var. Biz şimdi Osmanlı mahkeme defterlerini yayınlıyoruz. Kadı sicillerini. Kadı sicillerini yayınlıyoruz ve bu birikimden yararlanıyoruz. Yani oldukça iyi bir birikim var Türkiye'de. Ama tabii şu var... İstanbul dışında veya büyük şehirler dışında o kadar öğrenme imkanı olmayabilir. Fakat tarih bölümlerinde artık edebiyat fakültelerinin, fen edebiyat fakültelerinin tarih bilim bölümlerinde çok ciddi bir biçimde bu Osmanlıca öğretilmektedir. Hocam hepsinde yok. Hepsinde olmayabilir hepsinde tabiatıyla. Yok. Bu eğitim sistemimizin genel problemlerini... İsim tasvir etmeyelim ama bazı önemli ve modern üniversitelerin tarih bölümlerinde Osmanlıca hocalar okuyor. Bu bir kusurdur çünkü evet. Bir tarihçi olmak için birinci el kaynaklara evet. Girmek lazım. Nasıl Roma hukuku yapmak için Latince bilmek gerekiyorsa Osmanlı tarihi yapmak için yani hatta iyi bir tarihçi olmak için Arapça Farsça bilmek tabii. Gerekir. Çünkü Osmanlı belgelerinde kullanılan dilde Arapça Farsça kelimeler çok büyük bir ağırlık teşkil eder. Bunlara vakıf olmak için bu dilleri bilmek gerekir. Türkiye'de bunu öğrenenler, bilenler var. Çok kötümser olmak için bir sebep yok. Ama tabii çok iyimser olmamızı gerektirecek bir rahatlık da yok. Bunu da belirtmek gerekir. Şimdi evet. İşte kütüphanemizde bu mahkeme defterleri var ve tarihçilerin çok ciddi ilgisini çekiyor. Kütüphanemizin rahatlığı da çok ilgisini çekiyor. Boğaziçi'nden bir hoca bize şöyle demişti. Ben sizden şikayetçiyim dedi. Niye? Çünkü biz tarih hocası. Biz öğrencilerimizi sürekli arşive göndermeye çalışıyoruz. Gidin belge okuyun, belge okuyun. Buraya bir gelen diyor size yakalanıyor. Hocam daha İSAM'da işimiz bitmedi. Hocam daha oradaki kaynakları bitirmedik deyip başka yere gitmiyorlar diyor. Çünkü bizim orada çok güzel bir çalışma ortamı var gerçekten. Çok rahat bir ortam bir var. Bina çok şık. Çok şık. Bina çok şık. Türkiye Diyanet Vakfı hiçbir fedakarlığı şey etmiyor, gözden kaçırmıyor, esirgemiyor. Çünkü bizim sadece kütüphanede 40 kişi falan çalışıyor. Yani İSAM'da 120 kişi çalışıyor ki bu ciddi bir maliyet demektir. Ama böyle merkezlere Türkiye'de ihtiyaç var. Yani. Kesinlikle ihtiyaç var. Bu buna yüzden yüzlerce İSAM, olmalı. İSAM çeşitli konularda. Evet. Bir de şu var, bizim çok iyi bir dergi koleksiyonumuz var. Yani dergiler çok pahalıdır Fatih Bey. Bir derginin böyle Rusya'dan gelen 50 sayfalık dergiler var, 75-100 dolar. Evet. Bunlarda biz şimdi 800'e yakın dergiye aboneyiz. Bu çok ciddi bir kaynak. Ama nasıl gerekiyor. Ucuzdu eskiden komünist zamanında o dergiler. Şimdi bitti artık. Nasıl ucuzdu? Bu bakımdan da biz çok önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Çalışma imkanları hakikaten önemli bir şey. Peki hocam, pardon. Ansiklopedi bitince ne olacak? Ansiklopedi kaç cilde geldi? 37 mi oldu? 8 mi şimdi oldu? 37 çıktı. 38 matbaada. 39'u hazırlıyoruz şu anda. Şurada 2 senede ansiklopedi bitiyor. Kaçta bitiyor? 42'de mi diyor? 42 veya 43 artık tam sayıyı buradan söylemem mümkün değil. Bu ikisinden birisinde bitecek açıkçası. Bitince orası ne olacak? Şimdi efendim orası bir araştırma merkezi olarak kalacak. Zaten Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir üniversite projesi de var. Ama şu var, bu büyük bir birikim. Gerçekten ansiklopedi çıkarmak çok zordu. Baştan da bu işe şeydenlerin birçoğu bile kendisi inanmıyordu yani, bu noktaya geleceğini. Bugün herkes hayretle karşılıyor. Bir defa dış dünyadan büyük bir talep var. Arap dünyasından büyük bir talep var. Biz şimdi 5-10 yıllık planlar yapıyoruz geleceğe yönelik olarak. Bir defa şu anda 4 ciltlik veya 5 ciltlik bir küçük ansiklopedi hazırlıyoruz. İslam dini ve kültürü diye, ansiklopedisi diye. Rusça, Arnavutça ve Boşnakça yayınlayacağız bunu. Rus dünyasında 20 milyon Müslüman var. Çok ciddi dini kitaplara, kaynaklara ihtiyaç var. Türk lehçelerinde de yayınlayacağız. Yani Azerbaycan, Azeri Türkçesi, Özbek Türkçesi. Oradaki Türkçe'ye zarar vermemek adına, yani Rusça'ya mecbur etmemek adına onları yayınlayacağız. Hocam terminolojiyi ne yapacaksınız? Şimdi, Rusça terminolojiye hemen imkansız. Çok ciddi bir problemdir. Dediğiniz çok doğru. Şimdi biz ay başında Moskova'ya gideceğiz. Moskova'da bir İslam Üniversitesi var. Orada bir dini kurum var.
St. Petersburg'da Türkoloji bölümü var. Orada iki fakültede bölüm var. Şimdi bu terminoloji konusunda oradaki Müslümanlardan yardım alacağız. Zaten bunun Rusça çevrilmesini bu Rus kurumlarıyla müştereken yapacağız. Hatta resmi kurumlar, Rus ansiklopedisi falan da bu konuda ilgileniyorlar. Onlarla da görüşeceğiz. Bu terminoloji çok ciddi bir problem. Arnavutça'da, Boşnakça böyle bir problemimiz yok. Hatta İngilizce çevirirsek de böyle bir problemimiz yok. Çünkü ansiklopedi yerleştiği bir Arapça terimleri. Evet. Arapça'da zaten problem yok. Ama Rusça'da ciddi bir problem var. Ama bu problemi bir şekilde çözeceğiz. Şimdi onu hazırlıyoruz. Bitmeye yakında biz bunu Arapça ve İngilizce'ye tercümeye başlayacağız. Böyle bir projemiz var. Bütün ansiklopediye. Bütün ansiklopediyi ikinci bir edisyon olarak. Yani şimdi 20 senelik, 25 senelik bir birikim var. Bir de bizim çok zengin bir döküman merkezi, dokümantasyon merkezimiz oluştu. 17 bin madde var bizim ansiklopedimizde. Her bir madde için bir dokümantasyon poşetimiz var. Evet. 25 senedir o poşete malzeme birikiyor. Biz dünyadaki ilgili servisimiz, dünyadaki bütün sahayla ilgili dergileri taramıştır, taramaya devam ediyor. Onları biriktiriyoruz. Tabi bu birikimi ikinci bir edisyon. Hocam deriye posteki saydırmak gibi bir şey bu ya. Aynen öyle. Ama yapıyorlar aynen biliyorsun. Öyle. Yapıyoruz biz bunu. Yapıyorlar, inanılmaz bir şey. Yapıyorlar. İkinci edisyonda bu birikimi de kullanmak istiyoruz. Üniversitedeki birikimi de kullanmak istiyoruz. Şunu söyleyeyim yani Türkiye'den böyle bir şey, mesela İslam dünyası için söylüyorum. Arap dünyasında kimse. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyor. Ben de beklemiyorum. Şunu iddiayla söylüyorum. Ansiklopedi ikinci bir edisyon olarak birinci cildi çıkardığımızda Arapçasını İslam dünyasında büyük bir şok yaşanacak. Ama bilenler biliyor çünkü ben mesela Suudi Arabistan'a gittim, evet, davet ettim. Ansiklopediyi ben orada anlattım. Hatta işbirliği teklifinde bulundular. Şimdilik biz kendi imkanlarımızla götürüyoruz. Ama bunu yapmak zorundayız. Türkiye'nin bu ciddi ilmi birikimini biz dış dünyaya taşımalıyız. Peki hocam, ben bir şey merak ediyorum. Şimdi bu ansiklopedi hakikaten çok yani İslam adı bazını ürkütüyor olabilir İslam ansiklopedisi dedikleri için, ama bu çok ciddi bir tarih ansiklopedisi aslında. Yani buna kültür böyle bir kültür ansiklopedisi. İçinde din de var, devlet de var, her şey var. Çok iyi bir ansiklopedi. Bir tek sıkıntısı var bana göre. Sıkıntı derken 37 cilt şu anda. 42-43 olacak diyorsunuz. Bunun acaba daha bu işe bu kadar meraklı olmayan ama elinin altında böyle bir eser bulması için bir özet nüshasının olması düşünmüyor işte, mu? Şimdi işte 5-10 yıllık planlarımızda bu da var. Yani şahsen benim düşündüğüm bu ansiklopedinin bir kültür ansiklopedisi olarak bir mesela 10 ciltliği çıkmalı bir. İkincisi bu ansiklopedinin üzerinde ihtisas ansiklopedileri çıkmalı. Yani Türkiye'deki sosyal bilimlerin gelişmesi bakımından bu önemli. Şunu ifade edeyim. İlahiyat fakültelerinde, edebiyat fakültelerinin tarih ve edebiyat bölümlerinde, yüksek lisans derslerinde, doktora derslerinde bizim ansiklopedimiz çok ciddi olarak kullanılıyor. Evet. Artık bizden başlanıyor, ansiklopediden başlanıyor. Yani ondan aşağıya geçmek artık mümkün değil. Bir de bizim dokümantasyon merkezimizin bütün yüksek lisans ve doktora talebelerine sunduğu bir hizmet var. Tez hazırlarken gelip o dokümantasyondan da yararlanıyorlar. Bu da fevkalade önemli bir şey, hizmet oluyor. Hazır şey geliyor. Tabii malzeme geliyor. Malzeme geliyor. Hocam şimdi siz Kadıcı'dan bahsederken aklıma bir sual takıldı. Bilmiyorum doğru bir sual midir? Murat bana yine gülecek mi? Onu da bilmiyorum. Ama ben naif sorularıma devam edeceğim. Osmanlı devri coğrafya işte bir ucu. Belgrad, Yunanistan, Arabistan, Fas'a kadar gidiyor. Gitti. Fas hariç. Fas hariç, Fas'a kadar. Buralarda konuşulan dil sayısı onlarla ifade ediyor sizin de söylediğiniz gibi. Onlarca dil var. Katı sicilleri nece? Şimdi ya da mahkeme nasıl görülüyor şeyde Osmanlı'da? Bir tane şey geldi, atıyorum Rum geldi, bir tane de Arap geldi, çıktı mahkemenin karşısında. Kadı nece görüyor bu? Tabii şöyle, tercüman bulunduruluyor tabii. Tercümandan yararlanıyor. Siciller iki dilde tutuluyor. Anadolu ve Rumeli'de hep Türkçe kullanılıyor. Güney Afrika, Orta Doğu'da Arap kültürünün yaygın olduğu bölgelerde Arapça kullanılıyor. Hatta İstanbul'daki ilk defterlerde Arapça hayli kayıtlar var. Şimdi biz bu kayıtlar, defterleri yayınlıyoruz. 40 defter ilk projemiz, 40 tane defter yayınlıyoruz biz. Bu defterlerde Arapça kayıtları biz orijinalini arkaya koyuyoruz. Önüne tercümesini koyuyoruz. Yani Arapça kayıtlar çok var. Sonraki dönemlerde Anadolu ve Rumeli'de Arapça kayıt pek görülmüyor. Peki niye başta Arapça var? Anadolu'da Arapça mı konuşuluyor o zaman? Yok. Arapça konuşulmuyor da öyle anlaşılıyor ki
bu sırada görev yapanlar, şimdi Osmanlı coğrafyası İslam dünyasına açık. İslam geleneğinde ilim yolunda yolculuk yapmak önemlidir. Dünyada iki tane ilim dili olmuştur geçmiş dönemde. Evet. Batı dünyasında Latince, İslam dünyasında Arapça. Farsça olmamış mı? İlmi, hayır. Farsça bir edebiyat dilidir. Bu ilmin gelişmesi bakımından da iki dil olması zaruri. Bugün İngilizceye kızıyoruz, mızıyoruz yani ama 20 tane dilde aynı oranda yayın olsa ilim gelişmez dünyada. Batı dünyası Latince ile ilmi yaygınlaştırmıştır. İslam dünyası Arapça ile yaygınlaştırmıştır. Sonra Latince'nin yerini İngilizce almıştır. Sonra Latince'nin yerini şimdi İngilizce aldı. Şimdi yani bu konuda karşı duran Avrupa devletleri bile neredeyse teslim bayrağını çekmiş. Yani Fransızlar çekmiş ve Almanlar teslim oldular. Mesela evet. Teslim bayrağını çekmiş durumda. Başka çaresi de yok. Şimdi bu bakımdan defterler Arapça olarak Kuzey Afrika'da ya tutulmuş, Rumeli ve Anadolu'da Türkçe olarak tutulmuş. Şimdi bu mahkeme defterleri şu bakımdan önemli. Sadece hukuki ihtilafları burada bulmuyoruz. Yani biz bunu hukuki ihtilafları bulsak bu sadece hukuk tarihi bakımından önemlidir. Bizi ilgilendirir. Biz zaten okuyoruz bu defterleri. Ama sosyoloji çıkıyor ortaya. Bir sosyal yapı, tabii, bir sosyal tarih çıkıyor. Mesela bütün eşyaları, narhlar var mesela. Kurulan vakıflar var, eşya fiyatları var. Dil tarihi bakımından bir önemli. Yani alışverişler nasıl, vakıflar nasıl kuruluyor, alışveriş nasıl yapılıyor, her türlü hukuki tabii işlemler mahkemede yapılıyor, evlenmeler, boşanmalar, mahkemeler. Tabii canım, işte Barkan Hoca'nın, Barkan Hoca, Osmanlı'ya en iyi anlayacağımız yerden bir tanesi Barkan Hoca'nın yazdıklarıdır. Evet, yani aynen öyle. Dolayısıyla Osmanlı'nın sosyal hayatını yansıtan en güvenilir kaynakların başında mahkeme defterleri geliyor. Biz onu yayınlıyoruz. Bu bakımdan el yordamıyla yapılan değerlendirmeler daha sağlıklı ve daha ayağa yere basar bir şekilde bundan sonra yapılabilecek. Bu bakımdan fevkalade önemli. İnşallah biz ilk asrı, yani daha doğrusu 16. asrın yarısıyla 17. asrın yarısı ilk defterler bu tarihlerdedir İstanbul'da. Yayınlayacağız ve her 10 seneden bir defter seçiyoruz. Başka türlü olması mümkün değil. Çünkü İstanbul'da sadece 10 bin defter var İstanbul mahkemelerinde. 10 defter 10 yıllık bir dönem çok değişken bir dönem değil. Yani 10 yılda bir defter yayınladığınızda 10 defter bir asır ediyor. Bir fotoğrafı çekilir, oldukça net biçimde çekmiş oluyorsunuz. Ondan sonra başkaları daha ara defterleri yayınlar, çalışır. O ayrı bir mesele. Daha vakit çok, defterler duruyor. Evet, duruyor. Biz şimdi İstanbul'un o bir asrına ışık tutmaya çalışıyoruz. 2010 İstanbul Kültür Başkenti bu projemize destek verdi. Keşke bunlara destek verse işte. Evet, 2010 verdi. Abuk sabuk şeye destek verdi. Bu projeye destek verdi. 30 defteri İSAM'la onlar müştereken masraflarını üstlenerek çıkaracağız. Yakında bu serinin ikinci defteri sonra seri olarak gelecek. Peş yayınlanmaya başlayacak. Bu sizin çıkarttığınız Üsküdar bunun dışında değil mi? Üsküdar'dan devam ediyoruz. Devam İstanbul deyince zaten İstanbul ve Bilad-ı Selase, Üsküdar, Galata ve Eyüp anlaşılır. Suriçi İstanbul. Bunu birinci defteri İSAM olarak yayınladık. 30 defteri müştereken yayınlayacağız. Sonra biz İSAM olarak yine projeye devam edeceğiz. Bir şey daha merak ediyorum hocam. Şimdi kadılardan bahsettik, mahkeme falan filan. Osmanlı'da avukatlık diye bir müessese var mı? Kadının karşısına avukata çıkabilir misiniz? Profesyonel bir avukatlık kurumu yok Osmanlı Devleti'nde. Ama vekalet kurumu var. Vekalet kurumu var. Genelde İslam hukuk tarihinde de var. Hatta bazı bölgelerde hukuktan anlayan profesyonel kişilerin vekil olduğunu biz görüyoruz. Ama Osmanlılar'da daha çok, mesela kadınlar bizzat mahkemeye gelmişlerdir. Ama çoklukla kendilerine bir akrabaları, bu kocası olabiliyor, kardeşi olabiliyor, babası olabiliyor. O temsil ediyor mahkeme. O temsil etmiştir. Yani vekalet kurumu var ama bir baroya kayıtlı ve bir meslek olarak, profesyonel bir meslek olarak avukatlık yok. Yok. Hocam, programın sonuna geldik. 4 saati geçtik. 4 saat 10 dakika olduk hemen hemen. Vatandaşlar diyorlar ki Mehdi'nin ne zaman geleceğini programın sonunda söyleyeceğiz diyordunuz. Ne zaman gelecek diye soruyorlar Mehdi. Şimdi ben bunu söyleyince bana bir bilgi gelir diye ümit ediyordum. Gelmedi mi? Gelmedi. Program sırası bir vahiy gelmedi yani. Gelmedi, bir şey gelmedi. Bu dinlerde kurtarıcı bekleme kimi gruplarda çok yaygındır. Bence Mehdi'yi beklemek yerine biz kendimizi kurtarmaya çalışalım. Daha doğru. Herkes kendi Mehdi'si olsun. Kendimiz daha doğru. Yani başkasından kurtarılmayı beklemek yerine
biz kendi doğrularımız doğrultusunda kendimizi kurtarırsak daha doğru bir iş yapmayı yaparız. Peki bu ortalıkta Mehdi diye gezenler var. Ama daha kurtulmadı hiçbir taraf. Gezenler var da. Mehdi gelince herkes çok mutlu olacak hakikaten. Şimdi bu konuda farklı görüşleri var. Geleceğini söyleyen inananlar da var, inanmayanlar da var. Onu ifade edeyim. Ama o ilahiyat göre alan, gelecek mi peki? Gelmesi o ilahiyat alanıdır. Ben o alana girmeyeyim isterseniz. Ben hukuk tarihçisiyim. Şart mıdır gelmesi Mehdi'nin? İlahiyatçı değilim ki ben. Galatasaray için şart. Oldu mu? Yani, güzel bak. Unutmuştuk Fatih işi. Hatırlattın yine. Gelecekse de gelmeyecekse de biz dinen Allah'a karşı görevlerimizi yerine getirmekle kendimizi, toplumumuzu, ailemizi kurtarmakla, kendi kendimizin mehdisi olmakla yükümlüyüz. Dolayısıyla kurtarıcıyı başka yerden beklemek biraz kolaycılık oluyor. O yüzden gelirse hepimiz kurtuluruz. Ona ben bir yorum yapmıyorum. Ama şimdilik kendimizi kurtarmaya çalışmak daha doğru olur gibi geliyor. Vallahi ben Mehdi'yi beklemiyorum. Allah'a karşı görevlerimi de iyi insan olarak yerine getirdiğimi düşünüyorum. Öyle bir şey var mı hocam? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iyi iş yapmak üzerine çok vurgu yapılmaktadır. Yani inanan insan tarif edilirken Allah'a şirk koşmayan, ortak koşmayan ve salih amel işleyen. Bu Kur'an-ı Kerim'de müteaddit zamanlarda yerlerde bu vurgu yapılmaktadır. Burada salih amelin ne olduğu ayrıca tartışılması gerekir, yorumlanması gerekir. Ama gerçekten Müslüman kendine karşı da, ailesine karşı da, topluma karşı da görevlerini yerine getiren ve baktığı zaman ben üzerime düşeni yaptım deme rahatlığına erişen insandır. Şimdi fakir fukaraya yardım ediyorsa bir insan, bunun adını illa zekat koyması gerekir mi? Şimdi bakın, din bu zekat gibi vecibeleri koymadığı zaman insanlar daha az yardım yaparlar. Din bunun asgarisini, zekat %2,5'tür Fatih Bey. Belki ben %10 yapmak istiyorum. Tamam, kimin işte, adına zekat demiyorum. Din, hayır ama şimdi dini kuralları bu açıdan sorgulamamak gerekir. Çünkü dini kurallar, dini kurallar olmasa... Bana mı kaldı sorgulamak? Dini kurallar hiç olmasa insanlar hiç yardım yapmayabilirler. Hiç. Yani aralarında çok iyi insanlar da çıkarabilir. Din bir çıtayı, alt çıtayı koyar. Onun üzerine çıkmak çok da güzel bir şeydir. Dolayısıyla dini kurallar aslında her yönüyle iyi insan yaratma hedefine yöneliktir. Dini değerler. Doğru, hedefe doğru gidiyorsam evet, problem yok yani. Gidiyorsanız problem yok. Gidiyorsak hiçbirimiz için problem yok. Hocam vecibeler kalkar mı o zaman? Hayır, vecibeler de iyi insan olmaya dahildir zaten. Ameli salihe dahildir. Ya vecibelerin yani, nedeni iyi insan olmaya zorlamak insanları. Sen direkt iyi insan oluyorsan, vecibeleri atlarsan, o Allah'la senin arandaki bir borç alacak ilişkisi. Oraya kim karışır? Şimdi bakın Fatih, kulak bile gelmedi bana. Biz burada, fetva verdi. Biz burada dini kuralları açıklamakla, yani din adamlarının şeyi dini kuralları açıklamaktır. Siz bir sual sorduğunuz zaman din kural gereği bunu şöyle açıklar der. Allah nazarında, yanında sizin yerinizi hiçbir din adamı hiç belirtemez. Belirtemez. Ha siz ibadet edersiniz, etmezsiniz. Allah size hoş görür görmez. Görmez. Onu bileceğiz. Biz Allah'la kul arasına bizim dinimizde kimse giremez. Ama din adamına sorarsanız namaz kılmadığınız zaman bunun kurallara aykırı olduğunu ve günah olduğunu söyler. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça belirtmiştir. Evet, yani kuralları yorumlama konusunda, daha üstünü uygulama konusunda bütün insanlar hürdür. Çünkü insanlar netice itibariyle Allah huzurunda herden hesap vereceklerdir. Aynı inançtayım hocam. O yüzden bu araya girenlere çok kızıyorum ben. Yok, dinimizde çok fazla araya giren de yok aslında. Dinimizde yani, yok da dinimizde sosyal olarak var. Evet. Hocam evet. O birisinden fetva aldı rahat. Kimden? Tövbe fetvasını aldı. Şeyden. Burada tabii. Vallahi tövbelik bir suçum bile yok. Yani düşünüyorum şu, neye tövbe edeceğim? Tövbe edeceğim bir şey de yok ortalıkta. Öyle bir günah işlemezsen tövbe etmeye gerek kalmaz. Doğru. Ama İslam çok ince kurallar getiriyor. Aslında büyük günahlar belki işlemiyor bazı insanlar ama İslam'ı birkaç veya ilk nazarda akla gelen birkaç emre, vecibeyle sınırlamamak lazım. Ya, tabii. Sosyal hayata yönelik olarak gerçekten dinin çok ince kuralları vardır. Bunu yerine getirmediğimiz zaman bir sorumluluk söz konusudur.
en azından Allah huzurunda bir mahcubiyet söz konusudur. Din gerçekten uyulması gerekli kutura ama... Kutura bakma falan diyeceğiz orada. Ne var canım abi? Yani şimdi bak Murat, anlaşamadınız konuşuyor. Ben Allah'la kendi aramda hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yani çok yakın hissetmekle ilgili bir şey bu. Güzel bir şey bu. Çok güzel bir şey. İlla korkarak, böyle tırsarak aman Allah'ım yandım. Değil ki. Yine ne var? Gideceğiz sonunda işte göreceğiz, eğer varsa konuşacağız, sohbet edeceğiz. İşte varsa demiş, anlatacak, etmeyecek. Kimse bilmiyor. Gitti, varsa dedim bitti. Bence var. Ha. Yani ben her zaman şöyle söylüyorum Fatih Bey. Hakikaten Allah'ın kulları üzerinde büyük bir merhameti, rahmeti var. İnsan olarak yaratılışımız zaten ayrıcalıklı olduğumuzun göstergesi. Fakat ayrıcalıklı olmak aynı zamanda sorumluluk da getiriyor. Sorumluluk da getirir. İnşallah Allah'a fazla isyan etmeden, kafa tutmadan bu hayatımızı tamamlayabilirsek, iki şey önemli: kul hakkı ve Allah'a ortak koşmak. Bu iki şeyi çok fazla çiğnemezsek, bu konularda çok büyük problem yaşamazsak, öbür konularda, öbür dünyada uzlaşmamız, Allah'ın rahmetine nail olmamız daha fazla muhtemeldir. Peki ama hocam, şimdi Allah'a yine ben garantisi bir soru yok. Soracağım. Murat gülecek ve biraz da kızacak bana. Ama zaman zaman inancın gereklerinden biri değil midir Allah'a isyan etmek? Çünkü eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'ın dünyada olmasına izin verdiği bazı şeylere isyan etmek, inancınız yoksa zaten Allah'a isyan etmezsiniz. Şimdi Afrika'daki çocukların durumunu görünce, ne bileyim savaşlarda olan bitenleri görünce, Allah'a o zaman isyan etmiyor mu insan? Eğer inancınız yoksa zaten isyan edecek bir şeyiniz olmaz ki. Şöyle, çok da garanti görmeyin yani, o isyan edersem şöyle olur diye. Ama peşinden dünya, bağlıyor. Evet, bu dünya hayatı tabii sınırlı bir hayat gerçekten. Sınırlı bir hayatta o Afrikalı çocuklara karşı bize yüklenen vecibeler, vazifeler de var. Yani Müslümanlık onlara yardım etmeyi de içeriyor. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, bunlar var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de açıkça yazılı. Ama Afrika'daki o çocuğa, yani nefes alan herkese karşı bizim her görevlerimiz, canlı, her canlıya karşı görevlerimiz var, hayvanlara dahi görevlerimiz var. Bu görevleri yerine getirmediğimiz zaman bundan sorumluyuz. Yani Allah'ın üzerimizde nimeti ne kadar çoksa o kadar sorumluluğumuz var. İslam ile İslamiyet arası bir fark var mıdır? İslam ne demek, İslamiyet ne demek? Aynı şey, hiçbir fark yok. O nüfus kağıdında eskiden İslam yazardı, yeni İslam yazardı. Şimdi İslamiyet yazıyorlar daha çok. Oradan dikkatimi çekti. Hiç fark yok. İslamiyet yazmaz, yazar mıydı? İslam yazıyor. İslam yazardı. İslam yazıyor. Ha, şimdi bazıları ben görüyorum İslamiyet yazıyor. İslamiyet, yeni şimdi. İslamiyet yazıyor, evet. İslamiyet yazmıyor ama bilmiyorum artık. Ben bir iki şimdi yerde zaten gördüm. Artık nüfus yazmıyor. Da, şu anda kalktı. Din de kalktı yazmıyor. Be. Kalktı. Niye kalktı acaba? Avrupa şeyi galiba. Belli bir yaştan sonra yazdırır. Kişiye bırakılmış olabilir mi acaba? Hane var mı? Dini hanesi hala var mı? Şimdi artık yazılmıyor hane. Evet, artık hane yazılmıyor mu? Yani ayrımcılığa yol açar endişesi dolayısıyla belki yazılmıyor olabilir. Agop geliyor. Dini hanesi boş. Ayrımcılık yok. Ayrımcılık aslında var. Her yerde var. Ayrımcılığın hiç olmadığı söylenen Amerika'da en kuvvetli ayrımcılık var. Tabii canım. Yalnız onu çok ince yapıyorlar. Yani mesela bir ayrımcılık yapmıyor. Hastaneye gittiğiniz zaman bir şey doldurtuyorlar. Form doldurtuyor. Form doldurtuyor. Ben ilk karşılaştığımda şoke oldum. Şimdi o bilgiler bir yerde birleşiyor ve icabında sizin karşınıza çıkıyor. Çıkıyor. Mesela diyor ki beyaz Avrupalı mısınız? Bakın bir hastanede formunda beyaz Avrupalı mısınız? İspanyol kökenli misiniz? Efendim Orta Doğulu musunuz? Indian yerli misiniz? Afrika Amerikalı mısınız? Uzak doğulu musunuz? Uzak doğulu musunuz? 8-10 tane kalem var. İlk karşılaştım. Bunu niye soruyorsunuz? Ne gereği var? Efendim biz istatistik için yapıyoruz diyor. Ama bu bilgiler bir yerde birikiyor ve gerektiğinde kullanılıyor. Yani ayrımcılık yapılıyor. Fakat Batı bunu çok güzel yapıyor. Yani kamuflesini çok güzel yapıyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Ama ideal olan tabii yapılmaması. İdeal olan o. Biz Kafkas ederiz değil mi? Öyle diyeceğiz. Kukazen oluyor bizim ki. Orta Doğu Kafkasyası, biraz coğrafya olarak. Middle Eastern Caucasian. Evet. Çok güzel. Bitirelim mi saati? 2:20 yaptık vallahi. Hocam size sabaha kadar konuşuruz biz, biliyorsunuz değil mi? Öyle güzel atıyorsunuz ki. Estağfurullah. Sizinle güzel sohbet gidiyor.
Ben şeyi söylemek istiyorum. Bazı üniversitelerde öğrenci arkadaşlar anlattılar. Size geliyorlarmış İslam Ansiklopedisi'ne. İslam'ı duyunca bilmeyen profesörler var. İslam'ı bilmeyen. Orası yobaz teşkilat, niye gidiyorsun? Kelimeden ama ne olduğunu bilmiyor. İslam'ın İslam Ansiklopedisi kütüphanesinde. Oraya gitme, tarikat kütüphanesi. Böyle bir mantık da var. Bizde peşin hüküm biraz yaygın, çok dakika. Yaygın yani gerçekten. Ama hocam bunlar ismi olan hocalar, bunu söyleyenler. Doğru, bir sosyal bilimcinin bizim kurumumuz bilmemesi bir eksikliktir. Bir doktor bilmeyebilir, bir mühendis bilmeyebilir. Çünkü biz onlara yönelik bir hizmet üretmiyoruz. Ben burada İslam'ı tam anlatmadım. Mesela biz enteresan bir dergi çıkarıyoruz. Bak, Türkiye'de hiçbir yerde yok. Biz 800'e yakın dergiye aboneyiz. Yeni gelen dergiler ve içindekiler diye bir dergi çıkarıyoruz. Bize gelen her derginin içindekiler kısmının fotokopisini çekiyoruz. 4 ayda bir böyle bir dergi çıkarıyoruz. Ve bunu bütün üniversite kütüphanelerine, bütün Fen Edebiyat Fakültesi kütüphanelerine, bütün İlahiyat Fakültesi kütüphanelerine gönderiyoruz ki ilgilisi gelsin, inceleme yapsın. Bizdeki 800 dergide şu makaleler yayınlandı, bundan haberiniz haberdar olsun. Olun diye. Eğer sosyal bilimci böyle bir dergiyi görmüyorsa, böyle bir derginin haberdar değilse... Yoksa. Eskiden makaleler bibliografisi vardı ya. Şimdi onun işte biz kütüphanemize yönelik olarak halen evet. Devam ediyor. Bunu Türkiye mail olarak da yolluyor musunuz? Efendim? Mail olarak da yolluyor musunuz bunu? Bizim internet sayfamızda bunun PDF formatında var zaten. Oradan da yararlanabilir. Eğer bir sosyal bilimci bunu duymamışsa gerçekten eksiklik. Kendi haline yansın. Kesinlikle. O eksiklikten ötedir aslında. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Şimdi eksik olmasın, Murat Bey de bize çok bağışta bulunuyor, bağışları yönlendiriyor. Kenan Bey'den hiç bağış alamadık Murat Bey. Şimdi evet. Bize... Okuyamıyordu kitaplarına. Evet. Bize çok bağışta bulunuyor. Bunu yani şey gibiyiz şimdi biz. Sultanahmet'te dilenip Üsküdar'da dağıtan kimse konumundayız. Sultanahmet'te dilenmiyoruz ama Üsküdar'da dağıtıyoruz. Çünkü yerimiz Üsküdar'da. Bize gelen bağışlar, çok bağış geliyor. Çünkü her insan istiyor ki okunan bir kütüphaneye kitabımı vereyim. Biz şimdi şartlı alıyoruz. Bizde yoksa rafımıza koyuyoruz. Veya ikinci nüsa olarak korumak istiyorsak koyuyoruz. Değilse üniversite kütüphanelerine bağışlıyoruz. O şartla alıyoruz. Son 5 senede 50 bin ciltten fazla kitabı biz üniversite kütüphanelerine bağışladık. Şimdi yani Fen Edebiyat Fakültesi dekanının tek yapacağı şey bize bir dilekçeyle, bir yazıyla başvurması veya bölüm başkanının. Biz zaten listeyi çıkarmış oluyoruz. Listemiz her zaman canlı. Biz ona bir şifre gönderiyoruz. O şifreyle giriyor o listeye. Kitapları seçiyor. Seçtiği an düşüyor listeden zaten kitaplar. Seçimini tamamlayınca bize bildiriyor. Biz de kitabı gönderiyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız sosyal bilimlere yönelik hizmet çok çeşitli. Bunu sosyal bilimci bilmiyorsa gerçekten o kendi kendilerini diyebilir. Tabii Türkiye önyargı ülkesi. Yani o kadar fazla önyargı var ki o kadar fazla konuda. Doğru. Kimsenin bununla ilgili söyleyeceği bir şey olmuyor. Olmadık insanlar, olmadık şeylerle suçlanıyor. Ya Fatih, burs veriyorlar. Evet, daha onlardan bahsetmedim. Burs ben. Veriyorlar. Yani ben şahit oldum. Oradan nasıl burs alırsın diyen hocalar var bu memlekette. Sanki tekke tarikat şeysi. Yani gayet sıkı bir dini merkez gibi olacak şey değil. Böyle şeyler. Boğaz içinden bir hoca söylemişti. Bir öğrenciyi göndermiş. Şimdi biz açıkçası kimsenin kıyafetiyle falan ilgilenmiyoruz. Bizde başını örten yüksek lisans talebeleri de var kızlardan. Örtmeyen de var. Bizim problemimiz değil bu. Biz bu bakımdan üniversitelerden daha özgürlükçüyüz. Boğaz da bir arkadaş demiş ki bir öğrenciyi gönderdim. 15 gün sonra geldi diyor. Ya hocam bir gariplik var bu İslam'da demiş. Nedir gariplik? Ben demiş biliyorsun işte kıyafetim belli. Hep böyle çekinerek gittim. Kimse bir şey söylemediği gibi kimse kıyafetime dikkat de etmiyor. Gidip geliyorum demiş. Sizce bundan bir gariplik yok mu? Yani başörtülü kızıymış. Hayır, başörtülü değil, tam tersine. Ha, dekolte. Tam tersine istediği gibi gelen birisi. Yani bu noktada gerçekten İslam iyi bir örnek oluyor. Ümit ederim bu örnek yaygınlaşır. Evet. Bitirelim artık, saat 2:30 oldu. Yarın iş günü. Sizin için de iş günü. Ben hocaya bir şey sormak istiyorum. Hocam bir soru. Uyuyacağım öğüne kadar. Uyuyacağım öğüne kadar tabii yarın. Sabah erkenden çıkacağım, belki oraya gideceğim. Öyle mi? Sabah belki. Geçen hafta da bir hafta boyunca Paris'teydi. Şimdi millet Paris'e gider.
işte dükkan dolaşır, restoran dolaşır, alışveriş yapar. Beyefendi Paris'ten bir bavul kitapla geldi. Tabii. Paris'te de yaptığı şey bir... Şey dolaşma. Yok, dolaşmadı. Kütüphaneye girdi, sahaflar. Sabah girdi, akşam çıktı. Tabii, doğru. Başka şey de getirdim, sadece kitap değil. Yemek de getirdim. Yiyecek. Ördek getirdim. O reklamdaki yemekler ana malzemesi oradan mı gelmişti? Reklamdaki yemekler hikaye Murat'ın yemekleri yanında. Bir yemek yapıyor hocam. Yani ben de yemek yaparım ama Murat'ın yaptığı yemeğin yanından geçilmez. Yani ben söyleyeyim, Michelin'de iki yıldız kafadan alır da üçüncüyü biraz jüriye bağlı. Bu teke tek programdan önce böyle bir şey bizim bu şey saatlerde acıkıyoruz ve yemeğe geçiyoruz. İkide böyle reklamlarda yemek gözüküyor. Bizim reklamlar. Yoldan çıkıp kelle falan yiyoruz. Yani. O şeyden, ustalıktan yararlansak ben bir daha gelirim bu program için. Öbürüm fakirhaneye buyurdu. Estağfurullah. Evet, fakirhaneye buyurmamız lazım. Çünkü inanılmaz yemek yapıyor. Yani böyle bir şey olmaz. Ben devme ev kadınında da böyle bir sofra düzeni gördüm. Olacak bir şey değil. Bir sofra kuruyor. Türkiye'de bunu hocam, yapabilecek kimse yoktur. Siz bakmayın şeye. Evine misafir davet eder. Sabahtan mutfağa giriyor. Yani çalışan öğledenler onlar gidiyor. Bu girer. Yani aynı vaziyetteyiz. Evet, aynı vaziyetteyiz ama Murat'ın yemekler biraz daha ustalık gerektiren aynı yemekler. Yani çok inanılmaz ustalık gerektiren bir yemekler. Not vermek için ikisini de denemek lazım. Evet, söyledin. Müthiş mutlu olurum. Mehmet Günteyi'nden mesaj geldi. Ördek isterim diyor. Kimseye bak var ya, yemin ediyorum olay çıkartırım. Çok, kimseye çok ördek getirdim, mördek çok yok. Getirdim, çok yok getirdim, abi. Hepsini koptu. Beraber yiyeceğiz. Öyle. Bu hafta yaparız. Ona buna yok abicim. Ördek. Bu hafta yaparız. Hocam evet. Ben bir şey sormak istiyorum. Bir şey. Evet. Bu çünkü hep söylüyorum. Ördeğin İslam'da geri mi soracak? Caiz midir değil mi? Yok onu aldım o caiz. Bir şeyler koymadığım müddetçe caiz ama. Alkol koymadım. O da tartışmalı, buharlaşır. Buharlaşır. Birisi verdi. Alkol buharlaşır dedi. Kalmaz ki içinde. Hocam 28 Şubat'tan sonra sizin gelirlerinizde azalma oldu mu? İslam'da. Bu çok söylendi çünkü. Şimdi bir türlü ben size veya... Diyanet Vakfı'ndan gelmiyor mu? Diyanet Vakfı'ndan evet. Yani öyle bir şey oldu mu? Doğrusu ben 28 Şubat'tan sonra Diyanet Vakfı'nın gelirlerinde azalma olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü ben Diyanet Vakfı'yla hayır, şey değilim. Hayır, İslam'ın çünkü İslam'ın. İslam'ın bütün giderlerini Diyanet Vakfı karşıladığı için bizim için değişen bir şey yok yani. Bütün yani bütçeniz kısılmadı. Hayır, kısılmadı. Bunu burada belirtmek gerekir. Gerçekten Diyanet Vakfı zaman zaman da zorlanıyor bizim masraflarımızı karşılamakta. Çünkü kütüphanemizden hiçbir kitabı esirgemiyoruz. Projelerimiz var, yayınlarımız var, dergilerimiz var. Hiçbirisinde bir kısıtlama yok. Zaman zaman Diyanet Vakfı zorlanıyor. Fakat doğrusu bizden hiçbir kısıntıya gitmediler. Onu söyleyeyim. Zaten bu eser, mesela ansiklopedi böyle bir kısıtlamayla çıkmazdı. Peki ansiklopedinin satış geliri nasıl? Orada da şöyle bir şey var. Aslında çok iyi satılıyor. Yani biz ansiklopedi Türkiye ölçeğinde iyi bir rakamdır. İlk basınca 50 bin basılıyor. 50 bin basılıyor. Fakat çok ucuz satılıyor. Yani ansiklopedi evet, biliyorsunuz baskı bakımından da, cilt bakımından da güzeldir. Gazetenin kütüphanesinde var. Evet, çok güzeldir. Yani abone olanlara galiba cilti 20 lira şimdi. Öyle bir şey. Hiçbir şey değil yani. Bu normal kitapların tabii canım, kitaplar daha tabii, pahalı. Yani çok bir daha normal fazla fiyatın 4'te 1, 5'te 1 fiyatında. 5'te 6'da 1, belki 10'da 1 evet, yani. Tabii ciltli, tabii kesinlikle. Kalın, büyük kalın boy, bayağı. Birinci hamur, evet, renkli. Çok birinci hamur, şey cilt, deri cilt. Evet. Tamamen kültüre bir yatırım olarak görüyor burada Diyanet Vakfı. Baştan itibaren bunu burada şükranla belirtmek gerekir. Başka türlü de olmaz. Yani dünyada büyük projeleri zaman zaman büyük vakıflar destekliyor. Başka türlü olmaz. Başka türlü de olmuyor. Başka türlü olmuyor. Evet. Gerçekten bu sayede İslam dünyasında ilk ansiklopedi bu, biliyor musunuz? Evet. Bu noktaya gelen. Yani bu noktaya gelen ilk ansiklopedi, bittiğinde de ilk ansiklopedi olacak. Bitmeye de geldi zaten. Yani ben başlangıçta sizin ansiklopedi açısı burun kıvırdım. Niye burun evet, kıvırdım dedim ki yani beceremezler. Yani Türkiye'de birileri toplanacaklar da, bir ansiklopedi yapacaklar da, içinde de iyi sağlam bilgiler olacak da falan filan diye pek kale almadım. Sonra okuduğum zaman yani takip etmeye başladığım zaman gözlerime inanamadım. Ve hatta başlangıçta dedim ki herhalde çalındı. Şimdi aslında ansiklopedinin bir tarihi yazılsa çok enteresan bir tarih çıkar. Şeyi anlatsanız çıkar. Madde takibini. Madde takibini biraz anlatayım isterseniz. Şimdi hocalara madde, yazdırıyorlar maddeyi. Hocalara tabii yazdırıyoruz. Bizim sipariş takip servisimiz var ama... Hocalar, onlar çok kolay atlatıyorlar. Maddeleri biz takip ediyoruz. Perşembe günü bizim madde takip günümüzdü. Şimdi YÖK toplantısı dolayısıyla çarşambaya aldık.
Ben bir slogan geliştirdim. Ver kurtul diyorum. Bakın. Şimdi mesela Akün Hoca vardır. Ömer Faruk Akün. Hakikaten edebiyat tarihinde evet. çok önemli bir isim Akün evet. Hoca. Allah uzun ömür versin. Akün Hoca'dan bir maddeyi almak başlı başına bir olaydır. Sizi çok güzel şey der, atlatır hoca. Yani, ama basılınca o kaynaktır o madde. Tabii kesinlikle. Evet. Şey. Mesela 2-3 ay takip edersiniz. Hocam inşallah beni bağışlar. 2-3 ay sonra hoca sizi bir met etmeye başlar. İşte sen geldin burası çok güzel oldu Akifciğim, Makifciğim. Bunun maliyeti 2 aydır yani. Ben bunu bilmiyorum. Şimdi ondan sonra da alamazsınız. Bak ondan sonra da alamazsınız. Hoca mesela der ki, bakın bunu yaşadık hep. Cuma günü söz verir. Cuma günü gelir sabahleyin. Hocaya gidersin. Hocam bugün veriyorsun. Akif'ciğim cuma günü akşam zaten servis kapanıyor. Cumartesi akşama versen bunun bir mahzuru var mı? Yok hocam artık çünkü kavga etmenize değmez. Değme. Yani, değmez. Ciddi söylüyorum bu dediği tarihten 2 ay sonra vermemiş olur mu? Hoca buradan bir gelir elde ediyor mu hocalar? Telif var ama yani telif üzerine. Şimdi Ömer Faruk Hoca'nın harcadığı zamanı düşünecek olursak. O hiçbir şey değil. Hiçbir şey okumasa hiçbir da şey arzu halciler gibi, eski arzu halci gibi veya tez yazanlar gibi daktiloyla yazı yazsa onun 10 mislini alır hoca. Yani parayla yazılmaz. Ondan sonra biz de metotlar geliştiriyoruz. Hocadan yavaş yavaş ben maddeyi alırım. Ondan sonra hocayı şey derim. Bu defa ben hocayı tehdit ederim. Hocam bak bu maddeyi bitirmezsen böyle yayınlarım. Razı olmam diyor. Vallahi o zaman sen beni mahkemeye verdir. Hiç şey etmem. Hoca ismine de çok titizdir. Ne yapar? Yapar. Tehdit, şantaj alıyorsunuz yani. Gerçi. Hoca 2 gün hiç uyumadan madde üzerine çalışır. Ben böyle insan görmedim. Böyle birçok yazarımız var. Hepsinin biz... Peki hocam bir şey söyleyeyim. Gençlerden iyi gelenler var mı böyle var, parlak var, gelenler? Var, gerçekten var. İyi gençler var. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde, yurt içinde, yurt dışında yetişmiş çok iyi bir nesil de var. Ama bunların sayılarını artırmak lazım. Evet. Bunun için de benzer vakıfların kurulması ve desteklenmesi lazım. Anadolu'da da belki bir özlük haklarının da önemli bir yeri var. Gerçekten Osmanlıca bir söz var malum. Kem alat ile kemalat olmaz diyor. Yani imkanlarınız sınırlıysa ondan mükemmeli yakalayamazsınız. Bir de Fatih yani hakikaten az da olsa çok iyi araştırma yapanlar var ama o araştırmalar duyulmuyor. Yani dar bir çevrede kalıyor. Yok evet. Anadolu Üniversitelerinden inanılmaz araştırmalar geliyor. Hayır, kamuya mal oldu. Kamuya mal oldu. Kamuya onu kastediyorum. İşte biz onu da diyoruz. Şimdi biz ilahiyat alanında kaliteli doktoralar yayınlamaya başladık. Şimdi mesela 10 küsur oldu. Yeni yapılmış doktoralardan seçtik. Çok büyük başvuru var. İşte imkanlarımız da belli ölçüde sınırlı. Biz o konuda da bir hareket başlattık. Tabii gönül istiyor ki üniversitelerin yayınları çok daha ciddi olsun. Bunlar kolay bulunsun. Dağıtım da önemli. Bu alanda alınacak daha çok mesafe var. Hocam bir de bizde bir şey eksik. Mesela tarih konusunda diyorum. Veyahut teolojiyle ilgili. Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde bir akademisyen ortaya hiç o güne kadar konmamış, bilinmeyen ama çok önemli bir olayı belgesiyle ortaya koyduğu vakit o basında konu olur. Gazetelerde çıkar. Evet, doğru. Ben senelerde onu yapmaya çalışıyorum. Yani tarihçi arkadaşlar mesela herhangi bilinmeyen bir şey yaptı. Ama sen duyulsun. Türkiye tarihe çok büyük hizmet ettin Murat. Tarihi popüler hale getiren sen oldun. Hakikaten öyle. Pop tarihçi diyorlar onun için. Kötü bir şey değil ama şimdi evet. Bunca insan tarihe merak sayılsa bugün televizyonlarda her televizyonda bir tarih programı yapılıyorsa bir sürü insan tarih köyüsü yazmaya başladıysa adı duyulmamış adamlar, önemli adamlar tabii, tekrar anılmaya başladıysa ciddi fonksiyonu var. Tarihin tabii politikaya da çok yararı var. Yani tabii. Ben şöyle diyorum, bir insan politikacı oluyorsa okuma yazmasa bilmesi olur, tarih bilmesi olmaz. Evet. Ama çoğu bilmiyor. Maalesef. Yani bu sosyal bilimler Türkiye'de yeni yeni kuvvetlenmeye başladı. Bizde mühendislik, tıp gibi alanlara çok rağbet vardı. Şimdi yavaş yavaş sosyal bilimlere yöneliş başladı. Tabii bugün Ar-Ge'de şu söyleniyor, siz teknolojiyi kendiniz üretmek durumundasınız. Bu sosyal bilimlerde de doğru. Siz sosyal bilimlerde kendi kültürünüzü, kendi yorumunuzu ortaya koymadıkça başkalarının yaptığı yorumlar size hazır elbise gibi tam uymaz. Evet.
Ondan sonra sağını solunu sıkar. Evet, evet, sosyal bilimler alanında da çok ciddi çalışmalara, desteklere ihtiyaç var. Türkiye yavaş yavaş buna doğru gidiyor ama. TÜBİTAK mesela sosyal bilimlere destek veriyor. Diğer kurumlar yavaş yavaş buna yöneliyor. Yani inşallah önümüz daha açık. İnşallah hocam. Evet. Bizim de önümüz açık ama yine de biz programı bitirelim. Sabaha kalmayalım. Sonuçta biraz daha kalırsak burada sabah gazetede biz okumak zorunda kalacağız. Ve ben benim yarın için gazeteleri okumayı hiç istemiyorum. Hepsinde Fenerbahçe yine kazandı. Ne olacak, ne olacak bu Galatasaray'ın hali diye başlayacak. Onun için yarın söyledim, Deccal çıkacak, halledilecek Galatasaray. Mehdi değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İnşallah zaman içerisinde bir program daha beraber oluruz. Çünkü sizin o engin bilginizden ya da o ganya kuyusu gibi bilgi hazinenizden bugün sadece birkaç dirhem alabildik. Başka bir gün inşallah izniniz olursa, arzunuz olursa tekrar beraber oluruz. Sayın Baraç'ın size de çok teşekkür ediyoruz. Gerçi cumartesi akşamları performansını burada sergilemiyorsun. Bundan sonra şuraya Pelin'i oturtacağım. Çünkü sen Pelin'le daha iyi bir performans gösteriyorsun. Ona bulaşacaksın. Bu saatte kalınca tekme atıyor. Tekme atıyor. Evet. Dün Erhan da tekmeleşmiş. Tekmeleşmiş ama çok mesaj geldi. Pelin beni tekmele diye. Beni tekmele veyahut Erhan'a yazıyorlar. Ne şanslı adamsın Pelin tekmeledi. Hocam o pantolonunu bana ver. Oo. Çamuru kalsın diye. Oo. Sizin programı niye sevdiğimi anladım. Pelin'den ötürü seyrediliyor. Sağ ol. Şeyden yani Pelin'in müthiş tarih bilgisinden ötürü anlamında söyledim onu. Bir tarihçidir ama Pelin. Pelin tarihçidir. Çünkü hep soruluyor ne işi var orada diye. Anlatamıyorum. Pelin tarihçi. Tarihçi. Pelin Batu. Evet. Devamlı mesaj geliyor. Hala geliyor ama. Ama Türkçesi biraz zayıf. Yok, anlatıyor gayet güzel. Çok İngilizce kelime sokuyor araya. O Boğaziçi usulü. Boğaziçi mi Pelin değil? Boğaziçi'li. Şu anda da o da doktora yapıyor. Öyle mi? Neyse sen de oradansın ama Türkçe'ye döndün neyse. Ben Galatasaray'dım, ben Boğaziçi'li falan değilim. Ben bildiğin Galatasaray. Mektebi Galatasaray Sultan. Yani bugün... Ya o takım hani başka, lise başka, mektebi Sultan. Başına bir iş gelmiş. Ha. Yani senin de çok sevdiğin Osmanlı ailesinin okuduğu okul. Ben hariç kaç nesil bizim oradan. Senin bütün baban, deden hepsi orada. İşte sen o şerefe dahil olamamışsın. Bir eksiğin o var. Olsaydım şimdi senin gibi ağlar vaziyette olurdum görüp. Olsun. Onun için. Eksiğim var ama çok güldüğümüz zamanlarda oldu değil mi hocam? Evet. Avrupa şampiyonu falan oldu. Öyle Viyana kapısından falan dönmedik. Hakiki Avrupa şampiyonu olduk. Evet değerli izleyiciler, bu akşam da saat 02.37 itibariyle programın sonuna geldik. Konuğumuz Profesör Mehmet Akif Aydın'dı ve hakikaten bizi de aydınlattı sağ olsun. Haftaya pazar akşamında tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.